Tankut demiş de onun kredisi bitti artık. Ne oldu? Kredi mi yarattı açıktan? Ek kredi. Sözlenmemiz gerekiyor abi yani. Normal şartlarda öyledir. Aile kızla... büyükleri gelip birer yüzük takacak. Aile mi olacak, evde mi olacak? Hep beni kötüleme, hep beni gömme çabasındasın. Yani ben artık ben gerçekten... Ben mi o çabadayım? Ya, evet. Murat abi şu anda başka biri gelse örneğin, hiç yakıştıramam ben. Mehtap bana ağırlık yaparsa ben de kendimi düşünmek zorundayım. Bırakırım elini abi. Ben Tankut'a aday gelmedim Cansu. Ben Tankut'tan burada elektrik aldım ve tanımaya çalışacağım. Batuhan'ın ağzından biraz cacık laf aldım gibi. Yani gözlerinden de almış olabilirim. Sana evlenme teklif edecek. Allah sürprizi bozmayayım da sen tahmin ediyorsun zaten. Yo, bana burada dedi yani şurada. Ben bir evlenme teklif edeceğim dedi. İşte 50 sene unutulmayacak, 70 milyon şok olacak dedi. Ve sen de dedi şaşıracaksın dedi. Hiç beklemediğim bir şey dedi. En baştan... Kendi söyledi zaten sürpriz yapacak bir durum. Tamam da yani... İyi de ne yapacaksın, ne zaman şimdi yapacaksın bilmiyoruz. Şimdi bu Batuhan yapar mı, yapmaz mı yapmaz acaba? Ya da geçiştiriyor mu? Yok geçiştiriyor ya. Geçiştiriyor mu diyelim? Yine bir geçiştirme sistemi. Nur sana hiç sormuyorum. Sen zaten pozitif yanını söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yapmaz ben söyleyeyim. Diyecektim aslında. Adam beni seviyor. Dur ben söyleyeyim. Yapacak olan insan yapardı. Söylemez yapardı. Söylemez yapardı. Bu bir kere göz boyama oldu. Şu an beni bunu söyleyerek beni böyle yavaşlattı. Durduruyor yani. Aşkım bak yapacağım merak etme beni bekletme. Batuhan nereli? Bilmiyor. Batuhan nereli olduğunu bilmiyor musun? Hayır. Erzurumlu Batuhan. Hayır. Batuhan Erzurumlu. Kız Batuhan Erzurumlu hatırlıyorum ben de. Hayır kız. Bir an aklıma geldi. Tamam da yarısı anne... Ana baba şeydi, bir yanı daha vardı Erzurum'un, bir tarafı da Ordu. Ordu muydu diyecektim. Ordu'ydu galiba. Ordu muydu, Rize miydi her, bilmiyorum tabii. Ama Erzurum olduğunu biliyorum. Vay! Günaydın. Evli adam. Vay, günaydın. Damat. Dünkü emeklerinize karşılık. Yani ağzımız tatlansın, bugün tatlı tatlı konuşalım. Adamsın. Yiyelim. Eyvallah kardeşim. Dün Hazal yemeği kim yaptı dediğinde Eser yaptı demedin. Dedim, nasıl demedim? Demedim. Buraları yardım edin abi. Kusura bakma de Eser efendi. Beyler. Buralar dağılmış. Yarısı bizim, yarısı da gelinler evi. Gelinler evi de şimdi şu 90'ın evet, kardeşim dün görüşemedik, hayırlı olsun. Abi açılın abi. Eyvallah Batu. Tebrik ediyorum. Çatal versenize. Bak Murat abi çatal almış. Bu elle yeniyor kardeşim. Aynen bu elle yeniyor. Sütlü Nuriye bu. Abi bir sütlü Nuriye. Kavga ederken lafın arasında benimle evlenir misin dese bile hoşuma gider. Sen de o kavga arasında sonra bu kızı yiyecek. Onu da alacağım dese. Ben de buldum kendimi. Bakın şöyle bir şey var. Ben de size bir şey söyleyeyim. Batu asla diz çökmem diyen bir çocuk. Her erkeği diz çöktüren bir kadın vardır. Evlenecek mi derken diz çökmezse ne olacak? Çökmezsin böyle mi? Benimle evlenir misin? İşte bilemiyorum, o bak göreceğiz. Belki sen diz çökersin, o yukarıdan söyler. Hani sana normal böyle... heyecandan konuşacaklarım sürpriz yapayım ama dedim. Hani normal yemek sürprizi yapayım falan dedim. Tarzım. Şimdi amaç evlilik teklifi olunca direkt konuya girdim ben. Sadece geldim. Normalde... Sadece geldim. Yemek esnasında yapman lazımdı da sen zaten her şeyi baştan aşağı karıştırdın. Kardeşim birbirine girdi ama... Niye var? Kız onu çok, da göreceğiz. Çok geçirdi yani hani. Ama o şoka girdi, ben şoka girdim. Güzeldi. O ayrı bir tat kattı zaten. O sandalyesini çekmemen Batu. En başta teklif. Önemli olan oydu zaten. Konuşamadım. Direkt ben konuya girdim zaten, kafadan yani. Anam. Benim evlenir misin? Oho. Allah. Dur. Ne? Dur evet demedi. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Şaşkın. Sesim geliyor mu? Ya şey. Seninle alakalı... Soru işaretleri vardı. Zamandı, erken değil miydi? Şaka yapıyorsun. Tabii ki de şaka yapıyorum. Manyak, tabii ki de evleniyorum. Dur dedi ya, ben sana evlenme teklif etmiş miydim diyor. Ama olanı. Ben şimdi sana evlenme teklifi mi ettim? Ben neticeye bakıyorum. Orada zaten abi. Evet dedi mi? Tamam, parmağı yüzüğe yüzüğü parmağa taktık mı? Taktık abi. Parmağı yüzüğü de karıştırdım. Onu da karıştırdım şu an. Şeker, parmakla yüzük hepsi karıştı. Atamamış heyecanlı abi hala.
Hayır, korktun mu? Neyden abi? Bir ara öyle bir... Hayır, hayır der diye mi? Ya hayır derse ne yaparım diye düşündüm. Yani tekrar tekrar şansımı denerim falan diye. Hayır dese... O anda hayır demeye dönük yani. Hayır dese inandırıcı olmaz. Ya daha erken değil mi falan dedi, bu orada... Ben orada gittim zaten. Sana soruyorum. Erken, ben hani erken de hani birbirimizi falan... Taklit şu yüzüğü diyecektim, kalkacaktım ayağa. Tak! Bir sepet patates aldım önüme, soyuyordum. İzlemedim. Biliyor musun sen? O anı biliyorum, giderken patates soyuyor. Sonra işte erkekler falan geldi. Ben şimdi Murat var ya, biraz aynı ortamda kalmak istemediğim için hani suratsız da duruyorum bilerek. Ondan sonra şey yapıyorum işte, bak ekrana arada bir baktım falan. Size baktım, sonra biraz kıskandım. Yani hani benim adayım yok burada falan ya işte, üzüldüm. Bir de Emre'yi de gıcık mektap zaten üzüntü. Olabilir. Aynı andaydı yani, ben çok üzüldüm hatta. Ha. Kıskançlık bile yoktu diyebilirim. Ondan sonra işte kalktım, mutfağa gittim, işleri hallediyordum. Sonra baktım Cansel yok. Cansel buradaymış, geldik Cansel'i aldık içeriye. Geldi ama tek başına, niye burada ağlıyor zannettim. Ben gelince arkamdan Ayça da koşa koşa geldi. Yani ben gelene kadar fark etmeyen Ayça. Ondan sonra içeri girdik. O Batuhan yanına oturmuş. Ben gene mutfaktan bir an müzik bu tarafa da verildi. Allah'ım, ağlamamak için zor tuttum kendimi. Çok güzeldiniz. Evet, bakıyorum müzik. Size böyle ağlamamak için zor tuttum kendimi. Beğendin, duygulandın yani. Evet, tabii ki duygulandım. Sonuçta şey, benim adayım yok burada. Ondan sonra dedi ki işte evlenme teklifini etti. Şey yaptı, oyun havası çaldı. Hadi dedi, bir oyun havası çalalım. Ondan sonra oyun havası bölümünüz verildi. Evet. O zaman ben geldim, hani işi de bıraktım. Geldim şu köşeye oturdum, resmen ekrana doğru kilitlendim. Sizi izliyorum. Aynen, Mehtap full sizi izledi. Bildiğin kilitlendim ama ben izlerken hayaller hiç kuruyor kimse izlerken. İzlemedi. İkisi de birbirini oynuyorlar abi. Mehtap ona oynuyor, o da Mehtap'a oynuyor. İştenliğini, samimiliğini hani hoşuma gitti. Ben dedim ki Tankut. Umarım Tankut da Seray üstünden beni test etmeye çalışmaz. Bu beni çok kırar. Siz kavga eder tartışırsanız kızlar Tankut için birbirini iyi olacak. Tankut gene ego tavan. Ayça'da dün bir kıskançlık sezdiniz mi? Nur'la Batuhan diyorsun. Benim de yapım bu. Benim evleneceğim insan başkalarıyla öyle samimi olmayacak. Ben Tankut'a aday gelmedim Cansu. Ben Tankut'tan burada elektrik aldım ve tanımaya çalışacağım. Ben az önce orada bir şey konuşurken kardeşim, lafımı böldün de bir de aynı şey olmazsa sevinirim yani, bana ters böyle şeyler. Üç tane etlerim var, harbi canımı sıkarsın ha. İstediğimi tanırım, istediğimi tanımam, herkesi tanırım. Abi dedi insan da Tankut'la aynı yaşta Seda Hanım yani. Ağladığında koruma vermeye kalkmayın sakın, yoksa bütün korumalarınız gider. Çözüm meclisten dışarı ama dün kızlar evinde büyük bir kıskançlık vardı. Bu gayet normal, kızlar arasında da olur. Olur. Evlilik teklif ettiğinde diğerleri kıskanır. Abi olabilir yani. Evlilik teklifi kıskançlığı vardı kızlar arasında. Herkes ister. O zaman insanlar sevgililerinize evlilik teklifi yapın kardeşim, bekletmeyin ya. Niye bekletiyorsunuz kızları? Evet, niye kızlar... son anda viraj yapıyorsunuz? Yani, yani yapın evlilik teklifini. Nasıl yani? Vallahi bilmiyorum evet. Nasıl yani. Ayrıca bir de şey ben diyeceğim. Ben ortaya söyledim. Son olarak. Batu da yapar ya. Gerçekten hani Batu... gönülden destekleyenleri ben biliyorum kimin mı? Yani yanımda olup olmadığını da. Kıskançlık. Yok onu biliyorum kardeşim de, ben hani Mehtap'ın izleyip izlememesi benim için hiçbir önem teşkil etmiyor ki. Ben Mehtap için mi evleniyorum? Ya Mehtap izlesen olur, Mehtap izlesin diye mi evlilik teklifi yapıyorum abi? Onun yorumları ya da beni ilgilendirmiyor. Sonuçta burada bir hani... Tamam dost edilmesen de bir evlilik programı bak, ve bu evlilik programı içerisinde işte, bir evlilik teklifi daha gerçekleşiyor. Esas amacı yani. İnsanların arasındaki fark ortaya çıkıyor Adnan'ım. Bak, orada. Melis, bak mesela Melis kalktı oradan buraya yardım etmeye geldi. Aynen helal olsun. Beni örneği yani. Bak, işte o yüzden ben Melo'yla bir küsüyorum, bir barışıyorum. Çünkü kızın Mert olduğunu biliyorum. Anladın mı? Neticede... Kızsa da, bağırsa da, çağırsak da mertlik var kızın içinde. Tabii canım. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Evet. Güzel işler olduğu zaman biz destek nasıl destek oluyor. Veriyorsak o da destek veriyor böyle destek şeylere. Yani. Ama yeri geldiğinde de tartışmasını da biliyor. Yani ben öyle insanları seviyorum zaten. Ama böyle ya biz bak Murat abinin zamanında yaptığı o sürprizde biz burada hiçbirimiz alnımızı kırıştırmadık. Evet. Hiçbirimiz çekimser durmadık.
Mehtap'a yapıyordu sürprizi. Ki Mehtap o dönemlerde de bize söylemediğini, demediğini bırakmıyordu. Yine bizimle sürekli tartışma içindeydi ama biz her şeyi sineye çekip yine de gidip onun mutlu olması için uğraşırken Mehtap'ın böyle yapması da beni ilgilendirmiyor artık. Ayça da şey fark ettin mi? Batuhan'a bir kalktı soğuk yaptı. Ben Ayça'yı şimdi çok iyi tanıyorum bak burada. Ayça'yı gerçekten iyi tanıyorum. Analizlerim de iyidir çoğu zaman. Ayça Batuhan'a bir soğuk yaptı o zaman. Çünkü kıskandı. O an mı yaptığını hissettin? Çünkü Batuhan'ın evlenme teklifi bekliyor kadın. Anladın mı? Evet. Ne yani? Emre Batuhan'dan önce evlenme teklifi etti de kıskandı mı? Hayır, yani Batuhan'dan evlenme teklifi bekliyor ama başka birisi evlenme teklifi ediyor birine ve o ekrandan izliyor. Anladın mı? Kıskanıyor. Evet ve şey de Batuhan'la ilgili şüpheleri de var zaten kafasında. Hala çözemedi biliyorum. Biz mesela patates soyuyoruz, yanımda oturuyoruz aynı ortamda. Emre de var. Yanımızda biri daha vardı bayanlardan. Şey dedi, ya dedi gitti dedi seksek oynuyor dedi. Ve Ayça. Benim yanımda. Evet, Ayça burada. Batuhan içeride, Ayça geldi burada seksek oynuyor. Ayrı duruyorlar. Hakikaten soğuk çekiyordu. Evet. Çok ayrı durdular. Bir gelirken hoş geldin. Arada bir yanına oturdu. Yani ben bile burada Ali'yle mesela ilk haftamızdı. Sıkıldım ya dedi kalktı. Evet. Kalktıktan izlerken. Çok bir arada durmadılar. Semih kardeşim sağ olsun geldiği günden beri takılıyor yani. Hiçbir şeyini göremedik. Vallahi ne yapayım ben? Hiçbir romantikliğini gördük, ne bir tatlını şimdi gördük. Abi, bana mı yapacak? Niye yani abi yüzüğe o kadar taktılar? Herif diz çökerek verdi yüzüğü neticede. Evet. Onu hiç kimse hatırlamıyor. Yüzüğü herkesten güzel vermiş bir insanım ben, evet, öyle özel bir günde. Evet. Ondan sonra yüzüğü farklı söylemlerimden dolayı yüzük bana ters bir şekilde geldi. Bu yani. Adam ne yapsın yani? O farklı söylemler dediğin yeri birazcık açar mısın? Olsun ne olursa olsun. Ne gibi bir farklı söylemler? Ben yüzüğü söylemler takarken nasıl taktın? Bak. Ha. Gülme komşuna gelir başına Emre. Benim başıma neler geldi dün. Evet. Benim başıma neler geldi. Oğlum daha bir şey gelmedi. Dur bakalım. Bundan sonra neler geldi. Ben bir an konuşamayacağım sandım dün. Anladın mı yani? Hani kötüsü olamaz daha fazla. Kaynana gelip sana yüzüğü verse ne yaparsın? Özür dilerim. Şöyle yaparım. Ellerinden öperim. Anacım derim. Saygılar. Yani ben bunu en güzel şekilde tekrar geri vereceğim. Sen hiç merak etme. Sen benim büyüğümsün. Saygılarım sonuçta. Bak. Ellerinden öperim. Oradan doğru bulaşıyor galiba. Değil mi kardeşim? Oradan ben doğru diyecektim şimdi. Ben de onu diyecektim. Yok ben diyorum kardeşim. Gel biz çıkalım bahçeye. Bunlar kılıbı kılıbılaşırız. Evet. Hatta şey de diyebilirim. Anacım siz bunu bozdurabilirsiniz. Ben yenisini de alabilirim. Hiç sorun değil. Bu da dursun. Ben yenisini alayım. Oldu. Yakıştınız birbirinize. Vallahi bile çok güzel oldunuz siz beraber. Kardeşim bak ya, bunlar hanım köylülükten böyle bir yola gidiyorlar, bizi vuruyorlar ama. Evet. Hadi. Oo. Hadi. Hadi bakalım. Beyler bir tabak verin şundan ayıralım size. Hayır hayır. Geri hayır alalım. Gerek bir yok tabak oraya götür bence. Hayır, gerek abi. Yok abi, yok, gerek yok. Evliliğe bir adım daha yaklaştım artık ve arkadaşlarıma da o emeklerinden dolayı baklava getirdim. Tat diyelim, tatlı konuşalım diye. Ama konu bir anda Hazal'ın soğuk olduğuna geldi. Bence öyle değildi. Hazal şok geçirmişti ve şoktaydı. Bu evlilik teklifi beklemeyen bir insanın başına gelebilecek normal bir olay. Bunu bu kadar abartmamak gerek. Sonuçta teklifime evet dedi. Hatice'ye değil neticeye bakacaksın. Evet mi evet. Elektriği enerjisi güzel bir insan diyorum. Evet. Yani bu beni sadece dansa kaldırmasından değil. Evet örneğin beni dansa kaldırdı. Çok da güzel bir hareket. Teşekkür ederim. Sağ olsun dansa kaldırdı. Dışarıda da, içeride de. Bak, teşekkür hani iletişim başka, iletişim, hoşuma hayır, gitti demek iletişim başka kuruyor. Bir şey. Evet hoşuma gitti. Evet teşekkür ederim. Hoşuma bir kadın hoşuna gitmez mi? Hoşuna arkadaşlar, gidebilir ama hoşuma gitmez. Sen dansa kaldırsa hoşuna ya gider. Ya ona bakarsan yani burada bak, unutma lafını. Beni de Semih dansa kaldırmıştı ağlarken. Çok hoşuma gitmişti. Bak, yani tamam. Bana destek de o ama sen ondan sonra Semih'e aday olacağım aklımda demedi. O onu diyor. Günaydın. 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 Ne haber arkadaşlar? Aa, çok Gözde iyi. Damat adayımız geldi. Tam da senin için burada tartışıyorduk kardeşim. Nerede, bak. Hangi Gözde damat adayı? Emre sen geldi evet. Emre. Senden bahsediyorlar abi. Benden mi? Tartışmalıydı. Sen ne haber nasılsın? Şöyle ben zaten bir Gözde adayım oluyorum. Bir neyse Gözde oluyorum. Neyse küs de olsak merhaba, önemli değil. İyiyim. Sen misin? Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim. Tebrik ederim. Ne haber? Bu ne? Nasılsın? Sağ olun. Anam bak nasıl yarısı nerede bunun? Bunun yarısı nerede? Yarısı şu an damat adaylarının yazma midesinde. Ya yazmadım ya. Çok merak ediyorum. Çok. Dünkü o sohbetten benim kafamda kalan bir sürü soru var. Sor kardeşim. Ama şey olduğum için, senden tedirgin olduğum için soramıyorum. Yok ya ben şu an ne pozisyona geldim biliyor musun? Artık böyle VTR'ler falan filan verilmeye verildi bilmem ne. Ben artık problemi direkt ya onunla çözeceğim ya da içime gömeceğim. Aman yani kimseyle şimdi konuşmak istemiyorum. Yani Seda Hanım geldiğinde bile konuşmak istemiyorum. Bu evin şöyle bir durumu var. İlişkiler bu evde yaşanıldığı için. Evet var. Ve yani yorum yapma şeyimiz var. Aynen yorumumuz yorum yapma var demiyor. Ki sen benim canım ciğerimsin. Benim yorum yapma hakkım bence var. Var. Yap.
Ama ben şunu söylüyorum. Sen mesela yorum yaparken ben de konuyu açacağım. Söyleyeceğim, konuşmaya başlayacağım. Sonra ne oldu? İşte sen gidiyorsun arkadaşlarına konuşuyorsun. Bunları benimle niye konuşmuyorsun? Melislerle konuşmuyor mu? Ya konuşuyor, konuşmuyor. Bak ben hani... Yani kendi konuşuyor. Ben dolmak istemiyorum hiçbir şekilde. Zaten... Dolmak değil zaten. Dolabiliyorsan bu gaza gelmektir. Gaza gelen bir adam değilsin ki sen. Selacığım gelsene, gel senle bir konuşalım. Diyorsun, değil mi? Nasıl böyle olacak? Yüzük takıyorum. Girelim oraya. Bizim şey. Ne alakası? İsteyeceksiniz, geleceksiniz. Neden söylerle onu anlamadım. Şey tabii ki de isteyeceğiz. Yani, evet. Ne konuşuyorsun hayırdır? Kiminle? Kıbrıl olayı mı davranışın şey? Kız tabii ki hayır. Evet. Sen bana sormadan, bana danışmadan kimseyi çağıramazsın bak. Serayla konuşabilir miyim? Semra teyzeye söylerim bak. O beni çok seviyor, yemin ederim seni şikayet ederim. Şikayet ederim. Serayla konuşabilir miyim? Konuşabilirsin bir tane. Serayla konuşmamı istemeyen var mı aranızda? Tamam, bana sorman yeterli. Boş ver sen diğerlerini. Ben istemiyorum. 2 saattir niye bekliyorsun? Tamam, istemiyorsun. Oy birliğini kabul edildi. Tamam, fındıklı severim. Tankut. Ben kendim için ağladım onu. Ha, iyi tamam. Sen de dinleyecekmiş ya. Gibi ya, bir de soruyor. Hadi git konuş. Çok konuşma ama ha. Az konuş yoksa sanırım. Hepsini ne kadar konuşayım? Ya. Tankut'la Emre bizim eve geldiler. Sonra Tankut konuşmak için Seray'ı bahçeye davet etti. Ama ben Seray'a karşı bir şey hissettiğini düşünmüyorum. Ona olumsuz olacağını anlatmak için bahçeye davet etti. Mehtap'a şey dedik. Mehtap izliyordu, üf müf etti. Ben de dedim ki niye izlemiyorsun falan. Sonra Mehtap şey dedi. Sıkıcı geliyor dedi Emre ile Hazal'ı izlemek. Sıkıcı geliyor dedi bana, samimiyetsiz geliyor falan. Ondan sonra Tankut da dedi ki senin dedi benden özür dilemeni dedi samimiyetsiz buluyorlarmış dedi erkekler evi. Allah Allah. Sonra Mehtap hemen yanına geldi. Kimmiş dedi o samimiyetsiz bulan dedi. Ondan sonra dedi ki Adnan dedi özellikle samimiyetsiz buluyormuş. Döndü dedi ki sen samimiyetsiz mi buluyorsun? Beni evet, de söyleseymiş. Bugüne kadar dedim bu yaptıklarından sonra gelip dedim Tankut abiden özür dileyip tekrar barışma şeyi bana dedim. Samimiyetsiz geliyor Mehtap, kusura bakma dedim. Ya, onu da boşver Tankut. Ama düne kadar düşmanıydı dedi. Ya yani ne oldu da şimdi bizi mi şey götürüyorsun Mehtap'a karşı? Hayır hani Tankut demiş de onun kredisi bitti artık. Aynen. Ne oldu, kredi mi yarattı açıktan, ek kredi? Ek kredi Tankut. Bunun ama Tankut'a dikkat et abi. Tankut her zaman gelin adaylarının arasını iyi tutmaya çalışıyor bak. Fark ediyor musun? Bizde o yok mesela. O da ya. Mehtap'la hem mücadele haline gelmek istemiyor hem gelinlerle kötü olup... ismi yazılsın istemiyor. ...diye soru işareti geliyor kafama. İkisi de birbirine oynuyorlar abi. Mehtap ona oynuyor, o da Mehtap'a oynuyor. O da Tankut, beni şaşırtıyorsun. Primi bitti diyorsun. Artık yok diyorsun. Karşındaki insanı tanıyorsun. Yani bu primi neden veriyorsun? Ek prim. Düşmemen gerekiyor bu oyuna. Bence oyun. Çünkü belli. O yine sonrasında eski haline dönecektir. Dönmeseydi, eğer bunu yapabiliyor olsaydı zaten benim ilişkimde devam ettirirdi. Yapamıyor. Ama sen niye bu oyuna düşüyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Senin niyetin ne? Ben de onu anlamak istiyorum. İnşallah içinde iyi niyettir. Artı zaten kötü bir niyetin varsa da ki hiç ummuyorum böyle bir şey. Ondan sonrasını ona göre konuşuruz sen. Ben dün anlayamadım, hala aynı şeyi söylüyorlar. Hı hı. Anlatsana bana ne oldu? Şimdi konu şöyle. Zaten hani ben ilk geldiğim zaman hani Adnan için geldim, olmadı. Elektrik alamadık birbirimizden. Hı. Bitti gitti yani şu anda. Hani dünden beri de bana sorulan soru, Adnan olmadı, bitti zaten Adnan. Hani evde ilgilenebileceğin başka bir aday var mı? Olur mu diye. Ben de hani senin iştenliğini, samimiliğini hani hoşuma gitti. Ben dedim ki Tankut. Okay. Daha sonrasında... Rica ederim. Daha sonrasında da işte Cansu'nun işte olayları ağladı vesaire. Yani bugün de ağladı. Sen bunu söylediğin gibi mi ağladı? Girmeden önce de ağladı. Şimdi yani ben de hani psikolojik olarak şey düşünüyorum. Hani bir yandan böyle vicdanım hani... sızlıyor. Bir yandan hani diyorum ki yani sonuçta bir kişi bin kişi ister hani bir kişi alır. Doğru. Hani ben seni samimi buluyorum. Ben seni içten teşekkür buluyorum. Ederim. Bu kötü bir şey değil sağ ki. Sağ ol. Ben buna kötü yani, bir şey aramıyorum altında hani sadece. Hani iyi bir elektrik hani olduğunu ben düşünüyorum. Hı. Belki bilmiyorum sen benden düşünüyor musun? Benden elektrik aldım. Yani hani aranızda sen söyledin iyi... yani onlara elektrik aldım falan. O da benden hoşlanıyor gibi şeyler yok, söyledin o da mi? Benden hoşlanıyor demedim. Hı. Ben iyi bir elektrik aldım dedim. Hoş geldin Ayça. Hoş bulduk. Bu senin ilk özel görüşmemiz. Evet. Nasılsın? İyi sayılır. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Ne var ne yok. Nasıl gidiyor hayat? Anlat bakalım. Güzel gidiyor. Sorun
Var, var mı? Var. Var, bakalım biraz o sorunları konuşalım, onları halledelim, aşalım diye konuşmak istedim seninle. Aşılacak sorunlarsa? Bakalım aşılıp aşılmayacağına. Neler anlatmak istersin? O sorunlar dediğin cümlenin altında neler var? Biraz açar mısın onu bana? Açayım ben size onu. Batuhan bana güvenmediğini söylüyor. Bu neden dolayı söylüyor? Güven meselesi, aklımda soru işaretleri var diyor. Ama kendisi, benim ona güvenim var mı, o ne kadar onu bilmiyoruz. Çünkü bir takım şeyler yaşandı burada. Haberiniz vardır, bazı görüntüler geldi eve. Ben onun hayatındayken geldi o görüntüler. Ama benim bana olmayan güveni de şu, benim önceki hayatımdan bahsediyor. Yani Batuhan'dan öncesi. Bunları bilmiyor muydu? Bunları kendisiyle bunları hiç paylaşmamış mıydı? Beni izleyerek geldi zaten. O bana aday geldi. Yani aslında bunları biliyordu. Biliyordu. Evet. Bir takım şeyler yaşandı, bana güvenmediğini söyledi. Yani ben seninle beraberken sana seni seviyorum dedikten sonra hiçbir şey yapmadım. Ama sen benimle beraberken senin buraya başka görüntülerin geldi, videoların geldi. Ben mi ona güvenmeyeyim, o bana güvenmesin. Kişi kendinden bilir işi yani. Yani aslında yaşadığımız tek sorun güvensizlik mi? Soru işaretleri varmış kafasında. Senin var mı? Benim de var, evet. Nedir o soru işaretleri, söyler misin bana? Ben hayatındayken dışarı çıktı. Tekrar benimle beraberken çıkar mı? Devam eden süreçte yine çıkar mı? Evet. Yani söz verdi, tekrar öyle bir karede bulunmayacağım. İşte özür diledi ama... Sen inanmadın mı? İnandırıcı bulmadın mı? Geçiştirdim diyelim. Samimi hissetmedin mi? Geçiştirdim. Neden? Hani... O anda tartışmak istemedim onunla o konuyu. Artık o konuyu kapatmak istedim. Tamam dedim, haklısın, bir daha o konulara girmeyeceğiz dedim. Kapatmak istediğin için geçtin. Aslında geçtim. Güvendiğin için, inandığın için değil. Değil. Doğru mu sence bu? Değil. 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 Bu çünkü şimdi bir sorun var ya da seni rahatsız eden bir durum var ve sen onu tartışmayalım şimdi, boş ver kalsın diye kenara koyuyorsun. Ya benim ama tek korkum bir gün... aldatılmaktır, o benim karşıma... Bu herkesin korkusudur aslında, i̇şte öyle değil midir? Ama sonra bu karşına yine çıkmayacak mı? Yani var olan bir sorunu işte halının altına gizlemek ne kadar gizli bırakabilir ki bunu? Doğru. Bence burada yapman gereken sakin bir şekilde o sevgi dolu ses tonunla sakin sakin durumu anlatıp aslında analiz edip hangi konularda güvenip güvenmediğini, kendisine ne kadar inanıp inanmadığını söylemen. Çünkü bu konuyu gizleyip sakladığında hiç beklemediğin bir anda, bak bu içinde bekliyor ya seni, sen bunu bir kenara kaldırdın, zihninde kaldırdın, tamam okey, ama hiç beklemediğin bir anda bundan dolayı içinde kalmış olan öfkeyi bambaşka bir yerden patlatabilirsin. Gerçekten Tankut'tan gerçekten hoşlandığını bilsem, inan böyle bir şey hayatta yapmam. Derim ki onlar, ben nasıl Dani ile mutlu olabilir diyorum belki. Dani'yi seçecek. Dani'yi kabul ediyorsam seyret edebilirim Ayşe, Fatma, herkesi. Çünkü onların hayatı. Yani nasip diye bir şey var. Olacaksa olur. Ama ben hiçbir şey hissetmiyorum. Yoğunluk hissetmiyorum. Sadece dansa kaldırdığı için diyorsan bu, anladın mı? Bu hoş bir şey değildir. Etik de değildir. Bana dese ki Cansu ben hoşlanmaya başladım. Ay doğrum, adam benim için o mu? Onu fark ettim. Bunu keşfetmek istiyorum. Ki Ayşe gelip ilk sana söyledi. Bana öyle bir şey söylenmedi. Anladın mı? Ayça ile bunu ayıran evet, bu. Bana hiçbir şey söylemedi. Ben Tankut'u tanımak istiyorum. Ya da Tankut'a karşı bir yakınlık hissediyorum. Ya da Nur'la aramda böyle bir konuşma geçti. Duyarsan yanlış anlama diye hiçbir şey söylenmedi bana. Anladın mı? Ki burada herkes Tankut'a değer veriyor. Ama benim inanın değer veriş şeklim o kadar farklı ve yoğun ki şu an. Hepinizin arasından ayrılıyorum şu an yani, o yüzden. Ki bana bunu söylemesi lazım. O zaman der ki ne kadar dürüst kız. Ya demek ki senin duygularına saygı duyan bir insan yok senin karşında. İşte değilmiş demek ki. Ben de ona üzüldüm. Benim sana kızdığım şey ne biliyorsun? Ben gidip Adnan'a bile sen... iyi kız diyorum, bilmem ne diyorum. Hayır, iyi kız falan diyemezsin. Bir hafta tanıdığın kimse iyi bir insan diyemezsin. İşte öyle oldu. Ben işte referans olmaya kalktım. Referans olacak bir durum yok. Bu kadar şeyi yaşamış, görmüş, geçirmiş bir insansın. Tek başına bazı yerlere gelmiş bir insansın. Ve bir haftada kimseye güvenilmeyeceğine çok iyi bilirsin yani. İyi kız mı iyi kız diye bir şey yok. İyi ya da kötü, kendi iyiliği kötülüğüdür o. Kimseye bunu övmene de gerek yok. Kimseye yönlendirmene de gerek yok. Bir kere öncelik burada istikrar. Yani insanlar istikrara bakıyor. Sen Tankut dedin en başından en sona kadar hala Tankut diyorsun. Ki öyle de Tankut olmasa ben burada durmayacağım bak ya. Yani sen bunu biliyor insanlar. Senin samimiyetinin farkındalar zaten. Bunu bildikleri için de herkes sana destek bu konuda farkındaysan. Bilmeseler, burada sana neler neler söylenir. Sen ne istediğini bilmiyorsun, şöylesin, böylesin. Daha kötü olur yani. Sen kendinden emin ol. Haklısın, doğru söylüyorsun ya. Hiç böyle kasmaya ama gerek yok yani. Ama ben umarım Tankut da Seray üstünden beni test etmeye çalışmaz. Bu beni çok zaten, kırar. Ben değilim yani. Tankut'la Seray zaten birbirine uyumlu bir tipler değil. Seray çok erkeksi. Yani
Tankut daha dişi kadınlar sever. Sende o dişilik var. Sen kendini her türlü gösterebiliyorsun. Ben onu görebiliyorum yani. Seray'da göremedim o dişiliği yani. Burada kim hangisi görebildi? Kimse göremedi yani. Ben zaten uyumlu bir insanım. Ben herkesle her konuyu konuşabilirim. Bunun farkında ol yani. Ben hani sana... Ya benden sana bir elektrik sen almışsın ama bir his, bir şey yok. Hatırlıyor musun Mehtap? Burada dedi ki evet dedi ben bu ilişkimden dedi hatalarımdan dedi ders almayı öğrendim. Şudur budur diyor öyle bir konuşma yaptı ki hepimize soru işareti uyandı. Dedi ki Mehtap acaba tekrar eskisi gibi düzeliyor mu? Mehtap'ın içindeki iyilik çıkıyor mu? Mehtap çok güzel oynayabiliyor abi. Çok güzel senin yüreğine, vicdanına dokunabiliyor. Bu Kalemun gibi abi. Çok güzel dokunuyor. Vicdanına öyle bir dokunuyor ki sen bir anda Mehtap'a karşı büyük bir sevgi hissedebiliyorsun. Aynen. Zaten gelinler evinin özellikle Melis'in Mehtap'a karşı bu denli sevgi hissetmesinin sebebi bu. Melis'in öyle bir vicdanına dokunuyor ki eskiden kanla bıçaklılardı. Tam 12'den vuruyor abi. Evet. Biliyor kanla bıçaklılardı. Kanla bıçaklılardı. Dediğin gibi vicdanına dokunuyor. Vicdanına bir dokundu. Melis'i biliyorsun vicdanlı insan. Ki bu evdeki çoğu insan vicdanlı. Çok kurnaz bir kadın. Hemen abi. Yanına çekiyor. Tabii çekiyor ve o kadar çok kurnaz ki abi. Zayıf noktana buluyor seni. Oradan yakalıyor seni bak. Dikkat et Mehtap'a bak böyle iğneleyici sözlerinde. Her zaman zayıf noktandan vurur seni. Mehtap'ın şöyle film karesi gibi bugüne kadar burada yaşadıklarına şöyle bir bak abi. Eskiden kimse arasını almıyordu. Yeni gelenlerle devamlı içli dışlıydı. Niye? Tabii. Yeni gelenlerin vicdanına çok güzel dokunuyordu. Yeni gelenlerin hepsi Mehtap'ın yanındaydı. Bak Nur, yanına Mehtap'la alıyor. Can ciğerlerdi. Tabii. Şimdi Nur'la Mehtap'ın durumunu görüyorsun. Eskisi değil, kadar samimi değiller. Niye? Çünkü Mehtap diğerlerini yanına aldı. Tabii. İşi çözdü. Melis'i yanına aldı. İş Nur'a bitti zaten. Kafaları aldı yanına yani. Nur olsa da olur, olmasa da. Eski samimiyeti kurmuyor. Aynen öyle. Konuştuğumuz Mehtap, daha bundan bir hafta önce, yani Ali'nin elenmeden bir gün öncesinde, cumartesi günü, Batuhan'la bir sohbet muhabbet halindeyken ya daha bir hafta olmuş Ali'ye karşı ne hissetmesi Batuhan saçmalama sadece birbirimizi tanıyoruz diyordu. Ertesi gün Ali elendiğinde hüngür hüngür ağladı. Sonra gelmiş bu hafta boyunca işte Ali aklımdan çıkmıyor şudur budur. Bu bana samimiyetsiz geliyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Ben Mehtap'ın gerçekten sevdiği zamanları çok iyi biliyorum. Mehtap'ın Murat abiyle yani gerçekten birbirlerine karşı olan aşklarını en yakından izleyen kişi bendim. Sonuna kadar yanlarındaydım. Yapma Mehtap. Hala içinde bu ukde değil. Kocaman bir sevgi var. Fakat sözlerini yutamıyorsun. Ya ben bu adamın ya yanlış olduğunda yanlışını söylerim de. Güzel kardeşim. Bu adamın yanlışları küçük yanlışlar oldu. Bir geçmişim. Bu denli ilişkiyi bitirecek boyutta yanlışlar olmalı ki. Yapmam ki ben özen gösteririm. Ben sabırlı adamım. İşte demin nasıl dedin? Ben de çok sabrediyorum. Ondan sonra çünkü eskisi gibi olmuyor. Eskiye dönüyor. Olmaz. Ama zaten öyle onu hak ediyormuş. Boşver. Herkes hak ettiğini yaşar. Ben o yenge öyle. Mehtap'ı çok özledim. Yenge Mehtap vardı ya. Mehtap'ın evi çok güzeldi. Yemek bak, yaptığı zamanlar. Benim ilk geldiğim zamanlar. O zamanı çok özlüyorum abi. O ben o zamanı Mehtap yengeyi, Murat'la Mehtap'ın o dönemini çok özlüyorum. 1,5-2 ay önce işte. Ne bozdu abi yani? Baksana yani. Ne oldu da niye oradan bozuldun? Niye? Gayet güzel gidiyordu. İllaki bir... Bundan sonra Aşık Mehtap'ı göreceksiniz dedi. Bu ilişkinin içerisinde tartışma mı olacak yani? Bundan sonra Aşık Mehtap'ı göreceksiniz dedi. Biz inşallah dedik. Yine yorum yapıyordu İnsanlar bizim hakkımızda. Dokunmuyordu bize. Onayladı. Çünkü yengemizdi. Yengemizdi. Dokunmuyordu bize. Öyle yine yani. Yorum yapıyordu ilişkiler hakkında. Bize dokunmuyordu. Ne bileyim abi sonra niye bozuldu ben de hatırlamıyorum yani. Finalde. Ta ki dedi ki ben Murat'la beraberken buradan biri bana baktı dedi. He orada adamı. Ayarını kaçırdı seni. O da ayarını kaçırdı. Onu söyledi. Ondan sonraki finalde de özür dileyip hemen bir hafta affettin sonra mi beni dedi. Bir hafta sonrasında işte. Sarıldık falan. Ondan sonra yeni damat adayı geldi Ali. Ali'ye söyledikleri karşısında ben şok oldum. Yani 10 dakika sonrası ya. Yani 10 dakika sonrasında burada beraber birlikte yürüdüğün bir adam ve özür dilemişsin, af dilemişsin. O da sana sarılmış. Kalkıp da yeni gelen damat adayına böyle bir şey söylediğinde karşı tarafın nasıl bir şey düşünebileceğini hiç mi düşünmüyorsun ya? Yani? Hiç mi düşünmüyorsun ya? Ya orada biri var bu yanlış anlaşılır. Niyetin iyi ya da kötü bilmiyorum ama abi ne olursa olsun biz erkeğiz abi ya. İşte onu düşünmez. Gözünü seveyim yani. Böyle bir şey var mı ya? Benim en çok bozulduğum nokta oydu. Benim devamlı sen aklıma gelen nokta. Sen yine çok iyi sabrettin abi. Daha görünmeyen şeyler de var boş ver yani. Gerek yok.
Sen iyi sabrettin yani. Yani şunu anlamalıyız ki sen... Neler neler oluyordu? Ne oluyor sen ya? Yaparsın yani. Bana mı getirdin? Ben aç dedim ki. Değil misin? Yok. Saray geçsin. Sen otursana. Otur sen de. Ya konuşursuz ben çarptayım. Otursana Cansu'cum otursana. Yok yok. Özel konuşacağınızı düşündük. Bir de ben yani... Ya bana böyle şeyler çok ters geliyor ya. Ne gibi? Ya işte böyle yapınca ben de şey olurum. Aç mısın? Aç değilim. Mehtap sordu. Tost ister misin? İstemiyorum. Aç değilim. Tamam. Aç değilim ne demek? Aç değilim. Gesture çok güzel bir şey. Yani misafirperverlik üstüne de harika. Ama hani insanlar ben şunu anlayamıyorum. Bir şey yapıyorsun. Bir şey yaparken kalpten yapıyorsun, sevgiyle yapıyorsun. Ama karşındaki insan başta eğer aç değilse falan bunu kabul etmekte zorlanıyorsa... Şimdi mesela ben küstahlık yapmışım gibi hissettim Cansu'ya. Onun kalbini kırdım gibi hissediyorum. Ve bu bana durup dururken böyle bir his yüklüyor. Hayır hayır Cansu senden yana böyle bir kalp kırıklığı falan hissetmiyorum. Ya ne bileyim işte... Yani o... Ya şimdi nasıl bir şey biliyor musun Tankut? Yani ben böyle çok iyi anlıyorum. Böyle aşırı bir yoğun duygu hissettiğin zaman... insan ne paylaşabiliyor karşısındaki kişiyi... ne başka birisi baksın istiyor... ne bileyim ne o başkasıyla ilgilensin istiyor... ona odaklanmak, ona yoğunlaşmak istiyor. Bunu da sen çok güzel açıklıyorsun çünkü bu senin söylediğin... yaşadın yani. Yaşadım. O yüzden seni çok iyi anlayabiliyorum şu anda da. Ben de gelemiyorum işte öyle şeylere. Ama böyle işte oluyorum. Böyle yani ilişki budur yani. Yok. Birini sevmek budur yani anladın mı? Bana göre böyle bir şey. Kadınlar bunu daha yoğun yaşıyor. Erkekler bu kadar yoğun yaşamıyor olabilir. Nurcuğum, canım bir tanem. Bu hislerin bu şekilde yaşanmasına ben hemfikirim. Ve aslında kuvvetli hisler böyle olmalı. Ama senin o insana karşı yoğun hislerin ne olursa olsun, o da bir birey olduğu için bu yoğun sevgi de olsa bu hisler, dengeyi bulamadığın müddetçe sevgiyle bile insanı boğarsın. Siz kavga eder tartışırsanız kızlar Tankut için birbirini iyi olacak. Tankut gene ego tavan. Ayça'da dün bir kıskançlık sezdiniz mi? Nur'la Batuhan diyorsun. Benim de yapım bu. Benim evleneceğim insan başkalarıyla öyle samimi olmayacak. Ben Tankut'a aday gelmedim Cansu. Ben Tankut'tan burada elektrik aldım ve tanımaya çalışacağım. Ben az önce orada bir şey konuşurken kardeşim lafımı böldün de bir de aynı şey olmazsa sevinirim yani bana ters böyle şeyler. Üç tane etlerim var. Harbi canımı sıkarsın ha. İstediğimi tanırım, istediğimi tanımam. Herkesi tanırım. Abi dedi insan da Tankut'la aynı yaşta Seda Hanım yani. Neyse yani Cansu'ya her ağladığında koruma vermeye kalkmayın sakın. Yoksa bütün korumalarınız gider. Cansu. Saraya yem atmıştık, ortaya düştü. Demek ki Tankut onunla konuşmak istiyor ama ne acaba? Sence Tankut Saray'dan hoşlanabilir mi? Benden hoşlanmadıysa ona hiç hoşlanmaz diyorsun. Kendimle kıyaslamıyorum. Tankut'a hitap edebilecek bir kadın değil. Kafa yapısı olarak, bedensel olarak. Kendimi övmüyorum yani burada. Zaten övecek bir şey yok bunda zaten. Onu da kötülemiyorum. Sadece kafa yapıları uygun değil. Saray'ın daha çok yani? Tecrübe yaşaması lazım Tankut'un kafa yapısına erişebilmesi için. Tankut isterse tabii bu tecrübeleri ona yaşatmak isteyebilir. Bu doğal hakkı olabilir. Ona bir şey demiyorum ama şu an itibariyle pozisyon olarak ben hiç uygun görmüyorum. Ama Tankut'un şu yapısını da biliyorsun Tankut açık bir insandır. Değil mi? Yani o ilgilensin, bu ilgilensin, bilmem o pohpohlanmayı, egosunun okşanmasını sever Tankut. Tankut'tan yana bir derdim yok. Şöyle diyeyim sana. Tankut bugün Seray'dan hoşlandım. Cansu seni istemiyorum da diyebilir. Hakkıdır. Ama Seray'ın bu kadar duygularımı bile bile ben Tankut'a hiçbir şey istemiyorum ama deneyeceğim demesi bu hoş değil. Çok ama bir şey seviyorsa ben zaten evinde. Destekli olurdum ama. Anladın mı? Bu şeye benziyor. Siz Eser'le bu kadar birbirinize aşıksınız ya. Benim adayım yok. Kimseye duygum da yok. Gideyim bari Eser adayı diyeyim. Ama anladın Eser'le mı? Benim bir ilişkim var bak mesela. Hadi ilişkim olmasa ilişki ama... İlişkisi olan birine de aday olabilirsin bu formatta biliyorsun. Bak öyle bir şey var zaten.
bir erkek bana aday olabilir, bir kadın da Eser'e aday olabilir diyelim. Ve aynı şekilde benim ablam, herkes için geçerli bu. Olabilir, ama, olmaz değil de. Aynen, ama şöyle bir şey var. Mesela Seray eğer ki Tankut'la ilgileniyorsa şunu göz önünde bulunmuş. Bir, açık kapı görmüştür. Tamam mı, bunu söylemek için. İkincisi de sizin aranızdaki şeye güvenmiyordur. Yani güven oluşturacak bir bağ görememiştir. O zaman ben bu insan için yalancı deme hakkına sahip olurum. Çünkü bana Tankut sana bir şeyler hissediyor, ben görüyorum, bilmem ne. Tankut'a koruma verirken Cansu'yu da düşünerek veriyorum. Öyle destekliyorum diyen bir insan. Şimdi bir şey görmüyorum, ben ondan yürüyorum Tankut'a derse burada yalancı derim ben. Belki fikirleri değişmiştir. O zaman fikirleri değiştirirse bak şöyle yapacak Cansu. Olabilir, her şey olabilir. Nasıl Ayça Semih'ten hoşlandığını Nur'a sordu, ben bir tanımak isterim diye. İlk ona söyledi. Ben ilk Seray'dan duymadım. Saman altından su yürütmesin diyorsun yani. İlk bana geçiyorsaydı ben Tankut'u tanımak istiyorum Cansu, haberin olsun deseydi ben hiçbir şey demezdim. Ama bu kadar bana hayır öyle bir şey yok. Tankut'a evet öyle bir şey var. Tankut hayır olmaz deyince şaka yaptık zaten. Sonra tekrar böyle böyle olunca bu şey geliyor. Kim nereye çekerse oraya. Tankut dans etti diye bir umut gördü, anladın mı? Tankut'la alakası yok onun. Semih kaldırsaydı, başka biri kaldırsaydı ona şey yapacaktı. Ben onu diyorum. Öyleyse git bekar adaylarla yap bunu. Ya tamam Tankut da bekar de en azından sen benim ne kadar sevdiğimi biliyorsun, görüyorsun. Dışarıda da biz biliyorsun hazırlanmada beraberiz. Madem öylesine yazacaksın. Ha öylesine diyorsun, yazacaksın git başka hiç. Sevini olmayan birine yaz, kimse yüzmeliyorsun. Evet. İlişkinizle ilgili ilgisizliğinin, sana olan ilgisinin az bulmanın dışında başka değiştirmek istediğin bir şey var? Değişmesini istediğim bir şey var mı yoksa hayır? Yok hayır. Onun Sen dışında biz gayet iyiyiz. Bir de ben Batu'nun bir lafına takılmıştım. Nedir işte, o? Seda'nın geldiğinde kritikte evlenmek istemiyorum gibisinden bir kelime kullanmıştı. Orada biraz biz atışmıştık. Ama bu da gene evlenmek yaşadığı... Evlenmek istemiyorsan senin programda ne işin var falan gibi bir tartışma olmuştu. Hı-hı. O zaman bu programa niye geldin evet, tarzında bir tartışma. Evlenmek istemiyorsan. Evet. Soru işaretleri dediği yer orasıydı işte. Bana orada söyledi soru işaretleri var aklımda diye. Benim Hı-hı. de var o zaman demiştim. Hı-hı. Hala var mı? Yok. Şimdi ben seninle konuştuktan sonra Batu'yla da konuşacağım. Bakalım o ilişkinizi nasıl değerlendiriyor olacak. Senin bana anlattıklarını onunla da paylaşacağım. Kendisiyle de bunları paylaşacağım. Ama tabii devam eden süreçte de bugün konuştuklarımızın üzerinden gidersek gözüm de senin üstünde olacak açıkçası. Birazcık daha yakın takip edip hani bugün konuştuklarımızı ne çıkardık bugünden özetleyecek olursak bir, var olan bir sorunumuzu kapatmıyoruz. Konuşuyoruz ama konuşurken kendimize hakim olarak yumuşak tondan ve gerçekten hissettiğimiz duyguları anlatarak konuşuyoruz. İkincisi, rahatsız olduğumuz her şeyi açık yüreklilikle söylüyoruz. Mesela ilgisizliğinden rahatsız olduğumuzu anlatırken öfkeli bir dil kullanmıyoruz da yumuşakça anlatıyoruz üslup. Bunu. Evet, üslubumuza çok dikkat ediyoruz. Üslup yine. Evet, kullandığımız kelimelere çok dikkat ediyoruz. Ses tonumuza dikkat ediyoruz. Önce kendisini ne kadar çok sevdiğimizi, gerçek duygularımızı anlatıp daha sonra değiştirilmesi gereken durumun izahını veriyoruz. Bütün bunlara dikkat edersek bence her şey çok çok daha iyi olacaktır. Bir de tabii burada sana da bir görev düşüyor. O da şu, davranışlarınla söylediklerin senin de örtüşmeli. Çünkü onun da sana karşı bazı güvensizlikleri var, güvenemiyorum dediği noktalar var. Bunu sağlayabilmek için resmin bütününü halletmemiz gerekiyor. Sadece söylersek, davranışlarımız bir şey desteklemezse bir işe yaramaz. Yaramıyor sevgili Ayça. Onun için hem söyleyeceğiz hem destekleyeceğiz. Hem davranışımızla göstereceğiz hem de söyleyeceğiz. Tamam. Anlaştık mı? Yapacağım. Yapacağım. Ben de tamam. Takip edeceğim seni. Tamam. Bu evde en eski ilişkileri olan Cansel ile Eser. Tamam. Sonrasında gelen Murat abim ve Mehtap'tı. Yani öylesine güzel gidiyorlardı ki kavga, barışma, kavga ya. Yani bu noktaya gelinecek bir durum yoktu. Evet, aynen öyle. Ya bu noktaya gelmesi gereken İşte bilemiyorsun ki abi bunu. Bilemiyorsun ya. Belki de bak dünkü Emre'nin heyecanını çok yakın bir, ondan önce belki de Murat abi yaşayacaktı. Çünkü Murat abi çok istiyordu. Evet, biliyorum. Daha en son kolyeyi aldığında söylemişti yani. Öyle güzel mi? Bir evlenme teklif ediyorken de tek taş alırım diye konuşmuştuk biz hatta. O da ayrı bir şey. Aynen. Yani alıyorsun hediyeyi, devamlı ilk tartışmada çıkart fırlat at. Ya, ayrı bir şey ya. Bu oraya hiç girmek bile istemiyorum zaten. Ya. Ben sinir oluyorum. Canından dün Emre ile Hazal'ı izlerken çok güzel bir şey söyledim. He. Evet öyle İnşallah ama.
değerini bilirdin. O yüzüğün sorumluluğunun ağırlığını taşıyabilir. Yok, sen söyledin bir şey. İnşallah getirmez dedin. Yüzüğü annesi vermez dedin. Yok, şimdi söyledim. Onu şimdi söyledim. Ondan dün sonra ben Murat orada... abi üstüne bir şey dedi. Dün Murat abi. Tamam, dün oturuyorken tamam. Oradayken söyledim. Evet, buna %100 katılıyorum. Yani bu çok doğru bir şey. Çünkü o yüzük öyle sıradan bir yüzük değil abi. Bu evlenme teklifi, artık bu yolda bir sorumluluk alarak devam edeceksin. Hem Emre için geçerli hem Hazal için geçerli. İkisinin de birbirlerine daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Birbirleri yokken arkadaşlarıyla konuşurken de dikkatli olmaları lazım. Oturup kalkmasına da dikkat etmesi lazım. Emre de ona saygıyla yaklaşması lazım. Neden hoşlanmıyorsa onu yapmaması lazım. Anca öyle gider, yoksa gitmez ki. Peki Hazal'ın o ilk yaptığı şakanın sence bir içten içe gerçekliği var mı diyorsun? Valla ben Emre'yi daha heyecanlı gördüm. Yani görüntüden öyle gördüm. Hazal'da o ışığı göremedim abi ya. İşte, kimi daha içinde yaşayabilir bilmiyorum. Emre aşırı heyecanlıydı bak, o bariz belli. Emre'yi zaten bak, kendi içimizde yaşadığımız için biliyoruz. Emre'den emin oluyoruz. Eğer bir insan isterse yardım edersen onun makbulü daha çok. Yani ben burada ya Cansu'cum canım vallahi çok acıktım. Sana zahmet bir tost bana yapar i̇şte mısın diye. İşte kahvaltı yapmadın. Tostu yaptığı anda ben müteşekkilim ona. Ama ben yani belki de duymadı. Belki de Mehtap söylemedi. Duymamış. Ama ben yani aç değilim canım teşekkür ederim falan deyip ya da duymamıştım hani, evet. Sormadan direkt sana bir şey yapayım dediği zaman o zaman ne oluyor? Benim üstümde yük var. Benim bunu yemem lazım şu anda. Çünkü sonuçta bu karşı taraftan iyilikle, güzellikle getirilmiş bir tost. Benim bu tosta ihtiyacım yok ama bunu yemek zorundayım. Ve ben bunu yediğim zaman ne olacak? Şişeceğim. Bana zarar verecek. Sevgide de öyle. Dur, geleceğiz şimdi. Sen bana sevgiyi böyle dağıtıyorsun, dağıtıyorsun, veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. Ben onu almak zorundayım fazla çünkü dolar. Fazla verdiğin zaman çatlayacak gibi oluyorum o sevgide. Ne yapacağını şaşırıyor insan. Cansu, sence böyle bir şey mi yapıyorsun? Bana bir şeyler yapıyor gibi geliyor. Yani sevgiyle yapıyor ama... Biz gidiyor muyuz, ne oldu acaba bilmiyorum. Emre burada Hazal'ı konuşurken gözünden ben o heyecanı alabiliyorum. Aynen. Zaten hal ve hareketlerinden, tavırlarından da belli ediyor. Bunu yapmacık yapamaz. Tamam. Emre'de bir sıkıntı Emre'de yok mümkün yani. Değil abi. Belliydi ama zaten çocuk heyecanı. Şunu anlayacağız. Burada eğer devam ederlerse, biz de burada olursak ilerleyen zaman gösterecektir yani. Yok, Hazal böyle bir donuktu yani. Donuk geldi bana. Heyecan yok. Olabilir. Belki de ters yapabilir yani. Ters heyecan olur. Öyle de olabilir. Kimisini öyle sakinleştirdi, dondurur heyecanı. Yüzünde ilk fark ettiniz mi? Emre yüzüğü cebinden çıkarttığında bir korku oluştu. Oluştu zaten. Onu diyorum, bir donukluk oluştu. Bir korku oluştu. Daha sonrasında o korkuyla beraber içinden bazı şeyler geldi. Sonra dedi ki şaka. Çok ince bir şeydi oradaki. Çok çok ince bir şeydi. Ya inşallah eserle Cansel boyutuna gelmezler. Bak onlar da eser buradan bir ay evlerinde. Ben Emre'ye dedim ya, gülme komşuna abi. Gelir başına. Bu evde gerçekten ne olacağı belli ya. Değil abi. Allah korusun gelmesin abi ama. Ya, Emre burada eser evlenme teklif ettiğinde Emre erken değil mi kardeşim, erken değil mi diyen adamdı. O zaman da bak Cansel ile eser arasında bir aylık, bir buçuk aylık bir tanıma süreci vardı. Erken değil mi yani? Daha erken değil mi, daha erken değil mi derken aynı durumda şu an Emre var. Bir buçuk aylık bir tanıma sürecinin ardından evlenme teklif etti. Yani tamam, bir takım şeyleri burada öne çıkmak için yapabilirler. Herkes yapabilir. Tamam, burası bir program çünkü. Ama o kadar ince çizgi var ki burada. Oraya dokunduğun anda orası biraz sıkıntı. Kimse de bir şey demiyor abi ona. O yüzden devam ediyor yapmaya, anladın mı? Evet, kimse bir şey söylemiyor. İşte o tepki verilmesi gerekiyor. Onun için ben Tankut'a kızıyorum yani. Ya ne oluyorsun? Bak doğrusun, sen boş ver sen abim. Abim onlar yine kötü olacak, rahat ol. Merhaba. Merhaba Batu, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Otur lütfen. Ne var ne yok? Vallahi iyi. Adınızı sürekli duyuyoruz. Kızlar evinde de gördük. Bayağı da bir tanışmak nasip olmadı. Bugün neymiş, şimdi neymiş. Sizden öğreneceğiniz çok şey var. İnşallah öyle olur. Benim de senden ilişkinle ilgili öğreneceğim çok şey var. Birbirimizden tabii çok ki. Şey öğreneceğiz bugün o zaman. Batu, ben senden önce Ayça ile konuştum aslında. Evet. İlişkinizle ilgili değerlendirmeler yaptık. O bana neler hissettiğini kendi penceresinden anlattı. Hı-hı. Ben de şimdi istiyorum ki bir de senin pencerenden öğreneyim bakalım. İlişkiniz sence nasıl tamam. gidiyor? Nerelerde tıkanıklıklarımız var? Neler yapalım da oraları düzeltelim? Her şey çok daha güzel olsun.
Hangi duygularını içinde bastırıyorsun? Ayşe'ye neleri söyleyemiyorsun? Onları bir öğreneyim istedim. Seni dinliyorum, sabırsızlanıyorum şimdi, bir de. Pervin Hanım, ben en baştan anlatayım isterseniz. En baştan anlat bakalım. Ayşe'yi beğenerek geldim buraya. Biliyorum. Hareketleri olsun, kendisi olsun. Duruşu. Hı-hı. Evet. Ondan sonra burada bayağı hızlı yol kat etmeye başladı. Evet. Çok hızlı. Evet. Bir takım şeyler girdi araya. Tabii bu esnada ben onunla ilk gördüğüm an, yanıma oturduğu an o elektriği aldım, enerjiyi aldım. Sevdim, aşık oldum. O da senden aldı. O daha sonralardan aldı. Ben ilk gördüğümde o aşkı hissettim. Ben ilk anda aldım, evet, diyorsun. Tamam. Ondan sonra araya bir takım şeyler girdi, sıkıntılar. Anlatmıştır belki. Hani eskilere dayalı olsun. İşte günümüzde olanlar, birkaç söz verdi, tutamadı falan. Sonra birkaç sefer daha verdi o sözlere. Bunlar da beni düşündürmeye başladı. Öyle, şu an düşünceler içindeyim. Hala düşünüyorsun. Evet. Beraber düşünelim Batu. Ya ondan bana o güveni vermesini istiyorum Pervin Hanım. Ha, o da diyor ki, ya şöyle bir şeyimiz var. Ayça da diyor ki, ben diyor, o beni daha önce yaptıklarımla yargılıyor. Aslında diyor, bütün bunları bilerek geldi buraya. Beni biliyordu, yaşadıklarımı biliyordu. Beni ondan önce yaptıklarımla, bizim ilişkimizden önce yaptıklarımla yargılıyor diyor. Şöyle söyleyeyim Pervin Hanım, ben size anlatayım. Benim bildiğim daha öncesinde ekranlara yansıyan Ayça'nın kuzeninin eski erkek arkadaşıyla Ayça'nın oturmasını sağlamaktı. Bu da kumpas gibi gösterildi. Ayça'nın evet, haberi yoktu. Evet, beraber aynı evet, masada. Zaten bir samimiyet de yok. Uzaktan aynen, böyle resimleri çekilmişti. Evet. Ben bunda hiçbir sıkıntı görmedim. Tamam. Geldim buraya. Benim tek bildiğim buydu. Öyle hı-hı, söyleyeyim. Ondan sonra bir arkadaş geldi buraya. Eskilerden bir kız. Birkaç bir şeyleri ortaya çıkardı. Söyledi. Ayça'yla daha önceden yaşadığı şeyler. Ayça da bunları kabul etti. Benim bunlardan haberim yoktu mesela. Hı hı. Bunlar bende bir güvensizlik oluşturdu. Çünkü ben Ayça'yı, programı daha doğrusu Ayça eve ikinci girdiğinde izlemeye başladım. Ve o zaman birine aşıktı. Birini çok seviyordu ve onun peşinde koşuyordu. Onun peşinde koşarken bir yandan da o diğer eski nişanlısıyla eve girmeden bir gün önce görüşmüş. Ve programda dedi ki, ne yapayım dedi, benim ona zaafım var dedi. Ve demiş ki, ben bu adama aşık olmayayım da ne yapayım? Şimdi dışarıda bir gün öncesinde öyle diyor. Ertesi gün burada geliyor, çok seviyor, bir şeyler yapıyor, ağlıyor. Yani kafam ister istemez karışıyor. Şimdi tamam, beni de seviyor, aşığım diyor. Ama nereden bileyim hala zaaf olmadığını? O zaman da aynı şeyleri yapıyordu. Hatta şu an benle, pardon, olan ilişkisinden daha fazlasını yapıyordu o zaman. Şu an bana o kadarını da yapmıyor. Yani ister istemez bunlar beni düşündürüyor. Körü körüne de ben evet seviyorum, aşığım. Ama sonsuza kadar hayatımı paylaşacağım bir insanı iyi seçmek zorundayım. Yani aşığım diye de kendimi körü körüne ateşe atamam. Sonuçta bir yuva kuracağım, çocuklarım olacak. Ve ileride bu çocukları biz yetiştireceğiz. Onların psikolojisi önemli. Acaba ileride kavga mı edeceğiz? Bana yine böyle mi davranacak? Benim hayatımı, ben çocukları çok severim. Hayatımı çocuklarıma adayacağım. Kendimden her şeyi silip atacağım. Belki kendime kıyafet bile almayacağım. Her şeyi onlara yapacağım. Hı hı. Ve bu çocuklarımı ben güzel yetiştirmek istiyorum. İyi yerlere getirmek istiyorum. Bunda annenin de çok büyük etkisi var. Aynen öyle. Yani aynı noktaya atış yapabilecek miyiz? Bu çok önemli. Zaten bunu analiz etmek için burada vaktiniz var. Bunu yapıyoruz, evet, ama ben şimdi şunu düşünüyorum bir taraftan seni dinlerken. Evet, bir takım şeyleri sen sonradan öğrendin. Hı-hı. O tamam, onu anladım ama şunu da düşünmüyor musun hiç Batu? Yani bir de şöyle baksak. En azından dürüst bir duruş sergilemiş. Demiş ki, inkar etmemiş baksana. Sen bunları ama öğrendiğinde. Ama sonradan ortaya çıkınca inkar ama etmedi. Yine de o inkar, zaman kimsenin haberi yoktu. Doğru, ama orada bile kişiler bazen inkara gidebiliyorlar biliyorsun. O orada ama en azından hakkını vermek lazım. Tamam, seni anlıyorum. Gerçekten çok iyi anlıyorum ama oradaki dürüstlüğü de takdire uygun değil mi sence? Hani sen orada dedi ya, yok aç değilim falan. Hmm. Sanki sen yemedin mi, öyle mi falan deyip gitmişsin gibi oldu o. Hmm. Kendini eleştirdi aslında biraz orada. Ama şöyle bir şey söylüyor. Bir kere Seray'la ilgilenmediğini anladım zaten.
Seray ne anlattı ona? Gerçekten yarısına girdin galiba muhabbetin. Seray'ın ne anlattığını bilmiyorum ama ben girdiğimde şöyle bir konu geçiyordu. Ben dedi burada herkesi dansa kaldırabilirim. Ben Nur'a sarıldığım zaman da oluyor. İşte Nur'u dansa kaldırdığım zaman da oluyor. Ama Nur böyle bir elektrik almadıysa benden bunu dile getirmiyor. Demek ki benim Nur'a karşı bir ilgim yok. Ben herkese karşı böyleyim. Herkesle evet. samimiyim. O gün sen de işte orada sonuçta yeni gelen bir gelin adayısın. Kimse seninle hani kaldırmıyor dansa. Ben de üzüldüm kaldırdım yani. Burada farklı bir amaç yoktu hiçbir şekilde dedi. Seray'da işte senin enerjini seviyorum, beğeniyorum falan gibisinden bir şeyler söyledi bilmem ne. O da teşekkür etti. Ama benim asıl... Hayır. Bence bırakmadı. Ama benim asıl takıldığım yer şurasıydı. Tankut şunu söyledi. Bir insana dedi, çok fazla dedi, sevgiye boğarsan dedi, o insan sıkılır dedi. Yani şunu demek istiyor. Bak yine benim dediğim ben sevgiye mi boğuldum? Elimi tuttum. Ne yaptım? Hayır, seviyorum bile demedim daha öyle ama. Değil ama senin orada gösterdiğin tavır, burada gösterdiğin tavır. Hani bu yine şudur. Onu zorlamak gibi, onu kötü durumda hissettirmek gibi bir şeydir. Anladın mı? Benim demek istediğim ben de oydu. Ben sana şöyle diyeyim. Sevgi görü... Yani ben daha sevgimi göstermedim ona. Şimdiden zorlanıyorsa zaten baştan bitsin yani. Aşırı derecede sen onun üstüne gidersen ben sana gidiyorsun gitmiyorsun demiyorum. Onun hissettiği şeyleri söylüyorum burada. Dile getirdiği şeyleri. Çünkü Tankut gerçekten zora gelen veya kendini çok fazla sıkan ya da öyle hissettiren şeylerden uzak durmaya çalışıyor. Ben ona sıkılacağını hissettiriyorsan bunu bana söylesin. Ve lütfen hemen söylesin. Benim sevgim onu sıkıyorsa boğuyorsa ki ben sevgimi daha göstermedim. Bak bu kadar da açık ve net söylüyorum. Şu kadarından da sıkıldıysa ileride çok sıkılacaktır benden. Bunu ona ilet yani ya da ben görürsem iletirim. Ha sen böyle diyorsun da baskı hissediyorum bilmem. Ben bir gün el ele tutuşursak ben asıl sevgimi o zaman göstereceğim ona. Ama sevgi görmekten sıkılan bir adamsa ben zaten hiç ya bence şey yapmayalım. İşte şey ya bak şimdi şöyle söyleyeyim bak kendim de bunu ben yaşadım daha önce. Burada ben Semih'in o kadar üstüne düştüm, ayrılamayız, seni çok seviyorum, başka kimseyle olmanı istemiyorum dedim. Kız geldi, kızla gıcık davrandım, işte Melis'le birbirimizi yedik. Semih bunlardan sıkıldı anladın mı? Çünkü, ama o sevginin gösteriş tarzından sıkıldı. Ben çünkü, o tarzda zaten bir sevgi göstermem ama burada. Ama sen de şu anda şu karşına bir rakip çıktığın zaman sen de dişlerini göstermeye başlıyorsun ve bunu... Tankut'un yanında yapman hata. Yaşanmış olayların mükafatı Emre'ye karşı. İnşallah mükafatını da ömür boyu alır da hep mutlu olur. İnşallah. Ben de bunun kıymetini bilerek, bunun değerini bak, bilerek bak sen yüzüğü taktığında ben söyledim. Demin Adnan'la da onu konuştuk. Ne abi? O yüzüğü taktığın zaman dedim ki inşallah o yüzüğün sorumluluğunu... Taşır. Taşırlar daha doğrusu. He, taşırsınız. Çünkü artık farklı bir boyut bu evet. taraf anladın mı? Onun için... bireysel katıldığımız bu programda çift olarak devam etmeye hepsini başladığın yedir. Andan itibaren bunun sorumluluğunu taşıman gerekiyor. Taşıyamazsan sıkıntı yaratıyor. Bunun bilinci ve idraki içinde olmanız lazım. Nasıl bir sıkıntı yaratabilir mesela? Nasıl bir sıkıntı yaratabilir? İşte en güzel örneklerinden biri benim. Çok güzel giden bir birliktelik vardı hatırlıyorsunuz. Sonrasında o taraftaki söylemler, konuşmalar... Yok bak, senin yaşadıkların ama çok başkaydı. Yapılan hareketler ve tavırlar sana karşı yanlıştı. Bunu da anlatabiliyor muyum abi? Bunları konuştuk biz daha önce. Burada hepimiz konuştuk ama yeri gelmişken söyleyeyim. Yani seninle bir ilişkisi varken, 10 dakika öncesinde seninle barışmışken, 10 dakika sonra evet, başka... yollara kapı açabilmek doğru bir yaklaşım değil. Mantıklı bir yaklaşım değil. Bu en büyük hatalardan biriydi. Senin ilişki yaşadığın insanın yaptığı hatalardan. Ben de sana diyorum ki sadece zaten kendin ol. Sevginden hiçbir şekilde bir şüphem yok senin. Ama kontrol etmesini bil. Çünkü doğru adımlar attığın zaman emin ol güzel sonuçlar elde edeceksin. Hani bu bir iki hatan bile... bunun ardını getirirse ben böyleyim diyerek sen oba hepsini karman çorman bir hale getirirsin. Sonra içinden çıkamazsın ama Tankut seni şu an tanımıyor Can. Biliyorum ama ben böyleyim derken şey demiyorum hani elbet tamam Tankut'un yanında orada laf sokmam yanlıştı. Ama inan yani onu düşünebilseydim zaten onu yapmazdım. Yani sen şöyle sinirle yapıyorsun tamam onda onu. Evet yani
Ben mantığımı çok kullanabildiğime inanan bir insanım. Ama öyle bir duruma geliyorsun ki kullanamıyorsun. Zaten kullanabiliyor olsan hayatta herkes her şeyi tabii alamaz, doğru yapar alır yani. Yani. Her şeyi doğru yapar. Kuralına göre oynarsın. Belli işin prosedürleri vardır. İş hayatında da böyle, özel ilişkilerde de böyle. Yani o zaman herkes kazanır. Ervadis bin yani. Ama bu böyle değil ki. Bugün mesela şey oldu. Orada kalktılar, geldiler ya. Hani gözlerim doldu. Hani çok kötü oldum. Alacaktım. Lavaboya koştum hemen. Ben niye lavaboya koşmak zorunda kalıyorum anladın mı? Ben buna canım sıkılıyor. Ben niye orada rahatlıkla ağlayamıyorum? Ağlayamıyorum diyorsun. Ben çok iyi anlıyorum seni, emin ol. Çünkü sen ağlıyorsun sürekli. Bunu bana Tankut söyledi. Ama ben böyleyim. Nasıl ifade edebilirim? Ağlamaya da bilirim. Kendimi tutabilirim. Tut, kaç gün tutacaksın? Patlaman mı daha iyi olur sonra hepsini üst üste bir iki. Ya o sen ağladığın zaman o kendi aslında ağlamanı istememenin sebebi, istemesinin sebebi Tankut'un eminim şey değil hani vay efendim sen beni ağlayarak zor duruma sokuyorsun falan değil. Sadece senin üzülmene üzülüyor ve ağlaman gerekli değil şu anda. Hem ben üzülmeye üzülüyor hem de baskı altında hissediyormuş ben ağladığım zaman. Baskı altında da şu. Ben de işte, ağlamadığım zaman baskı altında hissediyorum çünkü benim o sinirlerimi, nefretimi, öfkemi yani neyse o bütün negatif duygularımdan sıyrılma yolum, tek yolum ağlamaktır. Ben hiçbir zaman hani bir şey bardak kırıp bir şey yapamam. Bazısı öyle rahatlar. Ben öyle rahatlayamıyorum. Ben ağlayarak rahatlayabiliyorum. Gözyaşı dökünce i̇şte rahatlıyorum. Hani ama o zaman da şey oluyor, sürekli ağlıyor, baskı altında hissediyorum. Ben hayatım, inan görmesin diye lavaboya gittim, biliyor musun? O bir şey değil görmesin mi? Diye bak sana bir şey diyeyim mi? Aynı şeyi ben de yaşadım. Sen de biliyorsun, burada geldim, erkekler evinde ağlamak için koştum, geldim burada ağladım. Ama biz bunları engellersek, o duygusuz, vay efendim sen bu sefer de duyguların yok senin ki bir damla bile gözyaşı dök. Ya insanlara söyleyecek o kadar çok lafı var ki anlatamam sana. Ağlamak istiyorsan ağla, bu adam da seni ağlarken itici buluyorsa o adamın tercihi. Gittiğimde tatlıyı götürdüğünde beni tebrik etti. Geldi. Şunları da koyalım mı içine? Her ne kadar küs olsak da onları öyle dörde böl. Kabuyla. Tebrik ederim dedi. Ondan sonra kabuyla işte mı? Tost yer kabuyla misin dedi, bilmem ne. Sen tamam, bunlar olumlu hareketler bak. Hareket bakımından olumlu hareketler. Ama yok, geç kalınmış hareket. Değil. Bir dakika, bir geç kalınmış de hareketler. Geç ve şu anda hiçbir anlam ifade etmeyen hareketler bunlar. Hı. Abi. Dün Tankut abi, dün izlerken Mehtap izlemedi. Biliyorsun Emre ile evet, Azal'ı. Evet. Daha sonra geldiğinde birazcık izlerken sen orada bir soru sordun. Ne demişti Mehtap? Ben haz alamıyorum dedi seyrettiklerimden. Ne oldu? Bugün gitti çocuğun yanına. Ha, niye hakikaten? Aferin bana. Tutarsızlık abi, bu başka bir şey değil. Ya yani. Kardeşim bahsini yaptığımız kişi Mehtap ya, sonuçta yani. Ben bir şey görmüyorum bunda. Bir anormallik görmüyorum. Kime fişini bence katıyorsun? Normal olan durum bu. Doğru söylüyorsun. Tam tersi olsa anormal karşılarız. Sonra yani, samimiyetsiz deyince Tankut abi orada diyor ki Adnan seni samimiyetsiz buluyormuş. Bulurum tabii abi bu durumda. Güven. Güven, evet. Güven, ikinizin de söylediği bu güven. Güven. O şu an bende bir güven problemi oluştuğu için benim o resimler ondan sonraki olay. O şu an bunu öne sürüyor. O şu an bunu öne sürüp üste çıkmaya çalışıyor. Çok açık ve net söyleyeyim size. Benim yaşadığım, ya ben gene kimseyi konuşturmadım onun hakkında. Elimi masaya vurdum. Herkese bağırdım, çağırdım orada Pervin Hanım. Ben buraya geldiğim günden beri Ayça'nın hakkında tek kelime konuşturmuyorum. Ben onu her şekilde savunuyorum. Ama benim ister istemez içimde bir güven. Onu, ben güvenini sarsacak hiçbir şey yapmadım Pervin Hanım. Hiçbir şey. Geldiğimden beri onun için yapmadığım hiçbir şey kalmadı ya. Her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım ya. O şimdi bende bir güven problemi oluştu diye diyor ki ya bende de güven problemi var şimdi diyor. Böyle kenara sıyrılmaya çalışıyor. Ben Sera'yı Özel'e çağırdım. Hı. Bahçe'ye çağırdım bugün. Ya. Ay. Hayırlı olsun. Gerisini de Öğreden izleyin. Tekrar üçe doğru gidiyor mu abi? Tekrar üçe doğru gidiyor mu abi? Hı? Tekrar üçe gidiyor mu? Vallahi belli olmaz. Zaman ne gösterir? Kilerken. Evet. Cansu, Seray. Buyurun. İsteriz. Yani bir şeyler var ya, böyle bir klişeleşmiş olaylar var ya örneğin. Hani Murat abi. Abiyle sen, yani Murat abi şu anda başka biri gelse örneğin hiç yakıştıramam ben. Aynı düşünce de benim. Hani başka biri. Başka biri gelse hiç yani yakıştıramam, konduramam. Profile baktığım zaman sen. Gitmesi gerekiyor yakıştırma diye. Birimden biri. Değil mi? Direkt o. Gitmesi gerekiyor. Ama Mehtap da Mida asla. Çünkü çok büyük bir söz ettim.
sanki dışarı. Kusura bakma. O bardağı nereden buldun ya? Gelinlerim. Bu bardakları koyma istedim. Bu çayı bardağı nereden buldun? Ufak bu. Kötü mü? Züvel herhalde. Evet ya, güzel olur ya. Aldıralım ondan. Aldıralım. Emre nereden buldun o bardağı? Gelinler evinden. Alalım biz de ya kendimize. Ne güzel bardak. O bardakla çay içiyor aslında. Keyif orada bu. Tamam, çok büyük abi. Buzumuz var mı? Buzumuza gerek yok. Yarı yarıya. Zaten az az koyacağım. Şimdi üstlere tamamlayacağım hepsini. Elimize yetecek kadar bardak var mı? Var var. İyi, botu yok. Yoksa botu hepsini içer. Bu bardağı da kullanalım. Al Adnan. 5 tane var abi. Bekle abi, bitti mi dedi Adnan? Bitmedi abi. Biraz sabır, sabrı öğren. Bence Cansu ne düşünüyor biliyor musun? O ikimize de kalmayacak. Ben ne alacak zaten? Bana da kalmayacak, ona da kalmayacak diyor. Gerçeğe bakacak olursak öyle. Düşünmesi lazım. Ama Cansu öyle düşünmüyor. Ama Cansu dün bize diyor ki, deneyelim, şaka yapalım Seray'a diyor. Seray'ın içindeki çıkınca niye üzülüyor? Kendisi Seray'ı, aynen. Kendisi seni tespit. Siz dost mu oldunuz arkadaşım? Seni niye sınıyor bu kız? Hayır da yani kızın duygularını şey demiş, hatta ya, koruma verirken bile tankta demiş ki işte Cansu için tank demiş. Ben de dedim ki fikirler değişebilir dedim. Ben oradayken Cansu için tank demedim ya. Öyle demiştin. Ben de aa dedim, şaşırdım ama dedim fikirler değişebilir. Fikrin değişmiş olabilir ya. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Hayırdır Emre. Hadi. Hadi Emre. Hadi. Hayırdır Emre. Hadi. Temizleyeceksin hayırdır, buraları. Hayırdır, sen Emre. Temizleyeceksin. Temizleyeceksin. Sen temizleyeceksin. Temizlemiyorum ben. Sen de temizlemiyorum. Şey yalnız siz orada bunu temizleyeceksin, kavgasını şey yaparken burada ben temizliyorum. Sen de bir şey mi yapacaksın? Beni tahrik ediyorsun. Seni arada mı kaynatıyorlar Eser? Ya ben ne yapıyorum? Buraya atıyorum. Sen asıl benim canımı. Burada onlar oturacak çünkü ben de buraya geçiyorum. Oğlum benim. Sinirimi bozma benim. Yapmıyorum. Yapmıyorum bırak. Yapacaksın. Yap. Yapsana. Bak yeni damatsın. Bir şey demiyorum sana. Ben tam 6 aydır damat adayıyım kardeşim. Bak, bizim evlilik yoluna girdin. Bu saatten sonra bizim canımızı sıktın. Zaten tamam evlilik yolundaydı. Ne olur? Şu an tamamen girdi. Canını sıksam şu ne olur? Şu an tünele girdi. Kaç yazar ya? İhtar aldırırım sana. Kaç yazar? Kaç? İhtar aldırırım sana. Gördünüz beni tehdit ediyor. Dene. Evet bu tarih olmuyor mu? Evlilikte evet. İhtar aldırırız, mühtar aldırırız. Bilmem ne yapar. Hayırdır ya, kime ihtar al? Şşş. Yukarı mı? Ateş olsan cülmü kadar yer yakarsın. Siz kavga eder tartışırsanız kızlar Tankut için birbirini iyi olacak. Tankut gene ego tavan. Ayça'da dün bir kıskançlık sezdiniz mi? Nur'la Batuhan diyorsun. Benim de yapım bu. Benim evleneceğim insan başkalarıyla öyle samimi olmayacak. Ben Tankut'a aday gelmedim Cansu. Ben Tankut'tan burada elektrik aldım ve tanımaya çalışacağım. Ben az önce orada bir şey konuşurken kardeşim lafımı böldün de bir de aynı şey olmazsa sevinirim yani bana ters böyle şeyler. Üç tane etlerim var. Harbi canımı sıkarsın ha. İstediğimi tanırım, istediğimi tanımam, herkesi tanırım. Abi dedi insan da Tankut'la aynı yaşta Seda Hanım yani. Ağladığında koruma vermeye kalkmayın sakın, yoksa bütün korumalarınız gider. Adnan konusunda da şu, ya da Adnan bir başkası yani fark etmez de. Bu aday yeni geldi. Sen Tankut için geldin buraya. En başından beri Tankut diyorsun. Hı. Ama bu aday geldiğinde iki gün sonra Adnan'dan vazgeçti. Hatta hiçbir zaman ben Adnan'a karşı ben gerçek duygularını hissetmedim ya da elektriğini bile hissetmedim. Bir gün o menemeni de bir şey yapayım götürmek olsun diye götürdü. Yani ben söyledim onu bir şey yap götür. Yapmak için, yapmış olmak için yapmak vardır. Bir de içten gelerek mesela sen o işte kekleri hazırlıyorsun falan, o gidiyor hazır tatlı alıyor götürüyor. Böyle bir şey, böyle bir içtenlik olmaz. Yani bu kimseye samimi gelmez, bana da gelmiyor. İçindekini bilmem ama bana samimi gelmedi. Adnan için gelmiş olsa böyle, ben Adnan'ı istiyorum diyerek gelmiş olsaydı öyle şeyler yapardı ki belki de Adnan'ın gözüne bir şekilde girerdi arkadaş olarak bile olsa.
Ama geldi işte Melis'in aklına uyup kıyafet giyiyor. Ya o gün o kadar kötü hissettim ki. Ben de ya. Ben kendim söyledim utandım ben yani. Söyledim de ona yani. Eminim, yapma dedim kalktı yaptı. Eminim o da pişman olmuştur buna bak eminim. Ama sen bak Melis 24 yaşında. Sen 28 yaşındasın. 27 bitiyor. 27. Sen değil o. O 28. Ha, 28. 29 hatta. İşte neyse. 28-29 yaşındasın. Sence Melis mi senin aklına uyması gerek? Yani senin tecrübelerinden faydalanması gerek? Yoksa sen mi Melis'in? Yani çocuk gibi böyle bir şey olamaz. Bu çok kötü. Bu bir erkeğin gözünde o kadar itici görünecek tabii bir şey canım. Ki. Bak ben kadın halimle bunu fark ettim. Tabii. Ben bile dedim ki bu çok kötü bir şey ya. İşte Adnan adının yanına geç. Adının yanına geçiyor. İşte Adnan seninle ilgileniyor. Niye böyle yapıyorsun? Adnan kaçıyor bu yan. O kadar kötü bir durum ki anlatamam yani sana. Eminim onun da gururu kırıldı bu sebeplerden ötürü. Çok yanlış yaklaştı bir kere. Kaldı ki iki gün sonra zaten vazgeçti. Aynen öyle oldu. Buraya gelmiş olmak için geliyorsun. Sen birisi için işte ben ablanın için Allah desen Hazal geldi, sen geldin. Yani biz bunları anlayabiliyoruz artık. Buraya kim için, ne için isteklerini, arzularını görebiliyoruz istikrarını. Evet. O yüzden diyorum güvenme. Ki siz böyle bir gün bile ben cidden şüphe duymadınız değil mi? Ben de görüntü gördüğümde bir şey. Hani Tankut diye ama başkasına hayır, falan. Bir gün bile hiç kimse duymadı. Bak, ben hiç kimsenin duyduğunu düşünmüyorum. Ya burada seninle ilgili mesela işte vay efendim evde her şeyi düşünebilir. Evde kalmak için yapıyor. İşte erkeklerin gönlünü kazanmak için. Hı-hı. Bunlar da konuşulabilir. Bunlar hep oluyor. Benim için bile dendi. Sen işte gözyaşlarını kullanıyorsun birinci olmak için. Aynen, aynen. Alakası yok. Bak şimdi ağlıyor muyum? Hadi ben birinci olmak için şuraya geçeyim ağlayayım. İstediğim kadar ağlarım yani. Düşünürüm. Şu an gerçekten canım yanıyor belki de. Ama göstermek istemiyorum. Artık sıkıldım ben de ağlamaktan yani. Üzülmekten. Bu ayrı bir şey. Ama şunu anlayabiliyorsun. Buraya gelen bir aday. Birisi için geldim. Adnan için geldim. Çünkü o bekar. Çünkü işte tutunabileceğim kim var? Adnan var. Semih var. İşte atıyorum Tankut var. Bekarlardan biri. Birine tutunurum. Ben burada kalırım. Diyerek de gelmiş olabilir. Bunun samimiyetine inanarak sen bir şeylerini paylaşamazsın. Ama sen bana diyorsun ki ben Tankut için geldim, hala onun için gelmişsen bu anlaşılıyor. Ben sana bir şeylerimi paylaşabilirim artık. Şunu yapmaktan bile aciz misiniz ya? Evet. Adnan acizmiş ki kaçtı gitti bu abi. Bu kadar mı yani? Şuna, Adnan aciz. Aynen, şuna oturuyorsun. Gitti. Geçen gün benle konuştum burada diyorsun ki. Bak, ben bana titizim diyorsun. Bana yüklenme. Bana ben yüklenme. Titizim hayır. Diyorsun. Ben burada bunu yaparken ki, Adnan'la konuşuyorum. Ben şunu söylüyorum. Titiz olan adam gözüne batar o. Sana aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Oraya oturması hiç yapıyordum. Olmamış gibi. Bak yaptırmayacaksın ya, bana. Abi tamam ben söyleyeceğimi söyledim. Yapmıyordun. Yapmıyordun. Hayır ben abi yapıyorum, söyledim yapacaktım gözümün sen önüne duruyor biliyorum. Sen geçen gün ben titizim demiyor muydun? Yani, titiz adamın gözüne bakıyordu Allah bakıyordu aşkına abi. Yemin ederim bak hani Eser de nişanlandıktan sonra evlilik teklifi yaptıktan sonra Eser'e şey sarmıştın. Şimdi de bana sarıyorsun. Evet. Yapma. Ben siz evlendiğiniz için sizi kıskanıyorum. He? O yüzden mutfak hayırdır. İşlerine size... Aferin. Kıskanıyorum sizi. O yüzden iş yapın diyorum. Bravo. Abi bak biz tabağımızı aldık, koyduk makine hepsini tamam abi? Biz yaptık ya. Biz de koyduk hayır, kardeşim. Hayır, hayır. Tam ben ilişkinize olan kıskançlığından bunu diyorum. Bu benim önüm değil bir kere. Burada sen hazırlarken bunlar döküldü buraya. Tamam mı? Ben zaten onu temizleyecektim. Bu kadar uzatmana gerek yok. Bence yani. Sizi evliliğe tamamen alıştırmaya çalışıyor. Ev mutfağına alıştırmaya doğru çalışıyor. Doğru söylüyorsun. Dırdır yapıyor sürekli. Tamam mı? Dırdır yapıyor böyle evlilikteki. Ev mutfağı. Sen Hazal'ın sana evlendikten sonra dırdır yapacağını mı düşünüyorsun? Her kadın dırdır yapar kardeşim. Dırdır yapmayan kadın yoktur. Öyle bir yere geldik ki, öyle bir durum, öyle bir hal aldı ki burası. Titizlikten bahsediyoruz birkaç gün önce. Emre bana ne kadar titiz olduğunu söylüyor, neler yaptığını söylüyor. Oradan kavga çıkıyor. Ondan sonra ben önündekini görmüyor ve ona Emre bunu niye görmüyorsun diye söylediğim zaman laf zamanında sen Eser'e de böyle davranıyordun. Acaba bizi kıskanıyor musun getiriliyor. Ya ben kimi kıskanacağım? Niye kıskanacağım? Her şeyde elimi, ayağımı, her işimi bırakıp bunlara yardım eden zaten benim. Benim ne kıskançlığım olacak? Ben de onlara dalga geçmek için evet ben böyleyim dedim. Yani Emre Allah aşkına ya. Burada gerçekten çok fazla köpürtülecek, ciddi güvensizlik duyulacak bir durum yok. İnan bana olay senin de başına gelir. Çok münferit gelişmiş bir şey. Planlanmış bir şey değil, organize edilmiş bir şey değil ama bununla ilgili kuşkularını sürdürmen, belki dış sesleri dinliyor olman, bu konuyla ilgili kuşkularını yürütmen sadece sizin ilişkinize zarar verir diye düşünüyorum. Şimdi Pervin Hanım bir daha Ayça şeyi söyledi, arkadaşlarına çok uyuyor tarzında, arkadaşlarını dinliyor tarzında bir şey söyledi. Ama evet. Sizin bu son söylediğinizin üstüne ben de şunu eklemek istiyorum. Ayça dolduruşa geliyor. Ayça dolduruşa gelen bir kız. Beni asla arkadaşlarım doldurmadı. Sadece şakayla karşılık.
böyle yorumlar yapıyorlar. Ben de hepsini güzelce göğsümde yumuşatabiliyorum. Hepsine diyorum ki kılıbık diyorlar bana. Ben de diyorum ki kılıbığım mutluyum. Ben bunu yapmayı seviyorum. Yani ben hiç, yani dolduruşa gelecek bir pozisyonum da yok. Ama Ayça kendisi dolduruşa geliyor. Şimdi şöyle yapacağız. Ayça zaten bizim yalnız yaptığımız konuşmada da evet onlar benim arkadaşlarım, ben arkadaşlarımla konuştuklarımdan etkileniyorum dedi. Bunu zaten söyledi. Yani siz aslında bu konuda Ayça'nın bu durumuyla ilgili aynı şeyi düşünüyorsunuz. Ben kesinlikle etkilenmiyorum. Biz de bu görüşmeden şöyle bir fayda çıkartmaya çalışıyoruz. Amacımız burada sizin ilişkinizdeki tıkanıklıkları giderip her şeyin daha güzel olmasını, sizin dolu dizgin aşkınızı yaşamanızı sağlamak. Eskiler açılmadan değil mi? Eskiler açılmadan bir ama bir de şu var. Mesela bugünden sonra sen de dış seslere biraz daha kulağını kapatabilirsin. Bundan hem sen rahatsızsın çünkü hem de sevgili partnerin rahatsız. Dolayısıyla evet tabii ki dinle, tabii ki arkadaşlarına sohbet et ama her şeyi de zihninden süzdükten sonra hayatına geçir. İlk girdiğim günü izledim dedi. Semih öyle bir bakmış ki bana da herkese söylüyor dedi. Semih beni beğenmiş dedi. Ya onu Ayça da söyledi. Anladın mı? Şu anda bunları kendisine getirdiyse kendisi potansiyel getirdi. Herkes bekar olan tüm adaylar onun için. O zaman da öyle diyeceksin o zaman. Benim bir adayım yani. Yok diyeceksin. Bir hafta hiç kimse söylemezdin. Benim adayım yok. Bana aday gelmelerini bekliyorum derdin. Kimle elektrik alıyorsan tık ona giderdin. Ya da hani şunu şimdi dersen. Şimdi kim nereye çekerse oraya gidiyor yani. Evet. Benim bir adayım yok ama hani tanırım. Bekar adayları tanırım. Elektrik alırsam ona yönelirim dersin. Evet ama öyle açık ol o hani zaman yani. Hani şu an ne diyor ki işte ne Tankut'tan hoşlandığını söyle. Bak ağzı başka, gözleri başka bak, söylüyor. Bak nasıl oldu Asıl Beyciğim biliyor musun bak. Ben Mehtap'ı aldım buraya dedim ki hatta böyle şey fişnik vermek için saçma sapan böyle yapmayacağım bir hareket aklımdan geçti. Dedim ki şey yapalım dedim. Siz Tankut'la ilgili hani bu bir şeyler düşünüyor mu? Hani acaba Tankut'a açtık bu meseleyi falan filan Allah Allah dedi Tankut'ta. Sonra dedim biriniz dedim gidin Kırmızı Oda'ya çağırın onu. O da Tankut çağırdık zannesin dedim. Sizi görünce bakalım ne olacak falan. Böyle bir konuşma yaşadık biz. Sonra Mehtap gitti Melis'e söyledi bunu. Hediyeleri getirirken verdi bende. Melis de direkt dedi hani Tankut Cansu istemiyormuş Sera'yı tanıyabilirmiş falan filan diye. O lafları onun için açtı. Biz denemek için. Hani denemek için derken bir anda öyle bir şeyler dönüş. Gerçekten bu gerçeği alıp şey mi yaptı acaba? Ha bak Tankut'un bana karşı bir şeyi var hadi ona mı yürüyeyim yaptı? Madem Seray'ın hisleri varken ya da yokken iyisin, Seray'la arkadaşsın. Aynı adaya talip de olsan devam edeceksin. Adam çünkü ikinizin de tanıma yolunda değil. Aranızı bozmanızın bir anlamı yok. Siz kavga eder tartışırsanız, ha aşk var, ihtiras var. Kızlar Tankut için birbirini yiyor olacak. Tankut gene ego tavan. Üç kişilik bir koltuk ayıracağız ona burada. Geldi mi egolarıyla yan yana oturacak. Siz tabii karşıdan izlemiş olacaksınız bunu. Egolar bir 180 derece havalarda. Eser o kadar dedi ki, Eser 1,5 ay oldu. Erken değil mi, erken değil mi? He, kendi yaptı. Gitti 1,5 ayda evlenme teklif etti. Ben söyleyeceğimi söyledim ona. Sen niye bizim yanımızdan olmuyorsun abi? Şu an bizim sana olan desteğe ihtiyacımız var. Aşk insanın başına sana gelince yapılan öyle oluyormuş kardeşim. Yüklenmeyi şu an sana yapıyorum artık. Eser, zamanında sana söylediklerim için özür dilerim. Yok, Eser. Bir nusibe. Bunlarla bir gelmesin Eser. Bir nusibe. Bir nusibe. Yine yandım. Eser. Her neyse işte buraya müderiz. Bir nusibet bin nasihattan hayırlı. Aynen o. O ne diyor? Bin nusibet. O çok pis ya. Bin nusibet olsa zaten yaşayamaz. Yıkasan da bir şey yazın. Yıkadım kardeşim mi? Tankut bitiyor mu işin hadi ya? Hiçbir şeyi de beğenmiyorlar oturum arkadaş ya. Ben anlamadım. İki ihtiyar şimdi bahçeye evet. Gideceğim. Şimdi bir fiştik. Esas fiştiği görürsünüz şimdi. Tamam. Bir şey söyleyeceğim size. Siz de ne oldu ya? Ne oluyor be? Mehtap'ın bakışlarına güldüm ben. Ayça da dün bir kıskançlık sezdiniz mi? Ne açıdan? Ne açıdan? Senin açından. Değil mi? Nurla Batuhan diyorsun. Ha? O da var kız. O da var. Onu unutmuşum. O da var. Ay Canan'ın beni batırması ne olacak orada? Nur göz teması kurdu benimle. Nurla göz teması diyecek ben hayırdır göz teması. Ya dur ben şey çok güldüm ama. Harbiden Batuhan çok nur diyor. Kötü niyetle demiyor olabilir ama başkanın yanlış anlayacağı şekilde söylüyor. Cidden Nur çok fazla Batuhan Nur diyor. Güven konusunu toparlamamız gerekiyor. Bence ilişkinin omurgası zaten güven. Sen bu konuda elinden geleni yapmaya hazırsın gördüğüm tabii kadarıyla. Sen zaten elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, hatta elinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduğunu en başta söyledin. Diğer bir konumuz Nur'du. Bundan sonra sen
çok seviyor olmana rağmen daha dikkatli hareket edeceğini söyledi. Çok kolay benim için. O da dedi ki ben de herkesle olan davranışlarında rahatsız oluyorum. Ona sen de dikkat edeceğini söyledin. Bu konuda da taahhüdümüz yani. Okey. Şöyle bir başlangıç yapacağız bugünden itibaren. Ona çok görev düşüyor, ona az görev düşüyor falan filan demeyeceğiz. İkinize de çok görev düşüyor. Madem birbirinizi seviyorsunuz, madem birlikte olmaktan mutlusunuz ve birlikte olmak istiyorsunuz, ikinize de çok görev düşüyor. İkiniz de geçmişi geçmişte bırakıp, yaşanan her şeyi geride bırakıp, her ne olduysa, her ne yaşandıysa yaşandı. Geriye bakarak ilerleyebilme şansınız yok zaten. Geriye bakarak ilerleyebilme... Sen o günde de bunu yapmıştın da ama sen de bunu yapmıştın sen. Böyle ilerlenmez ilişkide. Yapmamız gereken şey herkes en azından dürüst bir tavır sergilemiş. En azından durumu kabul etmiş. En azından bunu yapmış. Herkes kendi duruşunu belli etmiş. Duruşunu netleştirmiş. Geçmişi geride bırakıp tamamen önümüze bakarak birbirimize güvenmeyi seçerek bu yolda ilerliyoruz. Doğru iletişim kuruyoruz. Duyguları ifade ediyoruz. Hiçbir şeyi saklamıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Sana çok büyük böyle bir düşmanlık şu anda besliyor gibi gözüküyor. Neden? Sebebini bilmiyorum. Bence kötü bir tabir olacak ama hani sanki sizin yaşadığınız ilişki içinde kalmış gibime geliyor. Böyle tam kendini bir... Kendini suçlu hissediyor. Bir de tam şeyi de yapamadı. Hani o sana demişti ya zamanında bir ara verelim falan. Şimdi... Hı-hı. Hırs var kadınlarda ve o hırslı bir kadın. Bunu yaptığında senin onu kabul etmenden sonra zaten olaylar patlamıştı, hatırlıyor musun? Şimdi ben şunu da anlamıyorum Tankut. İlk çıkış noktasını hatırla. Benim en çok sinirlendiğim yeri. Hatırlamaz. Tankut'la göz göze geldim diyerek. Abi hatırlamaz mıyım ya? Söyleyen olayları bir kadından bahsediyoruz. Sen böyle bir kadını affeder durumdasın şu anda. Görünen o. Yani bu ne diyor? Diyor ki bana bakan o. Ya ekrana bakıyoruz. Burada Erdem'le Melis dans ediyorlar. Orada başka bir damat adayı var. Ya her şey aklından geçiyor. Acaba ondan dolayı mı böyle söyledi? Ondan sonra Tankut'a çevirdi işi. Yani bizi, bak abi, biz birbirimizi bilmesek biz şu anda konuşmuyor olurduk seninle. Evet. Anladın mı? Yani şimdi bizim tecrübemiz... Bak yaşımız... şöyle bir durum. Biliyorum, hemfikirim seninle. Zaten o olduğu için şu anda bu durumdayız. Evet, konuşabiliyoruz. Ama benim Mehtap'la şu andaki hani sen kredibilite ben zaten demiştim kalmadı. Sana hiçbir şey yok bundan sonra deyip... O bana işte barışalım falan deyip benim böyle bir yumuşamamın sebebi şu. Ben şu anda Mehtap'ın, özellikle o final gününde gördüğüm Mehtap'ın kötü bir pozisyona geldiğini, yani böyle bataklıkta batmış burasına kadar elini uzatmış böyle bana bakıyor, ifadesini görür gibi oldum ve ona o elimi uzattım. Ben Mehtap'ı sadece tutuyorum şu anda. Yine batmış durumda. Ben Mehtap'ı çıkartmaya çalışmayacağım. Sadece Mehtap ağzı burnu kapanıp derecede batmaması için onu sadece şöyle tutuyorum. Ama Mehtap bana ağırlık yaparsa, kolum birazcık ağrırsa ben de kendimi düşünmek zorundayım. Bırakırım elini abi. Botu geldiğinde evleneceğim. Evet ama Botu evet büyük bak, bir istekle geldi buraya. Sürekli. Böyle sonradan sanki balonun şeyi böyle hafif iğneyi sokarsan... Aynen öyle gidiyor yani. Şimdi birden hani şey sorulduğu zaman insan evleneceğim diye gider bu. Sonradan sonra Seda Hanım dediği gibi şey demeye ama başladı. Ama bir şey diyeyim mi? Biraz daha zaman gibi hani. Hazla ama al. Farkında mısınız? Evleneceğim diye gitmiyor. Geliyor özür dilerim diye geliyor, özür dilerim diye gidiyor. Bir şeylerin üstünü kapatmaya çalışıyor gibi. Ya birincisi hani bir kapatmaya konu çalışıyor. Bir bilmiyorum. De... Botu'nun aklında soru işaretleri Botu var. Botu normalde evet. Hala işte Ayça'nın aklı acaba... Ama bak oradan şöyle de bir şey var. Konuşamıyorlar. Çünkü bak o konuyu açtığı zaman Ayça zaten yükselecek. O konu zaten Ayça'ya ilgilenecek. İşte onların en büyük sorunu da o. Konuşabilseler ciddi bir şekilde oturup aşkım değil ya da Ayça bağırmadan o konuları konuşabilseler, halledebilseler çözülür. Ayça bence affetmek için affediyor Batu'yu. Sorunların Ayça gerçekten hallolduğuna inanmıyor. O yüzden de... Batu da geçiştiriyor işte. Bunlar evet, geçiştirecek şeyler değil ki biraz arkadaş. Sıkıntı yaşıyor. Şimdi Batu'nun kafasında soru işaretleri var. Ayça'nın kafasında... Acaba evlenecekti şimdi evlenmek istemiyor mu soru işareti? Bu şekilde çözemezsiniz ki. Birbirlerine sürekli sen şunu yaptın, ben de bunu yaptım. Sen işte böyle çözülecek bir sorun değil bu yani. Biz dündü değil mi? O konuyu konuştuk. Ciddi oturup konuşman gerekiyor dedik. Seda Hanım geldiği zaman kritiklerde yine konuşamadılar. Yükseldiler. Ya size bir şey diyeyim mi? Bak Ayça ile Batu'yu çok seviyorum. İkisinin ilişkisini de çok seviyorum. Ama bu şekilde bu ilişki yürümez. Yürümez yani.
Bence de. Zor. Hani. Çünkü hiçbirisi çözüm odaklı gitmiyor olaya. Hepsi problem, ikisi de problem yaratıyor sürekli. Geldim de kızlar benim çıkmam lazım. Ne oldu? Ne oldu? Ailevi konular. Çıkacağım bugünü ben siz bitirin. Ne? Şaka mı? Her gerçekten. Şey yolunda mı? Ne yolunda mı her şey? Olacak herhalde, bakacağız. Ayça ne oldu? Kızım ne oldu söylesene, merak etme. Sağlıkla ilgili bir durum yok değil nasıl mi? Nasıl yani? Sağlık sıhhat iyi değil mi? Çıkınca. Sağlık sıhhat iyi değil mi? Onda problem yok. Tamam iyi hadi. Söyleyebilirsin Ayça'cığım, onda problem yok, söyleyebilirsin. Şaka yapıyorsun değil mi? Bizi ya ailevi işletiyor. Sorunlar kanka, ben ailevi sorunlar. Ha, neden rahatsız oluyorum tamam, mesela? Tamam ben anladım zaten. Tamam. Dikkat et kendine. Çıkınca bir... Ha. Dikkatli tamam. Ol. Geçeceğim eve. Orada mı? Geçeceğim oraya. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani... Kafam fazla da kafanı dolduruyor. Sadece ya. Güvenmeme de değil abi. Birçok şeyi var. Biz ne diyeyim abi şimdi? Yani bu adam da kendine göre. Evlilik düşünüyoruz yani. Abi. Evlilik. O diyor ki biraz daha ağır olsun diye. Ağır başlı olsun diye. Anladın mı? Er gelen damat adayı mıç mıç çak çuk öpmesin. Dün Tanrı'da nasıl sarıldığını haklı yani. Dün gördüm valla. İki gün önce uyardım. Tamam haklısın dedi ama dün... Tankut abi diyor ki Tankuto diyor. Kardeşim yani, olabilir ben rahatsız kasten oluyorum. Kasten yapıyor. Dışarıdan hoş gözükmüyor. Benim ailem böyle şeyleri tabii ki onaylamaz. Doğal bir kız bak ben Ayşe'yi çok severim ya, ama istemiyorsa yapma kardeşim. Doğal, yapma bırak adam istemiyor. Değil, ama istemiyorsan yapmayacak benim kardeşim. Benim de yapım bu. Benim evleneceğim insan başkalarıyla öyle samimi olmayacak kardeşim. Bravo ha. Sana yakışan da olsun. Eğer ki bunları yapamıyorsa ben ne kadar seversem seveyim. İleride ben zaten mutsuz olacağım. Niye kendimi bile bile sıkıntı yaratıyorum? İşte bu yani. Adam da diyor ki o... Ondan sonra diyor. Yani haksızsam haksız değil kardeşim. Ondan sonra olayı çekiyorlar. Kardeşim. Aa yan mı çiziyor? Yok, yok. Aa onu haklısın, mu çiziyor? Kardeşim yok. Ben buraya uçakla geldim uçakla. Ben niye yan çizeyim ya? Ben buraya uçakla dalmışım. Batu konuşma üstü bundan mı sıkıntı var acaba? Sen yapma dediğin zaman hala yapmaya devam ediyorsa bir soru işareti ararım ben yani. İki gün kardeşim, önce konuştum diyorsun abi. İki gün sonra yine yapıyor diyorsun. Canımın neden? İçi tamam diyor, haklısın diyor. İki gün sonra bir daha yapıyor. İşte o gözlerine baktığın zaman anlaması lazım senin ne demek istediğini. Hayır ben acaba öyle, hani öyle, olacak. Öyle öyle beni mi? Seni sınayamaz, neyle sınıyor? Sınıyor abi? Ya neyle da hani biraz daha rahat olayım şimdiden böyle yapayım. Hani istediğim hale giremiyor. Ben Tankut'a aday gelmedim Cansu. Ben Tankut'tan burada elektrik aldım ve tanımaya çalışacağım. Ben Tankut'a aday gelmedim. Ya, tanıma yoluna girecek misin Tankut? Yani kendi kendine girer öyle olur mu? Ya birbirimize düşünce bir konu açmıyorum. Beni sinirlendirmeyin şimdi ya. Hayır birbirimize düşmek değil. Daha onu bilmiyor, daha bunu bilmiyor diyor. Ya birbirine siz baş başa düşmek yani, değil de. Bahçede konuşsanız Cansu'nun şu olayı halletseniz. Farklı şeyler var. Zaten senin böyle şeylerin seçmen çok normal tamam mı? Biz de Ayça'yla da yaşamadık. Niye kızdığını açıklasan? Ama Ayça gelip bana dedi ki ben dedi seninle etkilendim. Sen buna ne diyorsun gibi hani. Ben de dedim ki canım dedim yani ben dedim Semih'le bir yolda değilim etkilenebilirsin dedim. Git Semih'le konuş o zaman dedim. Hatta ben bundan tepki bile aldım. Sen nasıl Semih'i işte istiyorsun da böyle şey. Hı hı. Hayır ben buna karışamam burası evlilik programı. Biz ne kadar yakın olursak olalım onun hislerini ben değiştiremem. Ama Nursem yani. Olduktan sonra dese diyorlardı. Ha, o kızı. Başka. O başka. O zaman yolat. Biz tanışma yoluna girmemiştik. Şu an bunu yapman normal ama bunu ilk başta Cansu çünkü Cansu'nun duygularını biliyorsun. Cansu'yu alıp karşına deseydin ki. Ya ama bak, Cansu bana direkt tepkili geliyor. Hayır ben Tankut'a karşı bir şey hissetmiyorum çok yoğun bir şey. Ama etkilendim. Buna da karşı koyamadım. Ben söyledim, bundan haberin olsun. Ama bana bak nereden şey vurdun? Hayır. Bana. Ben bana 15 kişiden duyduktan sonra söyledim. Sen Burcu'nu biliyor musun? Diyor. Sen onu bilmiyor musun? Hep böyle laf sokuyor tamam mı? O şimdi bana laf soktukça olanlar. Benim yani hani benim de laf sokasım gibi. Ben şey en başını ben hiç bilmiyor olsam demiyorum. Laf sokamam sana. Demek ki herkes bana söylemiş ki Tankut'la ilgilendiğini. O yüzden laf sokuyorum. Buradan İlk senden duymak istediğim İlk bana söylemen lazım ki Nur gelip aa Tankut'tan hoşlanıyormuş. Tanımak istiyormuş deyince haberim var Nurcuğum. Tamam bak tabii sen beni denemek istemişsin. Sana niye kırılıyor biliyor musun? Siz samimi olmuşsunuz bu evde arkadaşız diyor ondanmış. Ya ben öyle sanmışım işte yanılmışım. Arkadaşlar hepiniz yani hepiniz birbirinizle arkadaşsınız. Hepiniz birbirini... Hayır aynı çatı altında Melis ve Nur yan yana gidiyorlar değiliz. Adamın yanına. Ama biz bunu birbirimize itiraf ettik, kabul ettik. Biz bunları sorun etmedik. Biz dedik ki biz bir adamı kazanmak istiyorsak evet. Biz burada birbirimizi yesek... Ne fayda? Yemesek ne fayda? Yemeyelim tadımız kaçmasın dedik.
Seray Cansu ile kendi durumunu bizim Melis'le olan durumumuzla kıyasladı. Daha işte siz kavga etmediniz, biz de aynı şekilde yürütebiliriz dedi. Halbuki biz Melis'le çok fazla çatışmalar yaşadık zamanında, çok fazla gerginlikler de yaşadık. Ama biz birbirimiz arasında anlaşmıştık. Kaldı ki ben Semih'le zaten bir geçmişim vardı, bir ilişki yaşamıştım ve bitirmiştim. Onu yeniden kazanmak için uğraştım. Melis de onu tekrar, yani onu kazanmak için uğraştı sadece. Ama onlar şu anda sadece potansiyel birer aday, onu kazanmak için uğraşıyor. Aynı durum değil kesinlikle. Belki o bizi tanımak istemez. Belki tekrar Dani'yi bekler. Anladın bak, mı? Ben ona elektrik aldığımı söyledim. Onun tavırlarından, davranışlarından hoşlandığımı söyledim. Gerisi ona kalmış. Söyleyeyim mi? Bitti. Sorunum var. Benim Tankut'tan yana hiçbir sorunum yok. Tankut bugün Seray'ı tanımak istiyorum, onunla yola girebilirim de diyebilir. Ki inan öyle bir şey olsa ben yine sana trip falan da atmam. Onunla derdin de yok. Hatta mutlu olabileceğinize inandığım zaman sen de onu seviyorsan, o da seni seviyorsa destek de olurum sonuna kadar. Bunda bir şeyim yok benim. Sen benim bu kadar duygularımı bilerek bana kaç gün, bir haftadır, bir buçuk haftadır destek oluyorsun. Ben bunun farkındayım. Teşekkür de ettim bunun için sana. Ama Tankut'tan etkilendiğini ve hani onu tanımak istediğini ben senden hariç herkesten duydum burada. Ben buna kırıldım, anladın mı? Bu sefer ne oldu? Ha bana geliyor, Tankut'la sizi destekliyorum, Tankut da sana boş değil diyor. Ama Nur'a gidiyor, ben Tankut'tan hoşlanıyorum diyor. Anladın mı? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu oluyor o zaman. Bu sefer ben kullanıldığımı düşünüyorum. Yani Tankut'la ilgili bilmem ne trikleri al, ben ağlayayım. Adam beni işte evet demedi bilmem kullandın ne. Kızı. Belki Tankut'tan elektrik aldığını düşünerek, açık kapı görerek öyle. Sen böyle düşünüyor musun? Bana söyleyecek. Ben bir şey demiyorum. Olabilir. Tamam. Belki söylemeye korkmuştur. O zaman bunu o söyleyecek. Niye korksun yahu? Adam mı yoruldu? Ya hayır şöyle şey oldu. Burada. Yani söylediğim gibi hani o işte o bana tekrar söylüyorum. O bana elektrik vermedi. Ben onun samimiyetinden hoşlandım. Hı hı. Açıkçası. Yani o onun samimiyetini sevdim. Ama bana böyle hani birkaç defa daha konuşurum. Beraber bir araya geliriz, sohbet ederiz. Bana derse ki Seray yok. Net hiçbir şeyim yok derse ben de bir şey söyleyemem, ne söyleyeceğim yani. Şunu söylemek istiyorum. Benim isteğim o. Ama bir yandan da hani evlendim, olmazsa olmaz diye bir şey yok kafamda. Ben bir kere evleneceğim diyorum. Hani benim dediğin gibi isteğim o. Bir kere evleneceğim. Ben de 10 kere evlenmek istemiyorum hani. Batuhan. Ben ha, de evlenirim. Kardeşim, ha evlenirim. Olmadı ha olmaz. Boşanırım bir daha, bir daha denerim demiyorum. Bir kere istiyorum ben bu işi. Kardeşim, hayat ne getirir bilmiyorsun aynen ki Batu. Yani bilemedim. Çok ama güzel bir düşünce, mantıklı bir düşünce. Hani bir kere olur, tam olur, sonuna kadar olur. Onu istiyor. Herkes onu istiyor abi. Ben de öyle istiyorum. Ben de öyle yani, istiyorum abi yani. Kafamızdaki zaten düşünce i̇şte o yönde. İşte bunu istediğimiz ama için. Adnan da demek istediği şey şu. Hayatın ne getirdiğini bilemiyorsun abi. Tam tamına inandığın, yani tam tamına olayın içine giriyorsun yani. Evet diyorsun. Hazırım. %100 hazırım ve ayrılmayacağım. Allah muhafaza hani. Heh. İşte orada mukadderat yani hani o kader orada. Sen buradan aynen öyle. Kararı aynen veriyorsun. Öyle. Buraya gitmeye çalışıyorsun. Aynen öyle. Sen buradan oraya giderken başına gelen olaylar aynen kaderin öyle senin işte zaten yani. Hani kanka kader işte o saatten sonra kadere teslim oluyorsun. İşte. Şimdi evlilik adımını attık. Evlilik yolundaki ilk adımı attık. Zaten ben teklif ettim, o evet dedi. Hı hı. Bunun bir adının konulması lazım. Biz şimdi neyiz? Tamam şimdi sevgiliyiz. Söz mü oluyor bunun? Ama ne olduğu yok aynen belli değil. İşte bizi sözlenmemiz gerekiyor abi yani. Normal şartlarda öyledir. Aile kızla büyükleri gelip birer yüzük takacak. Aynen. Aile mi olacak, evde mi olacak? Burada artık olur herhalde. Buradan çıkamadığımız zaman için. Aynen. Burada olacak abi. Buranın ve şartları altında nasıl bir şey yapalım beyaz bilmiyorum. Beyaz şarap giyecek misin? Beyaz şarap. Benim beyaz şarapları giyeceğim. Giyerim giyerim. Ya o adetler onlarda var mıdır bilmiyorum tabii ama. Ne alaka ya beyaz şarap. Ankara. Oldu bir de ayakkabımız var. Anlıyor ya bizde. Ayakkabının arkasına. Ya bana düğün verdiler. Bizde yok abi. Bizde beyaz şarap bizde de yok. Yok abi. İnşallah kızı verirler. Benim korkum orada yani. Doğru o da var. Kardeşim. Kızı vermezler kızı abi. Buraya senin için gönderen aile. İşte. Ben kızımı yani sana vermem. O konuda şüphe yok senin yani. Senin kızını zaten almam. Kızımı sana vermem. Senin oğluna da vermem. Belli de olmaz Emre Gül. Niye? Abi sonraki tavırların değişirse. Burada tamam duruşunu beğenip gönderebilirler ama ilişki içerisinde beraber yaşadıkları şeylerden dolayı farklı sonuçlar ortaya geçen çıkabilir. Düşünceler değişebilir gelmesi, yani. Geçen gün Gülsüm annenin gelmesi o konuda iyi oldu. Evet. İlişkin içerisinde geldi. Güçlendirdi evet bizi yani. Tabii. Evet.
Bak şimdi mesela biz Tankut'un samimiyetine alışığız. Neden öyle düşünmüş olabilir biliyor musun? Yeni gelin adayı çünkü. İşte seninle aynen dans etmiyor. Hani bir olaylar bakalım ki ne olacak. Ki Murat abiyle Batuhan da söylemişti VTR'de. Bu kız şimdi yeni gelin hani adayını kaldırıyorsun diye. Samimiyetine alışık değil. Başka şekilde algılayıp bilmiyorum o elektriği bilmiyorum başka bir yere çevirebilir. Tankut'u da çok fazla izleme yani programı izledim de hani Tankut'un tavır ve davranışını sadece Tankut'a özel olarak izlemedim mesela. Hani oradaki samimiyeti evet bana hoş geldi. Ya bu yani açıkçası bu. Hani ya neyse artık konuşacak bir şey yani yok. Bu durumdan ötürü bana söylemediğin için kırıldım ben. Yani tamam, elbette Cansucuğum, tanımak isteyebilirsin. İstediğin gibi ilerleyebilirsin. Ben böyle hissettim. Benim hissiyatım bu yönde. Tamam sözümü bitireyim. Bakma. Ben sana ne destek olurum ne köstek olurum. Senin de tanıma şeyin var. Onu da seni tanıyabilir. Okey sadece bu şekilde ilerlemesi bana üslup olarak yanlış geldiği için bu kadar sana şey çok yaptım. Güzel bir acayip bir şey çıkar ortaya. Hayır ben destek de köstek de olmam yani. Normal muhabbetim yine devam eder ama Tankut ilgili bir muhabbetinde ne müdahale acayip ederim ne yorum yaparım bu kadar. Onu da bana yapmasını istemem açıkçası. İyi olan kazansın. Onda hem fikir olursak hani kim ne istersen ne istersen konuş Tankut hakkında. Ama hani benim gözüme sokacak bir şey yani konuşabilirsin aslında hiç fark etmez zaten görüntü de geliyor. Neyse yani hani ben oturup da Tankut ay ne yapalım diye onunla birlikte olup bir şey yapacak halim yok sonuçta yani. Ben bireysel olarak evlenirsem evleneceğim iki kişi birlikte almayacağız Tankut'u yani burada. Dediğim gibi İnşallah yolun açık olsun, hayırlısı olsun. Kim nasıl mutlu olacaksa gerçekten aa, öyle iyi olsun. İyi olan kazansın arkadaşlar. İyi olan kazansın değil. Bu böyle bir rekabet yok. Evet öyle rekabet. Nasıl kimin neyse neyse o olsun. Yani. Belki ikimiz de değil. O da olabilir. Belki haftaya bir çocuğa daha yani gelecek bir şey olacak. Kazansın falan. Ay, öyle bir espri vardı. Daha önce yapmıştım da aklıma geldi. Ben az önce orada bir şey konuşurken kardeşim lafımı böldün de. Bir de aynı şey olmazsa sevinirim yani. Bana ters böyle şeyler. Üç tane etlerim var. Harbi canımı sıkarsın ha. İstediğimi tanırım, istediğimi tanımam. Herkesi tanırım. Abi dediği insan da Tankut'la aynı yaşta Seda Hanım yani. Neyse yani Cansu'yu her ağladığında koruma vermeye kalkmayın sakın. Yoksa bütün korumalarınız gider. Şeyi soracağım ya Emre, şeyi merak ediyorum. Tankut abiyle gittiniz ya oraya. Mehtap nasıldı size karşı? Ha? Bak kardeşim. Tost yapmış. Mehtap, yani dün Adnan'ın söylemleriyle, dünkü yaptığı tavırlarıyla, bugünkü yaptığı tavırları, bugün iyimserliği seçmiş ama iyimserlik öyle olmaz. Yüzüne gülmek değil. Her zaman iyimser olmalısındır. Yani ben, samimiyetsiz mi geldi? Ya abi ben mesela bak ben sabah da örnek verdim. Şimdi geçmişte Mehtap'a yapılacak bütün sürprizlerde Mehtap'la Murat abinin yaptığı bütün o güzelliklerde biz hep elimizden geleni evet ardımıza koymadık. Hepsini yaptık. Biliyorum izledim. Hep yanlarında olduk. Ama işte bu tabii ki de yanımda olmak zorunda değil. En bu azından sefer, köstek olmasın. Köstek de olsa olur. Bu ne biliyor musun? Fark ortaya çıkıyor işte. İyi ile kötünün ya da işte evet doğruyla yanlışın arasındaki fark ortaya çıkıyor kardeşim. O kadar evet bu evlilikte hani bu evlilik yolunda Hazal'la Emre'yi demediğini bırakmayanlardan biri Melis'ti değil mi? Dün oturdu büyük bir mutlulukla izledi. Sonra dedi kalktı ki, bir de oynadı abi. Hı. Oynadı falan yani şeyi söylemi vardı. Dedi ki bunlarla dedi uğraşmayacağım dedi bir hafta. Kardeşim bak, çok işte mutlu. Melis eğlencesini yapıyor. Bir konu olsun diye yapıyor. Batu. Benim gibi ya fişnik. Batu, ha, fişnik ben Melo'yu tanıyorum bak az çok. Yani senden öyle daha iyi tanımam mümkün değil ama emin ol senin sevdiğin kadar ben de severim evet onu. Yani bu zamana biliyorum, kadar farkında tartışıp bak farkındasındır ha değil mi? Ne söylerse söylesin. İçeride de dışarıda da kızıyorum ama sonrasında da hani gel kız buraya demeyi biliyorum yani. O da toparlıyor evet ama Mehtap da abi Mehtap'ınkisi o fişnik değil. Yok. Onunki İğneleyicilik var abi. Mesela sabah ben tatlıyla gittim içeriye girdim. İşte kızlar günaydın falan filan. Mehtap tebrik etmeye geldi. Çok teşekkür ederim. Tabii ki de tebriğini kabul ederim her insanın. Hiç fark etmez. Ama mesela öncesinde şöyle bir dipnot, şöyle bir laf vardı. Ne kadar küs olsak da gel hadi tebrik edeyim. Şu anda en samimi gözüken, en hayır demeyecek aday Tankut'tu. Çünkü adayı da yok. Belki şansını denemeye çalışıyordur.
Ben evde kalmak için olmuşum. Dört kesim var, dört isim. Hani bu cümlelerden sonra... Hiçbir adayım yok diyecektim. Bir hafta turp izleyeceksin de en çok sana hangi sakın gelecek? Ondan gidecek. Bence onları sadece denemek istiyor ama hala duyguları Adnan diyor bence. Ne olacak biliyor musun bir de? Burada Tankut'u düşürdüğü durum olacak. Ben bak, Seray'dan ne bekliyor musun? Yarın öbür gün Adnan bunu bir ışık yaktığında yakarsa ya da öyle bir şey algılarsa... ...ona döndüğünde ben Tankut'u Adnan'ı kıskanmak için kullandım olacak. Ben de onu söyleyecektim. O olacak. Ay, 360 derece yapıp bence Adnan'a geri dönecek o. İşte Tankut'un bu durumun farkına varması lazım. Adnan'ın istemesi nereye dönüyor? Maşa olmaması lazım. Uyar o zaman. Gidersem konuşacağım zaten. Ben böyle düşünüyorum. Yine senin fikrin diyeceğim. Ama düşüncelerimi sana söylemekten özgürüm diyeceğim. Ama konuştuğumuz gibi. Aynen evet. Ki zaten buradan çıkarken de şey yaptım. Tavırlarımı sakın dedim. Kendi kendine yorumlama dedim. Birinden geliyorum hemen geliyorum. Aşkım şu limonları sıkar mısın sen? Geliyorum. Dedim ki Tankut'a buradan çıkarken de. Dedim olan şeyleri sakın dedim kendi kendine yorumlama dedim. Ben de her şeyin sana cevabı var dedim. Cevabı bekle öyle yorumla dedim tamam dedim. Çünkü öbür türlü senaryo olacaktı kafasında. Cansu kıskandı mı? Cansu öyle mi yapıyor? Ay Cansu'nun baskısı. Beni başka aday da tanıyabilir yapacaktı. Ben bilerek dedim ki benden bekle dedim. Baskı değil ki ben çünkü Tankut'u kıskandığımdan yapmıyorum davranışı. Onun hoş bir şey yapmadığını düşünerek ona laf soktum onu. Yanlıştı Tankut'un yanında yapmam doğru. Ama niyetim farklıydı. Ondan dedim ki sakın yorumlama. Ben anlatayım öyle yorumla dedim. Ben de birazcık çok iyi Pollyanna olmaktan vazgeçtim. Sen bu adama aşık değil misin? Aşık. Ama aşık önce hakkım Pollyanna oluyorsun zaten. Madem hakkım aşıksın. Yok şimdi. Hakkım evet, yok hakkım şimdi. Yok. Ve onu kendine uzaklaştıramam. Ama kendine onu uzaklaşamam ama ikisini uzaklaştırabilirsin. Konuşacağım işte anlatacağım her şeyi. İşte. Umarım yarına gelir. Semih'in şeyi... Adnan'a yükselsene biraz. Hayırdır abi şurada voltalıyor. Hayırdır abi daha 3 gün olmuş diye geldi. Hepiniz üstüme yükleniyorsunuz. Adnan'a içeriye doğru gitti. Allah aşkına yapsana bir ters yapsana. Hı? Sen hayırdır kardeş de ya daha yeni biraz önce ben orada bir kelime konuşurken benim lafımı böldüm. Bir daha bana böyle şeyler yapma benim hoşuma hiç gitmiyor desene. Allah aşkına bak nasıl bir tepki verecek. Yapsın mı lan? Ne bu Emre? Adnan'a bir ters yapsın mı Emre? Yok, yapsana ama ciddi ol ciddi. Otur şimdi anlar. Öyle yani Semih bizde işte. Aleyküm selam kardeşim. Bölmüyorum değil mi? Yok estağfurullah. Yok bir şey kısa bir şey söyleyip çıkacağım ya. Söyle. Ben az önce orada bir şey konuşurken kardeşim lafımı böldün de bir de aynı şey olmazsa sevinirim yani bana ters böyle şeyler. Tamam kardeşim senden rica ediyorum yani. Sen ciddi misin bu konuda? Ciddiyim. Ben ciddiyim. Ne oldu ya? Bir daha yani yok yani bir şey konuşurken diyorum kimse benim sözümü bölmeyecek abi. Emre. Bölmeyecek abi. Emre biraz fevri geliyorsun. Sana mı fevri geldi herkes, mesela? Ya yok şu an ya şu an evet. Şaka yapıyor şu, değil mi? Şu şeyle, sana mı fevri geldi mi? Yok. Ben sana söylüyorum şu an fevri geliyorsun. Yaklaşımına fevri oluyorsun. Hayır sadece belirttim yani. Dedim ki bana bir daha hani ben bir şey şaka konuşurken. Şaka mı yapıyor ciddi mi? Kimse yok, dedim. Kimse dedim. Yani her hepiniz için geçerli abi. Hı. Ben bir şey konuşurken kimse benim lafımı kesmesin abi. Bu kadar basit. Sen kime diyorsun şu an onu ben anlamadım. O zaman bir daha konuşma. Adnan'a geldim söyledin. Biz de lafını Eser kesiyoruz. Fevri geliyorsun dedi. Herkes için söylüyorum şu anda kardeşim. Yok, rica abi, ediyorum. Bak, ben rica dün ediyorum. Dün de söyledim. Rica ediyorum. Dün de söyledim. Batu ile orada geçiyorsun. Batu diyorsun. Diyorsun ki böyle evet doğru Batu'ya da belirttim çarpma bunu. Belirtmedim mi kardeşim sana? Belirtmedim mi kardeşim diyorum sana ki, da? Demedim mi? Kardeşim yürürken dedim tarzım. Biraz daha yavaş yürü demedim mi? Yok. Nasıl yok? Yok. Bana çarptın kardeşim dedim, belirttim bunu sana. Yok. Sen mi bir şey dedin? Allah Allah. Öyle hani şaka falan yapmıyorsun. Ben de anlamadım ki ne olduğunu anlamadım yani. Yoksa sen yok, hayal mi görüyorsun Evregül? Ben... Ne oldu? Neydi bir hayal dünyam var? Yok yani fevri geldim. Eser fevri geldim dedi de yani ben fevri gelmedim. Ben sadece Adnan Ali belirttim. Sen yanlış anladın. Hepinize ben, söylemek istedim yani bunu dün sadece. Dün de söylüyorum sana. Dün de Batu'yla çarpıştığında böyle bir çıkıştın. Şimdi de Adnan'a çıkışıyorsun. Sen... Biz bir de bir şey konuşuyoruz burada. Onun üstüne geliyorsun. Yok lafınızı sana... böldüm mü dedim ama müsaade evet. İsterim değil mi? Evet Adnan böldün neyini ama bunu söylemek için mi bölüyorsun? Adnan neyini böldü sen? Laf konuşuyordum orada lafımı tamam, kesti. Tamam olur böyle şeyler bunlar böyle. Yani daha yenisin çünkü böyle tripler yapma bize yenisin, yani. Yok, sen, ben sana şimdi söylüyorum. Trip falan yani. Yaptım yok abi. Trip yapsam zaten döner arkama orada otururum. Kimseyle muhatap olmam. Tamam git orada otururum. Bak şey tarzı var. Tamam, yok, gelim, tamam, gelişim tarzı var. Söyledi fakat söyleme tarzın yanlış kardeşim şunu söyleyeyim sana. Eğer ben bu... yanlış ifade ettiysem kendimi ben senden özür dilerim. Tamam hadi oğlum tamam. Oraya git otur. Tamam, otur. Semih bana otur. Sesini yükseltme kardeşim. Bak ben karşı bana sesini yükseltme. Seninle karşımda çocuk yok. Üç tane itlerim var. Çocuk harbi canımı sıkarsın ha.
Ya senin canın sıkılsa ne olur Semih? Oraya otur. Senin canın oraya otur. Tamam, aktar gider ya bak kimseye karışma. Bak beni kimseye benzetme canımı sıkma. Bana sesini yükseltme birader. Oğlum, tamam, bana söyledi. Bana sesini yükseltme birader. Tamam sakin. Senin de karşında çocuk. Bana bak. Git oraya otur oğlum. Git oraya otur. Semih. Oğlum bak. Allah Allah. Haberin yok mu? Oğlum durdu ya. Ya oğlum ya. Ne gidiyorsunuz ya? Şaka olduğunu biliyoruz. Biz bile ciddiye aldık. Ben ciddi sandım ya. Şaka olduğunu bildim. Sen ciddi aldım. Ben ciddiye aldım. Ya. Benim kardeşime şekil yapma. Farkındaysan sana ya. Gerekeni söyledim. Fazla da yükselmedim. Doğru olan bir şey söyledin kardeşim. Ne ya, oldu pıs? Ya. Niye atar yapmıyorsun? He? Niye yapmıyorsun atar kardeşim? O da anlamış demek ki. Beyler merhaba. Merhaba Seda Hanım. Şahane patates salatası var burada ılık ılık. Yeriz valla. Neymiş? Seda Hanım Ayça'yı göremiyorum. Ayça bugün yok Ayça aramızda. Gitti. Erken çıktı çünkü çok önemli bir işi varmış. Melis yokken boğazımızdan geçmez o yemek bizim ya. Bir dakika ya. Melis de biliyorsunuz dün rahatsızdı o yüzden yok. İşte gelemiyorum o yüzden Seda Hanım. Batu ya. Amca sağlıkla ilgili bir problem yok için rahat olsun. Ailevi bir mesele ya. Aynen rahat olsun. Sana söyleyecek zamanı olmadı. Evet. Herhalde yarın sabah söyler geldiğinde. Tamam. Korkulacak bir şey yok. Rahat ol. Yok yok. İkisine de kolay gelsin diyelim. Zaten Melis hastaydı biliyorsunuz son iki gündür. O da toparlanıp gelsin çünkü yine yarın cuma bir hafta geçti gitti. Evet ya. Sonra Seracığım biraz ortaya alayım seni. Bir hafta geçti gitti yine yarın cuma ondan sonra koruma ondan sonra final. İşte böyle zaman hızlı akıyor bu evde. Hadi bakalım neler olmuş. Bugün bir damat adayı hakkında onunla ilgilenen bir gelin adayı bir dert yanmış bakalım. Saraya yem atmıştık ortaya düştü. Demek ki Tankut onunla konuşmak istiyor ama ne acaba? Sence Tankut Saray'dan hoşlanabilir mi? Benden hoşlanmadıysa ona hiç hoşlanmaz diyorsun. Kendimle kıyaslamıyorum. Tankut'a hitap edebilecek bir kadın değil. Kafa yapısı olarak, bedensel olarak kendimi övmüyorum yani. Zaten övecek bir şey yok bunda zaten. Onu da kötülemiyorum. Sadece kafa yapıları uygun değil. Seray'ın daha çok yani? Tecrübe yaşaması lazım Tankut'un kafa yapısına erişebilmesi için. Tankut isterse tabii bu tecrübeleri ona yaşatmak isteyebilir. Bu doğal hakkı olabilir. Ona bir şey demiyorum ama şu an itibariyle pozisyon olarak ben hiç uygun görmüyorum. Ama Tankut'un şu yapısını da biliyorsun, Tankut açık bir insandır. Değil mi? Yani o ilgilensin, bu ilgilensin, bilmem ne, o pohpohlanmayı, egosunun okşanmasını sever Tankut. Tankut'tan yana bir derdim yok, şöyle diyeyim sana. Tankut bugün Seray'dan hoşlandım, Cansu seni istemiyorum da diyebilir. Hakkıdır. Ama Seray'ın bu kadar duygularını bile bile, ben Tankut'a hiçbir şey istemiyorum ama deneyeceğim demesi bu hoş değil. Çok ama bir şey hissediyorsa ben evinde. Zaten destekli olurdum ama. Anladın mı? Mesela Seray eğer ki Tankut'la ilgileniyorsa şunu göz önünde bulunur. Bir, açık kapı görmüştür. Tamam mı? Bunu söylemek için. İkincisi de sizin aranızdaki şeye güvenmiyordur. Yani güven oluşturacak bir bağ görememiştir. O zaman ben bu insan için yalancı deme hakkına sahip olurum. Çünkü bana Tankut sana bir şeyler hissediyor. Ben görüyorum bilmem ne. Tankut'a koruma verirken Cansu'yu da düşünerek veriyorum. Öyle mi yapmıştın? Diyen bir insan. Şimdi bir şey görmüyorum. Ben ondan yürüyorum Tankut'a derse. Burada yalancı derim ben. Belki fikirleri değişmiştir. O zaman fikirleri değiştirirse bak şöyle yapacak Cansu. Olabilir. Her şey olur. Nasıl Ayça Semih'ten hoşlandım, Nora sordu. Ben bir tanımak isterim diye. İlk ona söyledi. Ben ilk Seray'dan duymadım. Saman altından su yürütmesin diyorsun yani. Ben tanımak istiyorum Cansu. Haberin olsun deseydi ben hiçbir şey demezdim. Ama bu kadar bana hayır öyle bir şey yok. Tankut'a evet öyle bir şey var. Tankut hayır olmaz deyince şaka yaptım zaten. Sonra tekrar böyle böyle olunca bu şey geliyor. Kim nereye çekerse oraya. Tankut dans etti diye bir umut gördü anladın mı? Tankut'la alakası yok onun. Tankut'tan hoşlanıyor musun Seray? Seda Hanım, Tankut'tan evet bir elektrik aldım ama bunu kendim aldım. Yani ben Tankut bana bir elektrik verdi, işte Tankut bana bir açık kapı bıraktı değil. Ben kendimi öyle hissettim. Bu benim kendi duygum. Ha ya sen Tankut'a karşı bir şey hissettin. Evet ben Tankut'a karşı bir şey hissettim. Bir elektrik aldım. Ben hani aldım onu. Kendimce yaptım onu. Kendi içimde yaptım. Cansu'nun da evet biliyorum Cansu'ya da yardımcı oldum bu konuda ama hep hani böyle Tankut'tan bahsediyoruz, Tankut'tan konuşuyoruz. Hani bir yandan da ben de Tankut'u gözlemliyordum bir yandan. Ve yani ağır bir adam ne bileyim konuşması, sohbeti, kendisini dinletmesi
Bilmiyorum, hoşuma gitti ve bu şekilde söyledim ve açıkladım yani. Cansu da ondan yakınıyor. Yani senin için oy veriyorum, destekliyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum derken meğer kendi neymiş diyor. Ben şöyle diyeyim, burada gerçekten keşke ilk Tankut'a gelmiş olsaydı. Çünkü Tankut gerçekten ne anlattığı gibi biri. Doğru bir insan. Bunu görebildiğine çok teşekkür ederim. Ben de o yüzden Tankut'u seçtim zaten. Ama şöyle bir durum var. Ben Seray haricinde bunu herkesten duydum. Seray inkar etti ki ben dışarıda da Seray'la gerçekten yakındım. Diğer arkadaşlarımla o kadar vakit geçirmedim ama Seray'la vakit geçirdim soyunma odasında falan. Ve her ağladığımda, üzüldüğümde bana destekti. Umudunu kaybetme Cansu, ben de bir şey görüyorum, hissediyorum, olacak gibi laflar, söylemlerde bulunup kendi kendine pay çıkarınca bu sefer saman altından su yürütüyormuş gibi oldu. Öyle miydi? O sırada da Tankut'a karşı bir beğenin var mıydı? Hayır Seda Hanım, bu yani bu birkaç günlük bir şey. Ben de kendisine hani hemen söylemek istedim. Çünkü zaten burada zamanımız kısıtlı. Belki ben iki gün, üç gün sonra gideceğim. Anladım. Yani böyle, hani içimde kalıp dert olacağına dışarı çıksın, mert olsun dedim. Bir şey daha senin ne demek istediğini çok iyi anladım. Yani biri beni teselli ederken başka bir erkek için aynı erkeğe ilgi duyuyor olması gerçekten korkunç bir şey. Evet. Bir de şöyle diyeceğim. Bu evde elbette ki öyle bir şey yok. Zaten programın formatı itibariyle bir racon yok. Ama aynı durum erkekler evinde yaşansaydı ki bunun örnekleri oldu. Bu durumda racon durumu oluyordu ve çok sert çıkılırdı. Ben yine diyorum, eğer bir yola girme kararı alsınlar, öyle bir şey olsun, ben yine de desteklerim. Herkes nasıl mutlu olacaksa öyle olsun. Sadece geliş tarzı ve üslubu yanlıştı bir. İkincisi şöyle bir şey düşünüyorum ben. Evde kalmak için bunu yaptığını düşünüyorum. Çünkü kendisi ilk eve giriş bölümünü izlediğinde eve gidince Semih bana şöyle bakmış, dikkat ettiğiniz gibi bir söyleme oldu. Bir de Murat abiye keşke Murat abi demeseydim gibi bir söyleme oldu. Ya hani o bana madem ya böyle davranıyorsa, ben o kısma bakacağım. O kısma bakacağım ama burada o Semih konusuna bakacağım ama burada beni en çok ilgilendiren sen Cansu senin omzunda ağlarken Tankut'tan hoşlanıyor muydun kısmı? Hayır Seda Hanım, o zaman yani... Başka ilgim, Adnan'a ilgim var. Yok hayır, evet, o zaman Adnan'la alakalı durum vardı. Zaten Adnan'la alakalı durum bitti ve ben artık Adnan'la alakalı hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Yani görmek de istemiyorum. Ama evde kalırsan Tankut'a ilgilenirim diyorsun artık, öyle mi? Yani Tankut'la konuşmak isterim Seda Hanım. Ya olursa olur, olmazsa olmaz ama konuşmak isterim ben kendisiyle. Bu kötü bir şey mi? Ben onu anlamıyorum. İşte yani onu Tankut'a soracağım. Evde... Yok, bu evin kuralı bu da Tankut sen Cansu'ya verdiğin şansı. Çünkü hani... Sen insan olarak şahsa değil, hayata karşı kapılarını kapamadığın için soruyorum. Seray'a da verir misin? Seda Hanım, hani şansı verelim. Zamanında benim başıma gelmişti hatırlıyorsanız. Üç gelin adayı benim üstüme yönelmişlerdi. Hatırlı. Orada ben hatta bir espri yapmıştım. Aa, dört tane daha kaldı demiştim. Hani espriyle açık olaraktan aslında şunu gösteriyordu o. Yani sonuçta karşımızdaki insanlar da insan. Herkes herkesi tanımak mecburiyetinde. Ha, mecburiyeti bırakın. Herkesin buna hakkı var. Ve bu, öyle bir platform ki burada aslında en iyi olan, kendiniz için en uygunu, en iyisini seçme gibi de bir lüksümüz var. Herkes için geçerli bu. Doğru. Şimdi böyle bir platformda kimse kimseye bence duvar ölmemeli ama... Benim şu anda yaşadığım yoğun duygular, işte Cansu'nun şu anda burada olması varken ben bugün kendisine de söyledim. Yani böyle bir girdabın içine niye insan bilerek atlar ki? Yani tamam, ben belki onun konuşabileceği uygun bir aday olmuş olabilirim ama ya ben bunları yaparken altında inanın bir beklentim yok yani. Ya da bir duygularla yapılmış değil, bunlar sadece normal insanlık gerektirdiği bir şekilde yapılmış hareketler. Anladım. Yani bir üçüncüye ihtiyaç yok mu diyorsun? Yani üçüncüye değil, ne bileyim, ben zaten daha kendimin duygularının nereye gittiğini anlayamadan daha bir karmaşık bir yere girmek istemem. Kim fazla ister ki algılar bunu? Yorar diyor yani. Yani kim ister ki bunu? Cansu bir şey söyleyecek. Bir de şey, işin esprisini de yapayım. Ben o gece dans mevzusunda Tankut bana umut vermek istemediği için dans etmedi. Bunu da dile getirdi ama Seray'la dans edince de bu sefer Seray şey de düşünmüş. Aa, Cansu'yla istemediği için dans etmedi. Demek ki bana umut vermek istiyor gibi algıladı galiba. Ya yok öyle bir şey yok. Ben ya. Senden yönelmiyorum bunu. Şey, Seray'la ilgili söylüyorum. O zaman sana da umut verdi. Hayır, ben kaldım bundan sonra. Ki bu yani konuda anlaştığımız konuşmamız da var. Murat abi de şahit bu konuya. Ben dansla umut alacak bir insan değilim. Bunu konuştuk biz zaten kendisi. Ya Seda Hanım, ben şöyle bir açıklık getireyim buna. Bu eminim ben söyleyeceğim. Kötü adam olabilirim, fark etmez. Yani önemli, ben kötülük falan da değil bu. Ben olduğu gibi söylüyorum bunu. Biraz evvel de söylediğim gibi ben buraya bir adaysam herkesin hakkı olduğu gibi benim de hakkım vardır. Benim için en iyisini seçme lüksüm de olduğundan ben bunu böyle yapacağım. İstediğimi tanırım, istediğimi tanımam. Herkesi tanırım.
Ben de böyle bir açıklama yapmış olayım. İstediğim herkesi tanıma hakkım var benim bundan sonra. Onların arasında Seray yani, dahil mi? Ya konuşmaların önünü kesiyorum. Herkesi tanırım ben bundan sonra. Yani, en iyisinde uygun olursa bir düşünürüm ne olabilir diye. Yani Seray da seni tanıyabilir. Çabaları boşa çıkmaz diyorsun. Yani Seda Hanım ne diyeyim Allah aşkınıza. Yani bir şey yapıyorsunuz 10 gün konuşuluyor. Yok efendim elektrik verdin, şöyle yaptın, böyle yaptın. Yani ben kimsenin duygularıyla oynamak istemiyorum bir. Kimseyi incitmek istemiyorum iki. İnsanlık doğal bir şey, iletişime geçebilirim yani. Sonuçta herkes burada birbirini tanıyabilecek nitelikte. Tamam. Niye, neden olmasın yani? Mesaj alındı. Lütfen. Mesaj alındı. Tankut'a bir şey söyleyebilir tabii mi? Çok böyle... Tankut, inan seninle ilgili bir şey yok. Ben giderken dedim ki kendi kafanda yorumlama diye. Benim tavrım Seray'ın bana tavrıyla alakalı bir durum. Eğer sen onu tanımak istersen ben gerçekten köstek olmam, destek bile olurum. Çünkü insanların mutluluğu benim için çok önemli. Cansu, benle benim... olmayabilir bu. Herkes öyle bir şey diye bir şey yok. Benim... Seni eleştirmiyorum, seni kınamıyorum, seni yargılamıyorum. Seni seviyorum. Benim... Vay be! Seviyorum, hangi seviyorum nereden? Yani. Cansucuğum sevgini alıyorum, teşekkür ediyorum. Fakat benim içimde başka bir adayı tanırken Cansu korkusu olmadığını da altını çizmek istiyorum. Teşekkür ederim, beni seviyorsun. Sevilmek çok güzel bir duygu. Ama inan yani senin yüzünden dolayı ben işte Seray'la aman tanıyamam, şöyle yapamam falan böyle bir şey söz konusu değil. Biliyorum, o biraz zaten öyle, onu dedi evet. Baştan. Dedim değil. Onu baştan zaten. Öyle bir sıkıntım yok benim. Ve benim yani şu konuştuklarımızdan tekrar altını çiziyorum. Seray'la merhabam, işte her şeyim, sohbetim yine devam edecektir. Ben sırf bu konuşmaları yaptık, yanlış anlaşılmasın diye kendimi kesmem. Yani yapmam. O yüzden... Tamam, aynı şeyi zaten kabul etti. Baştan canlı. O yüzden ben söyleyeyim yani de... şimdiden de haftalarca konuşulmasın bu. Yok, bir sıkıntı yok onda. Seda Hanım, ben de burada hani daldan dala atlıyor bu evde kalmak için bunu yapıyor diye algılamak istemiyorum. Yani Allah'ıma şükürler olsun. Benim de ailem var, beni izliyor. Allah'ıma şükürler olsun. Durumum, halim, tavrım, her şeyim hani iyi. Hani dışarıda da benim de arkadaşlarım, çevrem var ve tanınıyorum, biliniyorum. Ve burada bir haftalık bizim bir süremiz var. Ya ve evlenmek bu bir için geldiysen ha, bütün adayları tanıyacaksın. Yani burada ne tanıyabilirsin. Var? Evet, ilk başta doğrudur. Ben Adnan için geldim. Bu doğru bir şey. Olmadı, ama bizim ne yapalım? Evet olmadı, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ve ben de Tankut'a karşı böyle bir şey hissettim. Kendi içimde hissettim. Hani kendisinde bunu açıklamasına gerek yok. Ben hissetmedim. Yani ben bir şey vermedim. Zaten ben onu biliyorum Tankut, merak etme. Sen bana öyle bir şey vermedin. Ben bunun farkındayım. Bu sadece benim hissiyatım. Ben de seni tanımak istediğimi söyledim. Son bir şey. Çok evet, teşekkür şuradan... ederim. Ha, açık sözlükle bunları söylüyorsun. Neydi o atasözü? Lafını da kesmek istemiyorum dert olup da. İçinde kalacağına. İçinde kalıp dert olacağına dışarıya çıksın, mert olsun. Peki. Ha, olsun. Seda Hanım ama... Dur, Cansu da bir şey söylüyorsa başka bir şey daha var. Arkadaşlar da şahittir. Seray ilk geldiğinde 3. gün mü 4. gün mü bilmiyorum. 1. hafta da olabilir. Seray şöyle dedi. Adnan hariç hiç kimseyle ilgilenmiyorum. İlgilenmeyeceğim. Adnan hayır derse de dışarıdan aday bekleyeceğim. Bu i̇şte. Evde hiç kimseyle olmaz dedi. Demek ki bu evde çok söyleyenler aynen, oldu. Yani diyorum. Burada herkes her şeyi konuşuyor. Burada herkes her lafını da yiyebiliyor. Çünkü biz günün 12 saati 12 saati biz buradayız ve 8 tane damat adayımız tamam. var. 8 tane gelin adayımız var. bu 8 damat adayıyla zaten evde bir şekilde konuşuyoruz, görüşüyoruz. Hani bir şekilde elektrik sonuçta lafını yedin diğerleri gibi. Lafı yedin. Ama lafını burada laf yani. Yemek sıradan bir durum. Herkes bunu yaptı. O da sıradan biri olmuş. Gidenle giderim diyen yani. Oldu gitmediler. Tamam. Onu sevmezsem aman işte başkası olmaz dediler. Oldular. Oldu ama bu evde. Ama ben söylüyorum lafımı kesinlikle yemeyeceğimi. Söylüyorum size. Tankut hayır dediği vakit arkadaşlarım da benim iyiliğimi düşünerek biliyorum. Beni elemeye yazabilirler ki bu beni çok memnun eder. Ben lafımı yemeyeceğim. Kesinlikle. O zaman tarihe not düşelim bugün. Lütfen. Cansu'nun acaba söylemleri gerçekleşecek mi, geri mi dönecek? Az önce bir şey söyledi Cansu, sözünü kestim. Semih beni süzüyor demiş bir gelin adayı. Hangi gelin adayıydı? Hani kestim onu göstereceğim dedim. Bakalım izleyelim onun üzerine konuşalım. Ben söyledim. Hadi bakalım. Buraya gelen bir aday. Birisi için geldim. Adnan için geldim. Çünkü o bekar. Çünkü tutunabileceğim kim var? Adnan var, Semih var, işte atıyorum Tankut var. Bekarlardan biri birine tutunurum, ben burada kalırım diyerek de gelmiş olabilir. Bunun samimiyetine inanarak sen bir şeylerini paylaşamazsın. Ama sen bana diyorsun ki ben Tankut için geldim. Hala onun için gelmişsen bu anlaşılıyor. Ben sana bir şeylerimi paylaşabilirim artık. Sana güvenebilirim. Sen Tankut'a karşı bir şey hissediyorsun. Özge'de de aynı potansiyel vardı. Özge doğru. Belki bir hafta daha kalsaydı o da Tankut'a yönelebilecekti yani. Doğru, evet.
Murat'la Semih ne alaka? İşte ben onların şeylerini beğendim. Ne, duruşlarını beğendim, karakterlerini Ay, beğendim. Ay sen şeyin ne dediğini biliyor musun ya? Seray'ın Murat abi demese miydim keşke dedi. Ne zaman dedi? Bugün mü dün mü bilmiyorum, hatırlamıyorum, kafam çok dağınık. Yayında mı dedi? Yani onu da bilmiyorum, evdeydik ama çok... yayında mı oldu bilmiyorum. Yani Murat abi demekle hata mı yaptım ben dedi. Dışarıda demiş olabilir sanırım, bilmiyorum. Abi demekle hata mı yaptım dedi. Şaka. Ondan sonra ne dedi biliyor musun? Ben kendi ilk girdiğim günü izledim dedi. Şimdi o akşam tabii şey olduğu için izleyemedi ya o. İlk girdiğim günü izledim dedi. Semih öyle bir bakmış ki bana dedi, herkes de söylüyor dedi. Semih beni beğenmiş dedi. Şimdi evet, hayda dedin izlerken dedim. En sonunda. Ne dedin mi demedin mi? Semih beni süzdü dedin mi demedin? Önce Murat abi açıklayayım ben istedim. Yok, önce Semih beni süzdü mü dedin mi? Ben ilk VTR'mi gördüğüm zaman o VTR'de Semih'i göstermişler ve hani böyle baştan aşağı süzmüş beni. Ben buna espri yoluyla söyledim. Semih'le alakalı da hiçbir beğenim ya da yok. Ne süzmüşüm şeyim ben? Yoktu. Seray, Seray. Bu arada Nur da süzer, o süzer dedi. Hayır, evet, arkadaşlar da dediler ki o gelen ben. Her adayı zaten öyle süzüyor dediler. Ben de... Vay be! Kameraman beni çekmiş şu an ki görsün insanlar nasıl bir göz var adamda, güzel süzüyor demiştir, anladın mı? Allah Allah. Her şeyde olumluya böyle çeviriyor, çekiyor. Ne kadar da olumlu. Yani şimdi bir insan eve yeni gelin adayı diye gelmiş, ben de bir böyle bir tartarım yani, bakmayacağım mı? Tabii canım, yani belki heyecanlandırır. Ay biz özellikle programın en başında, Emre hatırlar mısın? Damat adaylarını Murat da hatırlar. Merdivenden indirirdik ki iyice bir süzelim diye. Evet. Gelelim Murat konusuna. Seda Hanım, dün Murat abiyle konuştuk, kendisiyle dertleştik, paylaştık. Sonra arkadaşlarım, çünkü burada herkes birbirini birine yakıştırdığı için dediler ki, aa Seray sen işte yalnız oturuyorsun orada, Murat abiyle oturuyorsun falan, Murat abiyle diye böyle bir yakıştırmada bulundular. Öyle bir şey söz konusu değil. Kendisi Murat abimdir. Eve girdiğimde de Murat abi olarak girdim. Ben böyle abi ablaları da çok sıkılıyorum. Herkes damat adayı, herkes gelin adayı. Ve hani ne olacak? Hiç dışarıda görmedin mi? İçeride görmedin mi? Hayır, tabii ki gördüm ama yani benim karakterime uygun bir insan değil. Hani öyle cevap bir şey düşünmüyorum. Öyle diyenleri de gördük bu evde, sen merak etme. Abi dediği insan da Tankut'la aynı yaşta Seda Hanım. Aynen öyle işte. Aynen öyle. Ben onu bilmiyordum. Ya. Söyledi sana. Yani bizim programı seyrediyorsan biz bunu 6 aydır söylüyoruz. Semih, seni tebrik ediyorum. O zaman Tankut daha geniş duruyor. Fark etmez, duruşlar bir ilgisi. Bak kızlar daha da söylemiş. Sağ ol, sağ ol. Biz bugün daha konuştuk. Seray sen bu hafta. Yok, Murat abi söylemiyorsun. Çok teşekkür ederim. Seda Hanım, şimdi adını saymıyorum. Adnan için aday geldiğini söyledi zaten, olmadı bitti. Dün burada Tankut varken yapılan konuşmada Tankut biraz çok olumlu, onun istediği gibi dönmeyince şaka yaptım zaten dedi. Bugün Murat abi konusunda da espri şaka yaptım diyor. Semih konusunda da aynısını söyledi. Şimdi böyle olunca hepsi şaka oluyor. Tankut'tan işte bir şaka altında gerçek çıktı. Tankut bugün sırtını çevirdiğinde olmaz dediğinde diğer şakaların altından da bir gerçek çıkacak. Ben böyle düşünüyorum. Sen de bunu perçinleyeceksin, aşka dönüşecek. Nasip neyse olur. Sen gidiş devam et. Sen şu anda benim üzerime bu şekilde daha çok geldikçe Cansu... Sen Tankut'a daha çok gideceksin, anladım yani ben. Yani ben bunu hani inada bindirmeyeyim. Yani benim bu şekilde hissetmem ya da benim bu şekilde duygularımı ifade etmem suç mu arkadaşım? Madem bu konudan gidiyoruz, sonuna kadar gidelim bugün. Gidelim bakalım, bir yorum daha var. Yine aynı konu, yine aynı kişiler, izleyelim. Var mı acaba diye hissetmiş, hissettiği şey de doğru çıktı. Hissettiğin şey doğru çıkmadan önce, Seray'la iyisin de hissettiğin şey doğru çıkmayınca... Kötü mü olursun yani? Ne bileyim işte, böyle bir şey ayarla. Madem Seray'ın hisleri varken ya da yokken iyisin, Seray'la arkadaşsın. Aynı adaya talip de olsan devam edeceksin. Adam, çünkü ikinizin de tanıma yolunda değil. Aranızı bozmanızın bir anlamı yok. Siz kavga eder tartışırsanız... ha. Aşk var, ihtiras var. Kızlar Tankut için birbirini yiyor olacak. Tankut gene ego tavan. Üç kişilik bir koltuk ayıracağız ona burada. Geldi mi egolarıyla yan yana oturacak. Siz tabii karşıdan izlemiş olacaksınız bunu. Egolar bir 180 derece havalarda. İnsanın birinin yanında iyi hissetmesi kötü bir şey mi? Değil. Bir tek sen iyi hissetmedin bir tanem. Bu konuda çok haklısın Tankut. Yoga dersleri veren bir adam olduğu için... Elektriği gerçekten iyi. Hani bu işi biliyor, anladın mı? Herkese mi öyle hissettiriyoruz? Zaten çapkın, onu da biliyoruz. Hareketleri çapkın yani. Normalde yapabildiği hiçbir şey yok.
ama hareketleri çok çapkın. Flörtöz deniyormuş ona. Hı hı. Burada öğrendim. Nur da söyledi az önce. Yani. Sen flörtöz müsün diye. Flörtözüm de abi ne? Buraya flört etmeye geldim de. Yalan mı? Evet. Murat gülüyor. Bıyık altından bu duruma, bu yorumla. Burada mı öğrendin flörtözü? Evet, sizden öğrendim. Tabii, flörtöz deniyor. Flört etmeyi seven. Ne bileyim bunu fiiliyata dökmese bile mavi boncukçu hani Türkçesi gibi aynen gözüken bir şey. Beraber Ekvator'a gideceğiz. Siz küserseniz nasıl gideceğiz? Bir sonuca varmak istiyorum şu ne an. Ne sonuca varmak istiyorum? Sonuç ne? Ne sonuç bekliyorsun? Cansu ile bir yola girmemiş daha. Tamamen evet dememiş. Ben eğer sana carlıyorsam, bir şey diyorsam orada tamam susmayı bileceksin. Bana carlamayacaksın. Her şeyi rütbe olarak alıyorum, takıyorum. Poletlerim olacak böyle. Bak bir şey söyleyeceğim. Flörtözlük veya flörtörlük hani şöyle bir şey. Karşı cinsi hayır diyememek, onları kıramamak, onlara belli bir noktaya kadar jestler, işte ne bileyim hoşluklar yapmak. O noktadan sonrayı aşarsa o başka ümit vaat etmeye ve ne bileyim hayal kırıklıklarına yol açabiliyor ama senin bu yapın öğrenilmiş. Başka da bir şey yapabileceğinden Seda değil de ben centilmen bir insanım. Ne yapayım böyle büyüdüm, böyle gördüm. Yani birisi önümde bir masaya otururken iskemlesini çekerim. Kapıdan bir yere çıkıyorsam önce dururum, ona adım attırırım. Arabaya binecekse kapısını açarım. Ben böyleyim, ne yapayım? Flörtöz mü oluyorum bunları yaparken? Centilmen oluyorsun. Yo, normalde cilveli bir adamsın zaten. Hani bir şey yapmana gerek yok, hareketlerin cilveli zaten. Bu yüzden gelin adayları seni bu kadar çok sevdiği için aylardır buradasın. Mehtap ne kadar cilvemi gördün? Çok cilvelisin. Sana ne kadar cilve yaptım şimdiye kadar? Bana cilve yaptın demiyorum ama normaldeki hareketlerin falan... Şu anda cilve yapıyorsun. Bak, İşte bütün bayanların bunu hissetmesi önemli olan ve burada kalmanın en temel nedeni senin bu cilvelerin. Hani cilve dediğimde ille ki karşındaki bayanı etkilemek değildir bu. Sende olan bir şey var. Hani derler ya şeytan tüyü. Sendeki bu kıvraklık falan o şeytan tüyü. Böyle bir şey işte. Yani o flörtözlük oradan gelen mesela şimdi Emre'ye şey. Kıvrak desen kavga çıkmıştı burada. Tabii ki yani. Neyimi gördün sen benim? Erkek adamı öyle şey yapma falan. Tabii. Değil tabii ki. Çok fark var Emre ile onun arasında dağlar kadar. Kızların senden etkilenmesinin sebebi bu. Yaşça seni abi olarak görenlerin de sevmesinin nedeni bu bence. İlle flörtöz dediğimizde kadınları baştan çıkaran bir erkekten bahsetmiyorum. Evet. Benim abi olarak sevmemin sebebi flörtöz olman, cilveli yaklaşman. Doğru. Evet, yani niyet. Şimdi erkekler evinde Tankut'un adı cilveliye çıktı. Buyurun aslında bakalım. Aslında doğru söylüyorum, biliyor musun? Bizim Adnan'ın diline cilveli diye düştüyse bitti Tankut o evde. Seda Hanım, ben burada da cilve yani yapıyormuşum. Öyle buranın en cilveli erkeğidir Tankut abi. Mutfakta zaten cilveyle dolaşıyor. Mehtap'a katılıyorum. Biz erkekler evi olarak da Tankut abi gerçekten böyle güzel bir enerjisi, güzel bir elektriği var. Kendini sevdirtiyor. Mehtap'ın demek istediğini anladım. İlişki boyutunda söylemiyor. Yani size de cilve yapmıyor. Yapıyor canım. Yapıyor ya. Bize de cilveli. Hayır öyle değil. Çok cilvelidir. Yardımın vizyonu o Seda Hanım. Peki efendim şimdi. Cansu'yu ilk hafta popüler eden gözyaşları vardı ya. Gözyaşı bir insanı nasıl popüler eder tabii diyeceksiniz ama. Bütün erkekler, bütün gelin adayları evine düşman olmuştu. Hatırladınız mı? Cansu şu bahçede ağlarken. Evet. Niye bir Allah'ın kulu gitmedi diye. O günün olayıydı o. Cansu yine akıttı o gözyaşlarını. Bakalım nasıl olmuş. Ne zaman? Bugün mesela şey oldu. Orada kalktılar, geldiler ya. Hani gözlerim doldu. Hani çok kötü oldum. Alacaktım, lavaboya koştum hemen. Hı hı. Ben niye lavaboya koşmak zorunda kalıyorum, anladın mı? Ben buna canım sıkılıyor. Ben niye orada rahatlıkla ağlayamıyorum? Ağlayamıyorum diyorsun. Ben çok iyi anlıyorum seni, emin çünkü olabilirim. Çünkü sen ağlıyorsun sürekli. Bunu bana Tankut söyledi. Ama ben böyleyim, nasıl ifade edebilirim? Ağlamayabilirim, kendimi tutabilirim. Tut, kaç gün tutacaksın? Patlaman mı daha iyi olur sonra hepsini üst üste bir gibi? Ya o sen ağladığın zaman o kendi aslında ağlamanı istememenin sebebi, istemesinin sebebi Tankut'un eminim şey değil hani vay efendim sen beni ağlayarak zor duruma sokuyorsun falan değil. Sadece senin üzülmene üzülüyor ve ağlaman gerekli değil şu anda. Hem üzülmene üzülüyor hem de baskı altında hissediyormuş ben ağladığım zaman. Baskı altında da şu. Ben de işte, ağlamadığım zaman baskı altında hissediyorum çünkü benim o sinirlerimi, nefretimi, öfkemi yani neyse o bütün negatif duygularımdan sıyrılma yolum, tek yolum ağlamaktır. Ben hiçbir zaman hani bir şey bardak kırıp bir şey yapamam. Bazı öyle rahatlar. Ben öyle rahatlayamıyorum. Ben ağlayarak rahatlayabiliyorum. Gözyaşı dökünce i̇şte rahatlıyorum. Ben de öyleyim. Hani, ama o zaman da şey oluyor, sürekli ağlıyor, baskı altında hissediyorum. Ben inan görmesin diye bir lavaboya gittim, biliyor musun?
Burada asıl mesele ne biliyor musunuz? Siz gözyaşı döktükçe erkekler kötü göründüklerini düşünüyor. Benim algım bu. Yani i̇şte bizim... siz ağlayınca onlar sorumlusu gibi, zalim gibi gözüküyor ya karşı tarafta. Evet. Öyle düşünüyorlar ve bunun altında eziliyorlar. Doğru bir gözlem. Hatalı değilim değil mi bu konuda? Doğru bir gözlem Seda Hanım. Seda Hanım. Hele bizimle ilgilenen bir aday gözyaşlarına boğuluyorsa ve bizim yüzümüzden gibi gözüküyorsa bu bunun sorumlusu biz oluyoruz ister istemez. Hayır, yani sorumlusu tatlı. Siz olabilirsiniz ama bunun bu duygulara sahip olan da biziz. Kaldı ki bizim istediğimiz de zaten bizim gözyaşlarımızdan korkup kaçacak bir erkek değil ya da bunu onun zan altında bıraktığını düşünecek bir erkek değil. Bizim gözyaşlarımızı silecek bir erkek istiyoruz biz. Evet devam ama bizi böyle kabul edecek. Bunu Nurcum, suçlayacak, suçlamak olarak görmeyin lütfen. Nurcum canım bir tanem. Şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Evet Adnan'ın şimdi söylediği gibi eğer bir birliktelik varsa bu birliktelikte senin beraber olduğun insan ağlıyorsa sonuna kadar onun yanında olursun, ona destek olursun, her şeyi yaparsın. Ama senin elinde olmayan bir nedenden dolayı sırf tek taraflı olan hislerden dolayı birisi gözyaşlarına boğuluyorsa ve bunun sebebi de sensen o zaman iki elin bağlı ne yapacağını şaşırıyorsun. Yani birisi senin yüzünden üzülüyor, o yüzden sen üzülüyorsun. Tamam, üstüne onun üzüldüğünden dolayı bir yük biniyor ve sen bunun karşısında gidip ona sarılıp ya işte sen benim için ağlıyorsun, ağlama diyemezsin. Bunu yaptığın anda o daha fazla ağlamaya başlayacak. Çünkü bu, duyguları daha fazla yoğunlaşacak. Buna engel yani, de olamazsın ki Tanku. Şimdi ben birini seviyorsam, onun için ağlıyorsam, tamam benim gözyaşlarımı da silemiyorsa benimle birlikte olmadığı için o zaman ben de yani ben ağlamayacağım çünkü onun zan altında bırakıyorum diyerek kendi duygularımı da engel olamam. Kimse kusura bakmasın fakat yani. Nur, ben kendi duygularım alakalı için ağlıyorum. Onu bir onun ilgilendiren bir şey yok ki. Geçiremiyorsa geçiremiyordur i̇şte yani. İşte ağlamanın sebepleri var. Ha. Neye göre ağlıyor? A deyince ağlıyorsa sıkıntı. Kavgadan dolayı ağlıyorsa ayrı bir şey. Erkek ona bir şey yaptıysa ağlıyorsa bambaşka. Sebep, ağlamanın o sebepleri. O zaman sebebini alıp karşına konuşacaksın. Niye ağlıyorsun diyeceksin. Tamam zaten sebep burada ortada. Sebepler belli oluyor. Sebep ne için ağladığı belli oluyor. Ve bir sebep göremediğin zaman niye ağlıyor diye ya sinirleniyor bu sefer. Ya sebepsiz yere kimse ağlamaz Adnan. Allah aşkına sebepsiz yere hiç ağladın mı? Yok. Biz erkek olarak ben de ağlamadım. Burada kimse sebepsiz ama yere ağlamadı. İlişki halinde olduğun, senin sevgilin falan değilse bu adam gelip de seni teselli edemez. Teselli etme. Hayır diyor ya sebebini bilmiyorum diye. O zaman sebebini merak ediyorsan, yani kendini kötü hissediyorsan, baskı altında hissediyorsan al karşına açıklamasına ağlamanın izin ver. Ağlamanın sebepleri diyorum işte. Sebep bunu söyledi çok. Ben dedi kötü gözüküyorum sen ağladıkça dedi sana. Çok i̇şte dedi bunu. İşte bunu hani ben o kötü gözüksün diye hiçbir zaman yapmadım yani. Ya, kaldı muhakkak ki ben niye sevdiğim adamı kötü göstereyim? Aksine ona el üstünde tutmak isterim her zaman. İşte hani Nur'u üzen kesin zalim yani adam oluyor o zaman. Ama onun o yaptığı bir şey yok. Onun yaptığı ya bir şey yok dediğim hani o ilişkiyi sadece istememek onun suçu belki. Suçlamıyorum. Bunun bir şey hep bulur ki kendi kendine. Yani. Bizim doğamızda var. Bir şey yoksa da kendi kendine bir sebep üretirsin. Tabii canım. Bir şeye takarsın. Ağlarsın, kuş görürsün o ağlarsın, yani, yavru kedi görürsün hele ağlarsın. Hele balık burcuysa. Yok yok hiç o konudan yana bir şey. Hatta belli dönemlerde 7 gün tabii, ağlarsın tabii kadınlar yani böyledir zaten. Kendi kendine sebep üretir ve ağlar. Erkeklerde böyle bir özellik yok. Neyse Allah, ben bir günde şu damatlar evinde ben kendi kendine oturmuş ağlayan biri 6 aydır görmüyorum değil 30 yıldır hiç görmüyorum. Ben bugüne kadar kendi kendime üzülecek hiçbir sebep bulmadım yani. Nefret de ederim yani öyle şeylerden. Eser bak oradan ne yapıyor? Kendi kendine ağladın mı Eser? Ağladın mı Eser sen kendi kendine? Yeah. Arkadaşların yanında oldu mu senin? Sadece içime kapanmak istediğim günlerde hani pek kimseyle... Yani şu an diğer erkeklere kesinlikle buradan duyuru yapıyorum. Tek başına bir insan ağlarken lütfen bırakmayın. Bize hep söylüyorsunuz. Yok, ben bırakın. Ama bizim yanımızda ağladığında biz mesela teselli etmeye gittiğimizde... Biz yanındayız Eser'in. Adnan da evin sevgi böceği oldu ya. Hay maşallah. Adnan aynen yani. Dün Semih'le, bugün Eser'le. Vallahi kelebek kelebek. Söylüyorum, ben anlamıyorlar galiba. Neyse yani Cansu'ya her ağladığında koruma vermeye kalkmayın sakın. Yoksa bütün korumalarınız gider. Şimdi şöyle diyeceğim. Adnan söyle ben söyleyeyim. Cansu'ya ilk koruma vermemizin sebebi çok farklıydı. Ağladı diye vermedik. Ne diye verdin? Biz Cansu buradayken gayet hiç sessiz sedasız gitti ve orada konuşurken ağlamaya başladı ve ağlama sebebi belli. Burada ilgilendiği bir aday var ve ilgilendiği adayın yanında rencide olduğu için ağlıyordu. Tamam koruma ve vermenizin sebebi bu. Ve çok geçerli bir sebepten dolayı ağlıyordu. Ve ağlasınmasını tamam görüp gördükleri halde kimsenin gitmemesi ve ağlamıyordu demesinden dolayı. Ya burada bu zaman zaman herkese oluyor yani. Herkese zaman zaman oluyor da ta geçmişe dönmek istemiyorum şu an.
Hepimiz tek başımıza ağladık. Valla Cansel bir şey söyleyeyim. Bence Esin'in ağlamaları da bize verilse sen de bu kadar sert çıkışmazsın belki. Hani o ağlamalardan sonra sen de yumuşarsın. Bize verilseydi. Evet, insanların biz de farklı düşünürdük. En büyük duygusal çıplaklığıdır. Kesinlikle. Her saniye maske takıyoruz bize ya biz böyle. Etrafa karşı maskelerimiz var. Sokağa çıktığımızda, işe giderken, ulaşım aracına bindiğimizde, bir kafede otururken, yalnızken ben bir maske sürekli kendini korumak için. Ama ağladığın an senin duygusal olarak en çıplak olduğun an, en savunmasız olduğun an. O yüzden o erkeklerin içindeki duygu kabarmasını da var ya onlarda bir koruma güdüsü. Anlamak normal. Seda Hanım şöyle diyeceğim. Dur Cansu bir şey söylemek istiyor. Şöyle bir şey de var. Bu evin bir dezavantajı da var. Normalde bu tarz ilişkileri dışarıda yaşadığında, kırıldığında, bir şey olduğunda kendi evine gidersin. Odana kapanır ağlarsın. Görmeden ağlarsın. Hiç kimse de Tankut'a aa Cansu senin için dün ağladı etti demezsin. Ama burada maalesef izleniyoruz ve ben inanın beni Tankut ağlarken görsün asla istemem. Çünkü en çıplak aynı zamanda en zayıf olduğum an o benim. Belki güçlü yani, gözükmek istiyorsun, belki zaafını belli etmek istemiyorsun ama gözüküyor. Yani gözükmek istemem ama mecburen gözükmek zorunda kalıyoruz. Bu sefer de sürekli ağlıyor oluyor. Hayır ben ağlıyorum. Normalde de ağlıyorum dışarıda da. Burada sürekli görüyorsunuz maalesef. O bir de şöyle bir şey var tabii. İşte bunları görüyor olmaları. Sen Tankut yüzünden sürekli ağlıyor musun şimdi? Vay zalim. Ya lütfen ya. Çevirme lafı şu an. Seda Hanım. Adnan. Evlendikten sonra da sürekli görmeyeceğiz mi zaten? Eşini. Yani. Ha, bak güzel soru. Zaten şimdi ben onu diyecektim sen bunu sormadan önce. Teşekkür bu ederim. Programın amacı da işte böyle her şeyi görüp de evlenebilmeniz sadece sizin görmesi de değil. Yedi sülalenizin görüp, eşinizin, dostunuzun, arkadaşının da görüp yorumlayıp o yola girebilmeniz. Doğru ama ben böyle bir duruşum. Aman Cansu'ya dokunmayın. Her şeye ağlıyormuş derler. O zaman Mehtap'a dokunalım efendim. Ay söylemeyin. Mehtap'a dokunalım. Yapmayın. İzleyelim bakalım. Mehtap için damatlar evine diyor. Genel çok enteresan bir şey var. Tamam. Bir haftada neyin aşkı abi Allah aşkına şimdi. Mehtap'ı kimse bana anlatmasın. Ya Mehtap yani. Yanıyor, yıkılıyor. Sadece, seviyorum bak, diyor. İzmir'e gideceğim diyor. Ha şu da var. Üzerindeki etiketten, yani Murat etiketinden kurtulmaya çalışıyor. Onun için bir an önce aşık olmaya çalışıyor. Tamam da abi benim bu şekilde kurtulamaz ki. Bence de daha o zaman gitsin şey. Dışarıda yaşasın aşkını yani. Daha o adam kurtulmak şey istiyor. Aynen öyle. Murat etiketten tamamen kurtulmak neymiş? İsteyen adam gider annesi, kardeşim o evet. Zaman yani. Annesi gelip demiş ya, kızım öyle kötü düşünme belki geri gelir diye annesi söylemiş ya. Ondan dolayı içine bir ferahlık doğmuş. Gelmiş. Evet. Böyle nur gelmiş içine. Ondan dolayı daha böyle bir Güzin abla oldu. Güzin abla olan insan Emre ile Hazal'ın burada evlilik şeylerini hiç takmadı bile. Ya bura, aynı kahvaltıda dedim, bura evlilik programı. Ve bu evlilik programı içerisinde bulunduğun arkadaşların, dostun bile olmasa arkadaşların bir evlilik teklifi gerçekleştiriyor. Evet abi. Ya gel şey yap ya, ne oldu? Sen bugüne kadar hayatta Emre ile Hazal evlenemez dedin. Bunun aksini yaşıyorsun diye mi kendi gurur yaptın? Ya gerçi evlenmediler daha da yani evlilik teklif et. Kardeşim, bakmak istemedik. Kıskandı bence. Düşünüyorum. Kıskandı. Mehtap çok güzel oynayabiliyor abi. Çok güzel senin yüreğine, vicdanına dokunabiliyor. Kalemun gibi abi. Çok güzel dokunuyor. Vicdanına öyle bir dokunuyor ki sen bir anda Mehtap'a karşı büyük bir sevgi hissedebiliyorsun. Aynen. Zaten gelinler evinin özellikle Melis'in Mehtap'a karşı bu denli sevgi hissetmesinin sebebi bu. Melis'in öyle bir vicdanına dokunuyor ki eskiden kanlı bıçaklılardı. Tam 12'den vuruyor abi. Evet. Biliyor kanlı şimdi. Kanlı bıçaklılardı. Dediğin gibi vicdanına dokundu. Vicdanına bir dokundu. Melis'i biliyorsun vicdanlı insan. Ki bu evdeki çoğu insan vicdanlı. Çok kurnaz bir kadın. Hemen abi. Yanına çekiyor. Tabii çekiyor ve o kadar çok kurnaz ki abi. Zayıf noktana buluyor seni. Oradan yakalıyor seni bak. Dikkat et Mehtap'a bak böyle iğneleyici sözlerini de her zaman zayıf noktandan vurur seni. Bakalım koruyabilecek misin sakinliğini bu yorumların üzerine. Hadi bakayım. Hadi. Benimle olan bütün düşüncelerinize özellikle Semih çok güzel teşhis yapmış. Kurnaz bilmem ne. Keşke burada hani şeyler vardı ya bir ara fanlarımız geliyor da kurnaz şeyleri falan veriliyordu. Onları ben almak istiyordum çünkü hayatımda hep kurnaz olmak istemiştir. İstemişimdir hani böyle İstemene içimden kurayım zaten dışarıda da yapayım hani böyle. İnsanlar vardır ya bir şeyi kötülük yapmak istediğinde içeriden böyle düşünür. İnsanlara farklı yansıtır. Stratejiktir onlar. İşte planlar. Stratejik bir şeydir ve bu kurnazlıktır. Bunu olmayı hep istemişimdir. Semih bir tek orada yanılmışsın. Hani kurnaz olmayı istiyorum. İstemene ama gerek yok diyorum ben de. Zaten kurnaz bir kadınsın sen. İşte kurnaz seçilen de ben değildim. Ama su kurnazısın. Bu bir kayıp benim için. Su kurnazı ne ayol? Ay bu ne böyle yahu benim. Çok teşekkür ederim. Yani benim, ben sizin bahsettiğiniz kadar gerçekten bu kadar deneyimliysem ben hayatta ayağım tökezlemez.
Zaten çok şükür bugüne kadar hayatını ayağının tökezlediğini düşünmüyorum ben. Sen gerçekten güçlü bir kadınsın. Evet. Adnan, ben parada kazanıyorum, aşkta kazanmıyorum. Burada nasıl R'ye taktı şimdi? Çok güzel konuşmuşsun. Tabii abinin istediği gibi konuşmuşsun. Sana da hak veriyorum. Ben bir bireyim. Bak Mehtap, buradan girme. Tamam, ben kimseyi yönlendirmiyorum. Herkesin kendi beyni var. Muhatap değilim. O zaman Murat'ın söylediğini ben sana hatırlatayım. Ya ben bana Mehtap'ı mı anlatıyorsunuz? Bir haftada Mehtap aşık olacak kadın mı dedi? Evet. Diyebilir. Onun fikri, saygı duyuyorum. Aa, Mehtap hakikaten bir şey olmuş. Ve Emre ile Hazal ilişkisinde. Oraya geleceğim. Daha. Dur. Onun bandını izleyelim, yani sonra geleceğim. Yani böyle bir şey duymadım. Bu da nedir ya? Adnan, sen bir şey söyledin ya Mehtap'la ilgili. Madem o kadar duygusal, hiç ilgilenmedi işte Hazal Emre evlenme teklifiyle filan filan. Evet. Öyle mi düşünüyorsun? Kesinlikle. Orada hepimiz oturmuş izliyoruz. Hanımefendi orada patates soyuyor. Ondan sonrasında yine bir görüntü verildiğinde izlerken hiç bana şey gelmedi. Ne dedi? Samimiyet. Tat alamıyorum dedim. Ha, tat alamıyorum dedim. Ne oldu? Dün onları söylerken bugün Emre geldiğinde tost most yapmalar. Emre geldiğinde... İşte bunları yapıyorsun. Bana samimiyetsiz geliyor. Sonra açık açık diyorum ki... Şöyle açıklayayım. Benim bugün Emre'ye kahvaltı vermemin sebebi Hazal'la yeni sözlülerdi. Ve ben onlara yeni söz hediyesi olsun diyerek içimden geldi. Öyle bir şey yaptım ki... Emre benim burada her ağladığımda samimiyetime güvenmeyen bir insan. Bana taş atana ben gülle gideyim hesabı yaptım. İçimden böyle düşünerek, böyle onun davrandım. Onun yüzüne gülene kadar dün onların o mutlu anını izleyerek yapsaydın. Dün onların mutlu anını kaç kişi çok hiç kesilmeden izledi? Benim üzerimden böyle bir yorum yapmışsın. Saygı duyuyorum ama kaç kişi burada onları doya doya hiç kafasını çevirmeden seyretti ki sen bana bunu mal ediyorsun? Bir. İkincisi, patates soyarken de size yemin ediyorum benim aklım fikrim şu an Ali'de kaldı. Bu kadar yani, yemin ediyorum ya, gerçekten aklım onda kaldı. Patates soyarken ki orada izlemelerim, hiçbir şey ne izlemek istiyorum. Böyle romantik anlarda izlemek istemiyorum. Çiftleri yan yana gördüğümde de canım acıyor. Murat'ın az önce söylediği bir söz şey var. Benim için. Bana Mehtap'ımı anlatacaksın dedi arkadaşlarına. Bir haftada Mehtap aşık olacak kadın mı dedi. Murat'a kadınları anlatamayız çünkü çok deneyimli. Hangi kadından anladığını bilmiyorum. Ben değişik ve cins bir kadınım demek ki, ona denk gelmemiş, bilemeyeceğim. Ama ben içimde ne hissettiğimi, ne yaşadığımı bir tek ben biliyorum. Patates soyarken ki oradan da izledim, baktım. Size sabahleyin konuştum Hazal'la hatta. Yani biz Hazal'la bu konuyu da netleştirdik. Neler konuştuğumuzu da Hazal biliyor. Ne düşündüğümü de biliyor. O yüzden zaten. Adnan onu demiş, Murat onu demiş, başkası bir şey demiş. Hiç umurumda değil, ben içimde ne yaşadığımı. Yani Emre ile Hazal'la ilgilenemedim çünkü aklım Ali'deydi mi diyorsun? Evet, kesinlikle. Aynen, sabah da bize bunu açıkladı. Hatta mutfakta çok zor tuttum kendimi. Sen inandın mı? Seda Hanım, ben zaten onun Ali ile arasındaki muhabbeti bildiğim için, biz ona daha yakın olduğumuz için anlatıyor. Ben gitmeden önce de zaten canı sıkılmıştı, buraya oturmuştu, patates soyacağım demişti. Ki burada zaten birilerinin bizim mutluluğumuzu izleyip izlememesi beni hiç alakadar etmiyor. Aynen öyle. Umurumda değil. İster beğenmeyebilir, ister kıskanabilir, içinden içinden içi içi yiyebilir. Ya şunu da diyebilir, keşke etmiyor. Ben de bunu yaşasaydım da diyebilir. Ama sabah diyebilir ben söyledim, yani. Sana dedim ya, biliyorum bu kıskançlıkla onu. Üzüntü arasında karışık bir duyguydu dedim. Ama hatta ben ilk başta çok öyle insani. Düşündüm. Ben ilk başta düşündüm ki Mehtap da niye böyle bir şey söylemiş olabilir dedim. Dedim kesin dedim kıskandı. Zaten bizi dedim desteklemiyor, inanmıyor dedim. Onun konuşmasını yaptık, onun niye açıklamasını yaptı. Niye inanmıyormuşum? Sen söyle. Niye? Niye inanmıyormuş? Burada kısa süreliğinde bir anda bir şey gelişmiş. Ondan dolayı bir ay süreçti. Sen ne zaman ilişkiye başladın ki hemen bu kadar kesinleşti her şey? Evlilik teklifi aldın gibi şeyler söyledi. Zamanı kalitesi. Ben burada 4-5 ay ilişkiler yaşandı, isim vermeyeceğim, ona bile zor inandım. Gibi kalmış. Evet. Ben yani, de vermek istedim. Sen dedim ne zaman evlilik teklifi aldın, kaç zamandır tanıyorsun? 4 haftadır tanışma yolundayız ve aldım dedi. İyi dedim, yani bu senin seçimin. İleride ne olur ne biter bilemem dedim ama şimdi bana tutup da bunu destekle destekleme ne kadar umrunda olur senin? Senin de umrunda değil, ne yaşarsanız. Seda Hanım. Yani tabii. Hiç umrunda değil. Peki Emre. Evlenince o çekecek, bana ne yani? Ya şimdi ben... İki konuya değineceğim. Birincisi, Mehtap bana gülle geldiğini söyledi ama ondan öncesinde biz ona çok gülle çiçekle gittik ama sonrasında yine o bize taş attı. Neyse. Hak bu ettim. Bir. İkincisi... Pişman değilim. Empati yaparsan birazcık Mehtap'cığım, kendini benim yerime koyarsan ya da Hazal'ın yerine koyarsan ki sen de aynı durumdasın şu anda. Bir hafta içinde Ali'ye aşık olduğunu belirtip hatta Ali'nin aklından çıkmadığını söylüyorsun. Buramda kaldı. Ve boğazında kaldığını söylüyorsun. Yani bir hafta içerisinde senin duyguların aşk ve ileri boyutlara gelebiliyorsa
Bizim de 1,5-2 ayda herhalde bizim boyutlarımızın nereye geldiği ve yaşadığımız yoğun duygularla buraya gelebileceği ihtimalini bilmen gerekiyor diye düşünüyorum. Emre, ben şimdi burada... dur bu noktada dur. Bu noktada dur çünkü bir görüntü var. Bu evde de buna yapılan bir yorum var. 1,5 ayda daha önce bu evde başka bir çift evlenme kararına vardığında... Herkes desteklemişti. Ve sen nasıl olur demiştin. Bir bakalım mı? Bakalım bu evde konusu oldu bunun bugün. Ben de bir... Peki Hazal'ın o ilk yaptığı şakanın sence bir içten içe gerçekliği var mı? Gerçekliği mi diyorsun? Valla ben Emre'yi daha heyecanlı gördüm. Yani görüntüden öyle gördüm. Hazal'da o ışığı göremedim içinde, abi ya. İşte, kimi daha içinde yaşayabilir bilmiyorum. Emre aşırı heyecanlıydı bak o bariz belli. Emre'yi kardeşim, zaten böyle, bak yani. Kendi içimizde yaşadığımız için biliyoruz. Emre'den emin oluyoruz. Hazal böyle bir donuktu yani donuk geldi bana. Heyecan yoktu. Yani. Olabilir belki de ters yapabilir yani ters heyecan olur. Öyle de olabilir. Kimisini öyle sakinleştirir dondurur heyecan. Yüzünde ilk fark ettiniz Emre mi? Yüzüğü evet. Cebinden çıkarttığında bir korku oluştu. Oluştu zaten. O, onu diyorum bir donukluk oluştu. Bir yani. Korku oluştu. Daha sonrasında o korkuyla beraber içinden bazı şeyler geldi. Sonra dedi ki şaka çok ince bir şeydi oradaki. Çok çok ince bir şeydi. Ya inşallah eserle Cansel boyutuna gelmezler. Bak onlar da eser buradan bir ay evvelinde. Emre'ye dedim ya gülme komşuna abi. Gelir başına. Bunun, bu evde gerçekten ne olacağı olabilir belli ya. Değil abi. Allah korusun gelmesin tabii ama... Ha. Emre burada Eser evlenme teklif ettiğinde Emre erken değil mi kardeşim erken değil mi diyen adamdı. O zaman da bak Cansel ile Eser arasında bir aylık bir buçuk aylık bir tanıma süreci vardı. Erken değil mi yani? Daha erken değil mi daha erken değil mi derken aynı durumda şu an Emre var. Kendi bir buçuk aylık bir tanıma sürecinin ardından evlenme teklif etti. Şimdi benim buradaki söylemek istediğim hani bir buçuk ay içindeki dediğim. Ben kendim bir kere evlendim ayrıldım. Çok kısa sürede ben de bir buçuk ay içinde evlendim. Sonucunu biliyorum. Sonrası VTR'nin sonra 4 sene. VTR'nin sonrası da biz Hazal'la bu konuyu çok tatlıya bağladık. Dedim ki hani sen yaşayacaksın, sen evleneceksin. Aynen. Bana bu soruları zaten Adnan'ların konuştuklarının hepsini Hazal sordu. Yani senin tedirginliğinin bir nedeni de ben kendi deneyimlerimden dolayı öyle konuşuyorum. Tabii, yoksa bana ne yani ben bir kadınım kadın oturup konuşuyoruz. Benim başımdan böyle bir şey geçmiş. Ama az önce de Ali'ye olan hasretim ve biraz kıskançlık da vardı. Ama hepsini biraz anlatıyorum tek tek. Hepsinin olmasını da ben doğal karşılıyorum. Beraber Ekvator'a gideceğiz. Siz küserseniz nasıl gideceğiz? Bir sonuca varmak istiyorum şu ne an. Ne sonuca varmak istiyorum? Sonuç ne? Ne sonuç bekliyorsun? Cansu'yla bir yola girmemiş daha. Tamamen evet dememiş. Ben eğer sana carlıyorsam, bir şey diyorsam orada tamam susmayı bileceksin. Bana carlamayacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Onu geçelim. Ben burada asıl daha önemli burada ortalık kızıştırıcı iki konu var. Bir ona döneceğim. bir tanesi Emre senin için diyorlar ki... Kendi arkadaşları söylemiş. Dediğini yedi. Büyük konuştu. Yok öyle yapmadım. Büyük konuştu. Söyle bakalım. Ben ne dediğimi söyleyeyim. Eser evleneceğim dediği zaman da burada ilk açıkladığında Eser'e ben bir kere söylemişimdir bu evdeyken. Değil mi Eser? Bir kere söyledim sonra o gün ben vazgeçtim. Çünkü Eser'in ne kadar artık konusunda haklı olduğunun farkına vardım. Adam çünkü kalpten ve gönülden bağlıydı. Biz sadece nacizane... Yani nacizanenin anlamında Mehtap biliyorsundur büyük ihtimalle. Fikirlerimizi beyan ettik. Kardeşlerime de söyleyeyim. Benim burada. Gibi. Nacizane fikirlerimizi söyledik. Dedik siz ki oğlum birazcık fikir, daha fikir ben söyleyince fişlik Mehtap işte. Söz hakkı bende lütfen. Hı hı. Eser ama tabii ki de büyük bir aşk ve sevgiyle bağlı olduğu için ne desek de ne söylesek de onu hiçbir zaman yolundan çeviremeyecektik. Bunun farkına vardıktan sonra da ben onu sürekli destekledim ve hep yanında oldum. Yani neticede senin gibi o da kısa. Bir buçuk ayda karar verdi. Evet, neticede kısa. Ama bugün aynı konuşmanın aynısını Eser yaptı bana. O söylesin. Sonu üçümüz ve yaptık yani. Yani ben o konuşmayı yaptığımda 2-3 cümleden sonra anladım ki benim hani ben kendimi gördüm. O yüzden dedim bu adam kendi bildiğini okuyacak, kendi bildiğini okuyarak gidecek. O yüzden... Sonra da cezasını çekecek. Ya niye öyle diyorsun? Belki ceza çekmeyecek. Ya yeah, okay, you know what, I'm not talking. That's it. Yani Hazal benim benim için bir ceza değil. Aslında benim için çok daha güzel günlere açılan bir kapı ve mutluluk yani. Ben onunla İnşallah. Çok İnşallah. Güzel şeylere doğru gideceğim yani. İnşallah bu noktada da Hazal'a gelen eleştiriye döneceğim. Sana da diyorlar ki
Gerçi Murat orada doğru bir şey söyledi. Bazı insanlar heyecanlanınca içe kapanır, tepki veremez. Ters psikoloji olur dedi. Gerçekten böyle miydi? Gerçekten heyecanlanmadın mı? Gerçekten öyle heyecanlandım. Bir şey söyleyeyim, ben yukarıda ben de aynı şeyi düşünmedim değil. Ya dedim Azal ne kadar sakin. Ben hiçbir şeyden haberim yok. Merdivenden indim baktım. Ha dedim bizimki dedim yine romantik bir şeyler yapmış. Ne kadar güzel. Gittim gördüm ha dedim ona sürpriz yapmış. Çocuk heyecandan pantolonunu unutmuştu. Ha, konuşuyor, dans ediyoruz, bir şeyler söylüyor. Emre'nin bana evlenme teklif edici aklımın ucundan geçmedi biliyorsunuz. Dün de ben evlendirin beni evlendirin dedim burada. Emre hiç duymamazlıktan falan geldi. Diyorum hiç yani daha erken diye düşündüğünü düşündüm ben. Sonra yüzüğü falan çıkardı. Aa dedim ne oluyor dedim gerçekten oluyor galiba falan. Bir yandan da şoktayım hayal mi acaba şaka yapmıyorlar falan oluyorum. Sonra dedi bunu çıkardı. Aha dedim ben dedim senin bir tepkini ölçeyim. Aynısını ben ona söyle böyle yaptı. Şaka mı yani falan filan yaptı. Onu da sardım. Yani asla altında yanlış bir şey anlamayın. Ve ondan önce ben zaten evlenmek isteyen birisiyim. Biliyorum sevgili. Ben şu herkese an söylüyorum zaten. Ben evlenmek istiyorum ama Emre mi istiyor diye düşünürken. Şokun Emre etkisinin bana böyle geçtiğini geldi de şu an fark ediyoruz zaten anlatım şeklinden. Evet şu anda var heyecan. Evet. Heyecan yeni gelmiş. Ya yeni sonradan geliyor herhalde. Ama normal biliyor musunuz? Biraz zorlaşıyor aşkım. Yani ben bana seni seviyorum dediği zaman eşimin eksik olma dediğimi biliyorum yani. Hani anlatabiliyor muyum? O kadar şaşırmıştım ilk duyduğumda. Seda Hanım. Hani öyle denir ya eksik olma hani. Seda Hanım. Efendim canım. Bir şey yakaladım. Fişnik söyle geliyor. Büyük fişnik geliyor hem de. Emre bugüne kadar yok ben sevgilim aşkım demem dedi de aynı sevgilim dedi. Ama içimden geldi Adnan. Arada ben de diyebilirim. Ben Adnan de dur daha ya dün sözlenmişler sen nesin yani, ya. Evleneceğim kadın yani. Bırak da ona diyeyim. Sana mı diyeyim kardeşim? Ona diyeceğim. Hani hayır ben Adnan seni kıskanıyor Emre. Ben ya anladım. Ben anlamadım ya. Yani. Demem diyordu ya. Dedi ben başka bir şeyden bahsediyorum. Çok iyi Adnan anladım. Yani ben aşkım, canım, cicim, böceğim, bıdı bıdı. Demem onları ya yapmam ben sevmem ben diyordu. Ben delikanlık ya yapıyordu ya böyle atar matar yapıyordu ya finalde. Yedi evet diyor yedi. Artık her erkeğin geleceği son nokta. Ama hatunum öyle mutlu oluyor. Aslında. Bravo. Yani her erkeğin geleceği son nokta bu. Mutlu bir evlilik zaman için son sözü erkek söyleyecek. Peki o karıcım da peki karıcım olacak. Sen mutluysan, Azal seni mutlu ediyorsa sevgilim de ne olmuş? Aa, ya hani daha bundan ötesi. Bundan Şam'da ötesi da ne biliyor musun? Allah size karıcığım, kocacığım demeyi nasip etsin. Amin cümlemize inşallah. Başka da bir şey demiyorum. Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna Allah geldi. Bana bugün iyi gördüm sizi inşallah efendim. Kızım annenin elinden tut demeyi de nasip eylesin. Ne de, neyi? Kızım annenin elinden tut demeyi de nasip eylesin. Ya da oğlum ya da kızlarım oğlum oğullarım. Ne ya güzel da söyledin bak. Aynen. Amin. Torunlarınızın inşallah. Amin. Hepiniz inşallah için inşallah söylüyorum. Hepiniz gençsiniz ve hepinizin olacak. Yürekten de inanıyorum. Emre hoş çocuklara bak. Demeyi de nasip etsin inşallah. Ha duydun mu? Emoş duydum çocuklara bak. Amin. Bakmaz mısın Emre? Bak, evlatlarımı sırtımdan indirmem. Hayırdır ya. Af. Yani. Ömrümün sonuna kadar. Biz de Azal'la sinemaya gideriz. Olmaz mı? Olur Seda Hanım yani hiç isterseniz sizin yanınıza olduğu sürece problem yok ya. Ya ben şey Azal'a bir da kadının güvenim sonsuz. Bir kadının da olur böyle hani çocuğundan bir ayrı kalıp iki saat bir sinema, bir kahve arkadaşıyla. Kesinlikle çok ihtiyacı tamam oluyor. Hem de ne ihtiyacı oluyor? Niye gitmesin Seda Hanım yani? İşte bu kadar. Bir evleneyim de ondan sonra. Ay o günleri Allah bize göstersin. Hepinizi öpüyorum. Artık yarın cuma çocuklar. Heyecanlı günlere çok az kaldı. Güzel bir gün geçirin, 12 saate de az kaldı. Yarın yine buluşuruz inşallah. Hoşçakalın. Hoşça hadi görüşürüz. Çok güzel bir bu arada bu arada Melis'e tekrar geçmiş olsun diliyorum. Ayça da yarın yine aramızda. Emre bana evlenme teklif ettiğinde ben ona bir şaka yapmıştım. Ve erkekler evindeki arkadaşlarımız bunu yanlış yere çekmiş. Emre'nin bana daha yoğun olduğunu söylediler. Bence yanılıyorlar. Önemli olan zaten onların düşündüğü değil benim de düşündüğüm. Ne bu arkadaş? Nasıl olamaz? Çünkü söylemedim. Çünkü bir şeyleri öğretebilmişiz demek ki. Aynen öyle. Ne zaman biter acaba? Gel burada yap. Meyve suyu koyacağız zaten alt tarafa. Gel gel. Sakin ol. Alt tarafı bardağın içine koyacaksın. Ay. Efendim Emre ne oldu?
Size küslük hiç yakışmıyor. Ben söyleyeyim. Bence de. Hiç olmuyor yani. Biz hem hep beraber Ekvator'a gideceğiz. Siz küserseniz nasıl gideceğiz? He? Gidelim. O kadar hayal kurduk Eser. Aynen. Nasıl gerçekleştireceğiz? Sorularımı cevapla. Cansel'le küssün, benle değilsin. Tamam, sorularımı cevapla. Tamam, Azal'la ilgilensene. Tamam, şu an biz çift olarak sizinle ilgilenmeyi daha çok tercih ediyoruz. Yok yok, siz geçin bahçeye. Hayır. Geçin. Hayır. Böyle sizi gülerken göreyim ondan sonra. Hayır abi. Ya tamam, ben zaten konuşacağım. Tamam. Yani. Ama güzel güzel konuş. İyi ya da kötü bir sonuca varacağız. Tartışmayacaksınız. Tamam mı? Hayır, tartışmayacağım. Bizi rahatsız etmeyin o zaman. İyi ya da tamam. Kötü, iyi ya da kötü bir sonuca varacağız. İyi sonuca. Bak işte başladı bak. Ya Rabbim ya Resulallah. Başlamadı ya, bir şey demedi ya. Ne başlayacak? Bir şey demedi çocuk. Bak. İyi sonuçlara ulaşın. Tamam mı? Tamam. Gidiyorum, bir bildiğin vardır diye gidiyorum. Abi Melis'in yokluğu ne kadar belli ya. Harbi mi abi? Batu, tamam, Melis'in şey yokluğu çok belli abi. Ben de evet. Vallahi var ya, ay, yani içim diyor ki çıktık. Ya mercimek çorbası da yapıyorum da. Benim aşkım daha çok belli. Yapıyor musun şimdi? Hı, yaptım. Robottan çektim. Cansel mi? Çekeyim robottan. Rahatlama mekanizmanız ağlamaz. Aç mısın? Çünkü ben bağırıp çağırmıyorum. Neyi var? Adnan. Mercimek çorbası mı? Buna doyarım galiba. Mehtap bir şey diyeceğim. Ayça niye gitti? Ailesin şeye gitmişti, Pervin Hanım çağırmış kırmızı odaya. Tam onu biliyorum. Selamünaleyküm Cansu. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Ondan sonra işte ne problem var bilmiyorum ama gitti. Ya bak, gerçekten tartışmak istemiyorum. Ya hakikaten. Yani bu bakıyorum. Eser, biz yürütebilecek miyiz, yürütemeyecek miyiz? Bunu konuşalım bak, bence. Bana bu şeylerle gelme. Bak ben sana, sen şu ağzını açmadan önce benim bir konuşmamı dinlesen. Senin problemin bu. Dinlemiyorsun. Öyle bir duruyorsun ki. Bak, bıkmış, bezmiş gibisin. Evet, ben yani şu an tükenmiş bir haldeyim. Tamam mı? Beni bu halden çıkaracak olan kişi sensin. Evet, beni, ama ben buradan sürekli çıkarıyorum. Peki tamam, beni kim çıkaracak? Ya, ne çıkarıyorsun? Beni kim çıkaracak? Ya bak Cansel, hakikaten bak tartışmak istemiyorum seninle. Ben seninle tartışmıyorum bak, güzel güzel konuşuyorum. Yok, hep bende bir hata arama, hep kendini bir haklı çıkarma çabası, hep beni kötüleme, hep beni gömme çabasındasın. Nasıl? Yani ben artık ben gerçekten... Ben mi o çabadayım? Ya, evet, ben mi yapıyorum bunları sana? Ben sana ilk başta öyle dedim ya, sen gerçekten öyle bir şey mi düşündün? Düşündürdü mü sonradan, hani acaba Azal bir korkusu mu var, tereddütte mi kaldı falan dedin mi kendi kendine? Ya öyle bir şey olsa bile bunun olması gayet normal. Ne kötü bir şey yok ki yani. Bunu başka taraflara seçip çekmenin hiçbir manası yok. Ben çekmedim. Ben sana soruyorum. Sonuçta ben de çekmedim ama çekilirse bile diyorum. Bu başka bir tarafa çekildi diyelim hadi. Senin o işte önce böyle tereddüt etmem bilmem ne, tereddüt etti şöyle oldu bilmem ne dediler ya. Evet sevgili. Hayatının en önemli kararını veriyorsun. Tabii ki. Hayatını birleştireceksin. İnsan tabii ki de böyle bir şey yapabilir yani hani. Hiç beklemediğim bir anda geliyor çünkü. Hani 3 sene geçse, aylar geçse, bilmem ne olsa, ben sana o zaman teklif edecek olsam, sen bu durumu beklenti içerisinde olursun ve direkt evet dersin. Şu an hiç beklemediğin için böyle bir şeyin ne zaman olup ne zaman olmayacağını bilmediğin için aniden karşına çıkan bir şeyle tereddüt etmen gayet normal ama... İsteyip ama beklemediğim bir şey. Bu saatten sonra hiçbir konuda tereddüt olmaması lazım yani. Hiçbir konuda. Çünkü bu bize güç verir. Eğer tereddütlü yaklaşırsam bu saatten sonraki olan her şeye, işte acaba olacak mı? Acaba olmayacak mı? Acaba yapabileceğiz mi? Yapamayacağız mı? Kafanı sallama. Bir o yana, bir bu yana. Adamın sinirini bozma. Ama sen de sallıyorsun sevgilim ya. Tamam mı? Sen de sallıyorsun benim. Tamam işte, ben konuyu anlatırken yapıyorum. Tamam. Olacak mı olmayacak mı mevzularına girme. Ben olacak gözüyle bakıyorum, sen de olacak gözüyle bak. İnanmak başarmanın neysidir? Yarısıdır. Aferin. Helal olsun. Bu şekilde. Tamam. Hazır ol. Böyle bir hazır olma şekli yok yalnız. Otururken böyle oluyor biliyorum. Ne yapayım? Sen hazır olma. Senden istemediğim şeyleri sayıyorum. Şarkı söyleme hayatım mümkünse. Evlenirsek evde sürekli şarkı söyleyecek. Yok. Ben... Evlilik çabuk. Beni her halimle sevecektin hani. Ben seni her halinde seviyorum hayatım da, şarkı söylemeden halinde daha çok seviyorum. Sıfır sana inat, mikrofon alıp söyleyeceğim evde.
Ya bak şu tavrından vazgeçiyorum sen. Hadi konuş. Bak, iletişim kurmaya çalışıyorum aslında. Ben seninle iletişim kurmaya çalışıyorum. Ne iletişim kurmaya çalışıyorum? Bak şöyle konuşulmaz. Karşında bir insan konuşurken ya üf uf yapılmaz. Bak, doğru konuşuyorum seninle bak. Beni yükseltme. Konuş. Dinliyorum. Seni dinlemek istiyorum. Yok, şimdi mi dinlemek istiyorsun? Bak şu an buradan buraya geçtim bilmem ne daha ağzımı açmış. Sana şey diyecektim. Biz bu bizi yıkacak kadar biz o kadar güçsüz değiliz diyecektim. Hmm. Buradan işte ne bileyim bir lesson alalım, öğrenelim, yolumuza bakalım. Sen bana neler diyorsun ya? Sen ya bak, üslubunu görüyor musun? Ya ne üslubu? Sen kendi üslubuna bak. Kendi kalkış gidişlerine bak. Bana parmak sallamalarına bak. Sesini yükseltmelerine bak. Bağırışlarına bak. Sen hiç konuşmalarına bak. Sen hiç parmağını göstermedin. Cansel, seninle bu alışverişe girmeyeceğim. Gerçekten hangi girmeyeceğim. Alışveriş? Çünkü bu back and forth. Buna girmeyeceğim. Hı. Çünkü ona şeyim yok şu an. Anlıyor musun? Gerçekten yok. Yani şu an ya yapıcı konuşacaksak, tamam mı? Yapıcı konuşalım. Konuşmayacaksak, bana şey atacaksan, yok hata sende. Sen şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Zamanında şunu yaptın, bunlarla geleceksen hiç abi konuşma. Yani gerçekten ben yani o konulara girmek istemiyorum. Çünkü sadece ben şey olacağım, yükseleceğim. Sen yükseleceksin. Biz birbirimizi yiyeceğiz. Bir sonuca varamayacağız. Bir sonuca varmak istiyorum şu an. Ne sonuca varmak istiyorum? Sonuç ne? Ne sonuç bekliyorsun? Sonuca varmak istiyorum. Ne? Sonuç ne? Mesela. Sonuç ne? Bana tamam mı, devam mı soruyorsun? Hayır. Maç mı yapıyoruz? Ben sana öyle bir şey demedim. Yok öyle diyorsun. Cansel, şu an öyle sen düşün. Dedin. Hayır, sen diyorsun ya bak lafı çevirip sanki ben söylemişim gibi yapma. Hep bunu yapıyorsun. Hep bunu yaptın. Sanki ben haksızım. Her şeyde beni haksız göstermeye çalışıyorsun. Ben bunu sevmiyorum. Ben öyle biraz bir şey, kendinde bir hata ara. Ben öyle bir şey yapmıyorum şu an. Esersen öyle hayır, şu an değil. Dün, evvelsi gün bilmem ne. Stresliyim Cansel. Evet, stresliyim. Ne yükseliyorsun ki? Sakin ol. Yükselmiyorum. Bak, yükselirim. Yükselmek bu. Bak, yükselmiyorum. Seninle doğru düzgün konuşmaya çalışıyorum. Farkını anla. Benim yükselmemi biliyorsun. Ben yükseldiğimde nasıl olacağımı biliyorsun. Bak şu an yükselmiyorum. Şu an konuşuyorum seninle. Dün sen bana carladın. Yapma dedim. Yapma dediğimde daha çok carladın. Sonra kalkıp gittin. Bana bunu yapma. Bana onu yaptın, bunu yaptın deme diyorsun. Şu an sen söylüyorsun. Yok ama bunlar oradan... Tamam sen de yaptın, sen ben de yaptım. Tamam, birbirimize bunu yapa yapa gidelim o zaman biz. Nereye kadar? Şener bana ilk bunu söylerken benim duygum yok. Ben Tankut'tan hoşlanmıyorum. Ben Tankut'a aşık değilim, ölmüyorum dedi. Tamam mı? Böyleyse o zaman niye dedim ben bu kadar onu severken bu duruma sokuyorsun ve ben bunu başkalarından duyuyorum, bana söylemiyorsun hoş dedi. Hadi aylarımız. Oluştu demiyor ki. Sadece hoşuma gitti diyor tavırları, hareketleri. Yani kişilik olarak doğruladığı için. Benim duygum yok diyor Tankut'a. Ben de o şeyle dedim ki yani senin duygun yoksa duyguları olan bir insana destek olup niye böyle beni üzüyorsun dedim. Ve ben bunu başkalarından duyuyorum dedim. Köstek mi olsaydı? Neyle köstek olsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun şu an, anlamadım ki ben. Şöyle diyeyim sana, kısaca ne söylüyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun derken seninle konuşmaya çalışıyorum. Ama işte anlamıyorsun beni şu an. Diyorum ki. Bence sen anlamıyorsun. Şimdi. Algılarını kapatmışsın. Şu an tamamen böyle bakıyorsun, anlamak istemiyorsun. Hı, anladığımı söyleyeyim mi o zaman? Hı. Diyorum ki şimdi, biz böyle bir durumdayken, evet Tankut'tan hoşlanabilir. Yani bazen bir söz bile hoşlanmaya yetebilir. Bunun zamanı, yeri bilmem nesi yoktur. Ama ben burada Nur'dan duydum, Hazal'dan duydum, Mehtap'tan duydum, Cansel'den, Melis'ten duydum. Seray'a da en son ben böyle hani, o bana söylemediği için psikolojik olarak böyle hani bir iğneleme şey yaptım. Bilinçli de yapmadım. Ağzımdan çıkıverdi öyle şeyler. Öyle olunca da Seray niye böyle davranıyorsun diye hatta burada hep beraber konuşmasını yaptık. Keşke gelip bana söyleseydin. Cansu senin böyle duyguların var biliyorum ama siz bir yola girmediniz. Benim de var. Hani haberin olsun deseydi ben zaten yine hayır evet demezdim. Tamam. Hoşuma giderdi bu durum. Doğru söylüyorsun. Anladın söyleyebilirdi. Bunu yapmadı evet, işte. Haklısın ben burada. O yüzden ona kızdım. Haklısın ama bu da... hissetmemesi gerektiği anlamına gelmez. Hissetmemesi gerekiyor demedim. Şu an tam tersine birlikte olmak istersen destek olurum Seray'da dedim ben. Seray da aynı konumda bence. Tamam da ben... Ama ben ne dedim duymadınız mı orada? Birlikte bir yola çıkma kararı alsalar bile destek olurum dedim. Mutlu olsunlar dedim. Kim nasıl mutlu olacaksa öyle. Demek ki onlar birlikte mutlu olması gerekiyorsa ben Tankut'la mutsuz olacakmışım anlamına geliyor. Buradan böyle söylüyor. Buradan böyle söylemiyor. Cansu'nun kardeşim içindeki adliyet yok. Yani galiba öyle olmayabilir ama bir şey söyleyeceğim. Ben 5 sene önce...
Yükselmene gerek yok. Yükselmiyorum, ben öyle konuşuyorum. Ya ona bakarsan ben daha önce de aşık oldum. O anda da ondan vazgeçemeyeceğim, onsuz olmak istemediğimi düşündüğüm anlar da oldu. Ama tecrübeyle sabit olarak zamanla evet şu an duygularım böyle, evet üzülüyorum ama demek ki hayırlısı bu benim için değilmiş diyorsun. Buna böyle bakabilirsen zaten mutlu olursun. Bir türlü her zaman mutsuz olursun hayatta. Doğru. Şu an böyle bakamıyorsun ama. Nereden tamam, biliyorsun? Cansu şu an hani öyle bir tavır sergiliyorsun ki şu anda yani evet. Bir dokunsam ağlayacaksın. Yok ağlamam şu an. Tamam yani ben bunu dün hissetmiş olabilirim ya da bugün ya da bir hani... Seni sevdiğimizi söyleyerekten konuşmaya biliyorum, başladım. Bana bile yükseliyorsun, ben şu an gülüyorum. Benim yükselmem o, değil bu. Arbaylar şu an ağlayabilirsin. Sana karşı değil, olaylara karşı. Batu. Belli etti. Bir çeşit boşalma yöntemi. Sana karşı değil, olaylara karşı. İnsanlara saldıracağını alamam. Sen söylemesi yok, ben duruma karşı. Onu öyle kabul edeceksin, o zaman üzülmeyeceksin aldığı zaman. Saygısızlık ettim mi bilmiyorum ama etmediğini düşünüyorum. Ağlar göreceksin. Ağlar. Bence... Doğru söylüyor Cansu. Sadece Seray, sen de şunu hatırlatmak istiyorum. Sen evet, burası kısmetse olur evi. Biz erkeklerin özellikle dikkat ettiği bir şey var. Tabii ki sonradan duyguların, hislerin değişebilir. Problem yok. Fakat başta bu söylediğin sonrasında değişiyorsa, burada biz sadece samimiyete bakıyoruz. Ben bu yorumu senin için mesela yaptım. Dedim ki acaba gerçekten evde kalmak için mi böyle bir şey söylüyor? Çünkü bu akla gelen bir şey ve tabii ki. Olası bir şey. Biz buradaki samimiyeti hissetmeye ve anlamaya çalışıyoruz. Çünkü orada gerçekten çok yoğun duygularla gelmiş ve aynı şekilde devam eden biri var. Bu tarafta da Adnan'a gelmiş, burada hiç kimsenin olmayacağını söyleyen ama sonrasında evet. Tankut olabilir diyen, şu anda öyle hissediyorum diyen biri var. Burada sadece bizim için önemli olan samimiyettir. Yoksa bu, evet böyle hissedebilirsin gerçekten. Tamam, şu anda samimi olduğumu düşünmüyorsunuz, ben farkındayım. Evet, ben Adnan'ı tanımak için geldim buraya. Doğru, haklısınız. Ama bizim şu anda Adnan'la hiçbir şekilde ne bir elektriğimiz, ne bir konuşmamız, tamam. Hiçbir şeyimiz olmadı. Onu zaten gördük. Ha, yani yaşadık. Ben Tarkut'a da söyledim. Hani dans ettik vesaire. Sen bana hiçbir şey vermedin. Ama öyle bir samimiyet hissettim ben içimde. Tamam. Ve Tarkut'u tanımak istediğimi söyledim. Evet, tek handikapım evet Cansu'nun burada olması. Cansu'yla bir yola girmemiş daha. Cansu'ya tamamen evet dememiş. Bu insan evet, neden samimiyetsizlikten bahsediyor biliyor musun? Daha haftanın başında pazartesi günü bana tatlı getirip işte tekrar eskisi gibi hani bir konuşalım, bir tekrar karar bağlayalım deyip daha sonrasında gelip eve farklı söylemlerin yüzünden bu insanlar samimiyet duygunu göremiyor. Ben haksız eskisi gibi abi? Konuşalım doğru. Demedim. Dedim ki hani küs müyüz dedim sana. Çünkü öyle bir şey davranıyorsun ki orada lavaboyu oluyorsun falan. Sanki ben seni yiyecekmişim falan gibi böyle. Orada kafan şey yapıp ben dedim ki yani bu kadar korkmana gerek yok. Sonuçta biz aynı evi paylaşıyoruz şu anda. Ve her şekilde burada olduğumuz sürece yan yana geleceğiz. Sen kendinin farkında mısın ya? Sen kendinin farkında mısın? Sen kendinin farkında mısın şu anda? Sen kendini beni bu hale getiren sensin. Ben böyle bir insan değilim. Evet. Ben en baştan beri tanıdığın insanım. Beni bu hale sen getirdin. Vay be, evet. Ben ne kadar kötü bir adammışım. Ben sana neler yapmışım. Vay be. Yerini bileceksin. Bak ben eğer sana carlıyorsam, bir şey diyorsam orada tamam susmayı bileceksin. Bana carlamayacaksın. İnsanlar içinde bana aa diye bağırmayacaksın öyle. Sen aa diye bağırınca ben susmuyorum. Ben orada susuyorsam yediriyorum. Daha da kötüleşmesin işte diye. Ama bir günden sonra ben şey olacağım abi. Sen bağırınca ben de bağıracağım. Daha kötü olacak. Ya bunları görmüyorsun. Bir tek bendekileri görüyorsun. Bende hata, bende hata. Sen şunu yaptın, sen şöyle yaptın, zamanında bunu yaptın, bilmem nesini yaptın falan filanı. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani yürütmek mi istiyorsun ilişkiyi yoksa anlamıyorum yani bir üstte mi üstten mi yürütmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapmak? Sen ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun? Ne demek ya ben? Benden ne istiyorsun? Şu an benden ne istiyorsun? Özür dilememi istiyorsun. Hayır. Ne? O zaman ne? Seninle sorunları halletmek istiyorum. Ne sorunu? Ben sana sorunları söylüyorum. Elini masaya vurmalar, yükselmelerin. Gidip basıp gitmelerin, ekrandan bağırmaların. Ne diyorsun ya? Bu benim sorunum bu. Tek sorunum bu. Bunlar ilerli, ilerisi için, ya. İlerisi... Bak hala hep bana şey yapıyorsun. Görüyorsun, beni kötü görüyorsun. Bak canım benim. Her insan... Ya, bir her şey insan, söyleyeceğim sana. Her, o zaman her tamam bak. Noktaya gelir. Her insan o noktaya gelir. Hı. Fark etmez. Sen o noktaya benim aracımdan bana yükselerek, beni şey yaparak, vurarak geliyorsun. Ben kendi kendime yapıyorum bunu. Benim zararım kendime. Sen bana zarar veriyorsun.
Anlıyor musun? Senin zararın kendine mi? Ya beni bu hale getiren insan ya sensin. Ya bak hala beni. Senin zararın kendine değil. Senin kendine verdiğin zarar bana da zarar veriyor. Tamam. Aynı şekilde benim için de geçerli yani. Esat bunu görmezden gelemezsin. Neyi görmezden gelin? Bak ben sana ne diyorum, sen ne ya diyorsun? Ya bak ben şunu görüyorum şu an. Senin gerçekten hani konuşmaya tahammül edecek halin yok. Eğer şu bizim birbirimize tahammülümüz kalmadıysa tahammülüm, ne yapacağız? Tahammül değil çünkü yok. Bu tahammülle alakası yok. Bu algı meselesi. Benim şu an sana söylediğimi sen algılayamıyorsun. Ve belki senin bana söylediğini ben algılayamıyorum. Sen benden ne istiyorsun? Sen daha demin bana sordun. Ben de sana ne istiyorsun benden? Söyle ne istiyorsun? Kendinde hatalarını görmeni istiyorum. Bir daha yapmayacağım dediğin şeyleri yapmamanı istiyorum. Benim hatalarını göstermek istiyorsan bir uslupla mı göstereceksin? Hangi uslup ya? Uf Cansel, uf Cansel. Hangi uslupla? Bağırıp çağırayım mı Cansel? Senin gibi parmak mı saldın? Ne yapayım? Bağırıp çağırarak da değil. Sen çok mükemmel konuşan bir insan ben konuşuyorum şu an. Şu an çok güzel bir şekilde konuşuyorum seninle. Konuşma tarzım böyle değildir işte. Nasıl böyle değil? Bak. Ben sana soruyorum. Benim konuşma tarzım, tamam mı? Konuşma tarzım konuya ve davranışlara göre değişir. Benim de öyle olabilir o zaman. Yok işte bak, hayır. Ne hali? Senin yaptığın bununla şu an konuştuğumla bir tutma. Şu an senin benimle konuşmanı, dünle konuşmanı bir tutma. Sen benim bana kazık at, arkamdan iş çevir, sonra benim sesim çıkmasın. Aşk yaşayamıyorum, aşka çıkmıyorum. Aşık değilsin. Aşık değilim. İçeri girsem Tankut'la devam eder misin? Yarım kaldınız ya. Murat karşı biraz hak etmediği şeyler yaptığın gibi geliyor. Ne yaptın Gürkan? Bunu söyleyecek en son adam sen. Ben sana kırgınım bak, sadece. Ben sana dışarıdaki bir insan olarak... Ben de sana bu saatten sonra kırgınım o zaman Gürkan. Bir hafta öncesinde Ceyda ayağa kalktığında ağlıyorsun. Bir hafta sonra ismini yazıyorsun. Bu nasıl seni seviyorum? Evlenmiş, boşanmış birisini istemiyorum. Kesinlikle çocuğu olan birisini de istemiyorum. Ali burada olsaydı çarpışabilirdik o konuda. Evet arkadaşlar, itiraf ediyorum. Ben Adnan'la ilgileniyorum. Biz kullanılmışız, bunun farkına vardın mı? Ben mi elettirdim seni? Düşüncesi geldi aklına. Üzülüyor musun ilişkiniz bitti diye? Hayır, üzülmüyorum. Niye sana bu kadar koydu peki? Ben mi sana ümit verdim, sen mi bana ümit verdin? Böyle öyle bir söyledin ki ben sana ümit vermişim. Herkese samimiyetsiz diyorsun, sensin samimiyetsiz.